Halk gönüllü çıkalım seyrana doğru. Girdik beyna, girmişiz. Daha bu işin 5. günündeyim ha. Hiçbir şey bilmediğimi unutmayın. Bağlama çalışmak aşırı keyifli bir şeymiş arkadaşlar. Ama ne kadar kötü çalıyorsun diyen herkes için gerçekten 5. günümdeyim. 5. Yani 5. ayımda konuşacağız bir de. Şu an full tezene çalışıyorum. Bunun ismi tezeneymiş, haberiniz olsun. Neşet Ertaş'a Bozkır'ın tezenesi diyorlar ya. Tezene buymuş yani, haberiniz olsun. Bu da benim bağlamam. Say hello to my little friend. Ondan sonra bakayım akoru kaçmış mı kulaklık varken. Dur bakayım. Benim şimdi bağlama yeni olduğu için çok her gün akoru kaçıyor. Her gün akor yapıyorum tekrar. Kaçmış. Şimdi hiç açıkçası tekrar şey yapamayacağım ha. Şu an en büyük sıkıntım orta tel. Orta teli bir çözersem gerisi gelecek. Ama akordu kaçmış da hiç kulağınızı şey yapmayayım. Öf. Bağlama çalışıyorum bu aralar. Full tezene çalışıyorum. Çok kötü çalma kaçmış bu arada da. Mızrap da denir. Yok, mızrap daha sert ve uzun oluyor. Akor çok kötü kaçmış. Sitar gibi olmuş. Kafa siker bu. Şimdi koyuyorum geri yerine. 5. günümdeyim. İyi gidiyor. Tavsiye ederim herkese. Çok keyifli bir enstrüman. Yıllardır heves ediyordum. Güzel güzel aldım koydum. Çalışmaya devam. Açıyorum Star Trek izlerken tangır mangır basıyorum. Demin çalıştım çalıştım çalıştım, şuraya koydum, 1 saat 2 saat oldu. Durduğu yerde akordu kaçmış. Sordum onu da bilenlere. Yeni enstrümanlarda akor çok hızlı kaçarmış. Öyle diyorlar. İndir telefonu, akor depi deneye yanında yaparız. Yaparız da şimdi kulağınızı açmayayım yani. Ders alıyorsan notalı al, kara düzen gitme. Ders almıyorum ya, internetten takılıyorum öyle. Bak Enes Tanrı verdi demiş. Ben de keman çalıyorum. İlk 6 ay parça çalamamıştım. Bir enstrüman çalmak sabır gerektiren bir uğraş. Yok ya, ben şarkıya falan hiç girişmedim. Şu an hakikaten orta tele basmaya çalışıyorum. Bir de şey, böyle bir bağlamayı bir tutma tekniği var. Tuttuğumda benim elimin içi biraz etli böyle bak. Görüyorsun şura etli. O etler böyle alt tele basıyor bazen ben üst tele basmaya çalışırken. Onlara basa basa alışacağız. Ben de tecrübeliyim. Yeni olmasa bile sıcak ve soğukta akordu bozabiliyor. Bozuyordur bu arada ha. Bozuyordur. Çünkü işte düşünün. Geliyorum buraya, klimayı açıyorum. Salon serinliyor. Gidiyorum yatıyorum. İşte sabah güneş doğuyor. Salon ısınıyor mu ısınıyor ya da evde değilken ısınıyor. Sıcaktan geviriyor gönül telleri. Sonra geliyorum tak klima açıyorum. Tahta bu alette yani, neticede şeye hassas, ısıya hassas. Gerigenleşiyor, gönülleşiyor, bir şeyler oluyor falan. Yani diyeceğim güzel, keyfim yerinde. Havanın sıcaklığı ve ortamdaki nem oranı büyük etkiliyor akordu. Kullanmadığım dönemde tülbent ser üzerine. Valla İstanbul inanılmaz nemli. Haliyle etkiliyordur. Abi Erdal Erzincan ve Arif Sağ'ın Bağlama Tekniği adında bir kitabı var. Başta karışık gelebilir ama çok faydalı olur. Alırım alırım ya. Ben şu parmak egzersizlerini yapıp bir... Yani şu an neye kasıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Basmaya çalıştığım tuşa basamıyorum şu anda. Tuşeye çalışıyoruz yani. Çalmazken kılıfa koy. Harbiden mi? Aa, hiç denemedim onu ha. Telleri yeni taktıysan esner. Teller yeni, bağlama yeni. Bağlama işte geçen hafta usta rafından indirdi, cilasını vurdu. Tellerini taktı, o kadar yeni yani.
Bu arada Demir Yoda Aslan, Tufan Uzun, Lidra, Mustafa Özpolat, Şafak Diyotama, Esat Alaçan, efendim Berkcan Boğa, bunlar hep abone olmuş. Esin Durmaz, Barış Sarıdede, Mustafa Can Erdem, Mutlu Samoy, Gürkan Atalay, Eren Akbulut, hep bunlar abone olmuşlar. Talha Koç abone olmuş, hoş gelmiş. Eren Turunç, hoş geldin. Ulaş Aşkın. Ben de Ünide Tezen'in adını unutunca Zülfikar duydum. Ne? Ses biraz az mı yoksa benim TV'de mi sıkıntı var? Ha, azmış ya biraz ses. Dur. Dur. Ses seviyelerinizle oynamayın. Benim tarafta sesler kısık biraz. Şöyle biraz kendime yaklaştırayım mikrofonu, daha güzel olur. Can abi, hangi ağaçtan, bir de teknesi hangi tür? Ağacını hatırlamıyorum. Teknesi 42'lik. 42'lik uzun sap. Talha Koç, Eren Turunç, hoş geldin. Japonca isimli arkadaş, hoş geldin. Dördüncü ayına girmiş. Onur Önoğlu, Emir. Bakıyorum daha. Oruç Kibele. Emre E, 10 euro atmış, sağ olsun. Arakis, hoş geldin. Erdi Küçük, Cult of the Lamb'de keto kurmamız yok mu? Ha, Cult of the Lamb'e bakacağım ya bugün. Bir sürü yeni yeni oyun aldım, indirdim. Kaç aydır da yeni oyun bakamadım. Selamlar abi, kolay gelsin. Uzun sap mı bağlama? Yes, uzun sap. Ben boylu bosluyum arkadaşlar, uzun sap. Yani kısa sap benim elimde küçük kalıyor ya. Küçük alacaksam da hakikaten şey alırım. Ne o, bir tane küçük bağlama var ya. Cibulek mi ne, bir ismi var, tuhaf bir ismi var. Ondan alırım almışken yani. Murat Bozkaya, hoş geldin. Semih Yalçınkaya, Kazım Arslan, hoş geldiniz. Şu viskileri görünce Jojo videosu aklıma geliyor. Salyalarım akıyor. Benzeri gelecek mi? Valla şimdilik değil ya. Ama mafya videosu için gereken videolarımı en sonunda viskileri en sonunda biriktirdim. Bu ışık niye böyle? Yukarıdaki ışığı beğenmedim hiç ha. Bir dakika. Işığı değiştireceğim biraz. Cura abi o. Ha işte, neyse. Cura da çalacağız inşallah. CS Game Design içerikleri üretmeyi planlıyor musun? Yok. Aa. İyi akşamlar. Saçınız önceki yayınlara göre daha güzel duruyor. Mor toka taktım, o yüzden olabilir. Westworld son sezon izledin mi? Yo. Westworld'u kapattım arkadaşlar ben 3. sezonda. Abi Rings of Power dizisiyle bir beklentim var mı? Var. Dizi çıksın, millet birbirini yesin, ben de biraz güleyim. Aynı zamanda da biraz Lord of the Rings hentaisi düşerse gözümüz gönlümüz açılır. Beklentim bu kadar. Başka hiçbir beklentim yok. Bok gibi bir iş olacağını düşünüyorum. Gürkan Uğurlu, hoş geldin. Mertcan Erkoç, hoş geldin. Yasin demiş ki staj yaptığım şirket devam etmemi istedi. Vay be, ulan gençken yakışıklıyken insanın en heves ettiği şeylerden bir tanesi oluyor bu. Yasin hayırlı olsun. Ekonomik kriz dönemlerinde çok güzel, temiz iş bulmuşsun. Arda Tongal, hoş geldin. Game design o kadar basit betimlenebilir bir şey mi? Yani basitten karmaşaya doğru gidiyor. Ne anlattığının farkındaysan aşırı da karışık bir şey değil bence. Ama bizim Rules of Play diye bir tane kitap var. Eric Zimmerman'ın yazdığı. Rules of Play kitabında şeyden çok bahsediyor ki kitabı 2002 senesinde yazmışlar. Rules of Play kitabında Eric Zimmerman şeyden bahsediyor. Biz diyor şu anda oyun konuşmaya kalktığımızda diyor, herkes götünden bir terim uyduruyor, ona göre konuşuyoruz. Haliyle kimin ne konuştuğunu anlamıyoruz. Ne eleştirimizi düzgün yapabiliyoruz, ne kendi işlerimizi doğru konuşabiliyoruz diyor. Vaktinde Reis 2002 senesinde o kitabı da yazmışlar ki Katie, Eric Zimmerman ve Katie bir şey, kadının soyadını unuttum şimdi. İki kişi o kitabı yazmışlar ki kitabın amacı şey olsun, game design dünyasında ortak bir terminoloji oturtulsun da millet rahat konuşsun diye. Haliyle game designerların ortak oturmuş bir terminolojisi var.
Ama baktığın zaman hala oyun eleştirisi yapanların, inceleme yapanların ortak bir terminolojisi yok. Herkes kendi keyfine, kafasına göre inceleme yapıyor. Ki bu doğru bir şey. O yüzden ben de hep diyorum ya zaten siz dinleyeceğiniz, yani incelemeyi alacağın kişiyi beğeniyorsun aslında sen. İncelemenin kendisini değil. Mesela ben MMO'cudan atıyorum JRPG'yi incelemesi dinlemem yani. Suat Vural hoş geldin. Arda Tongal hoş geldin. Abi Unreal öğrendim. Mimarlık şirketlerine VR gezinti düzenleyebiliyorum. İşimi hak ettiği değerde nasıl satarım? Mimarlık şirketleri için VR gezinti projeleri falan diye Google AdWords ve YouTube'a 2-3 tane örnek video çık. Altına da iletişim bilgilerini koy. Onlar seni yavaş yavaş bulurlar. Birkaç tane mimarlık şirketine de mail gönder. Tanışmak isterim, proje yapmak isterim diye. Bu kadar. Jason Schreier'in kitaplarını beğendin mi abi? Tabii canım ama Jason Schreier'in kitapları gazetecilik arkadaşlar. Yani şey, şu şirket şöyle bir şey yapıyordu, yapamazsın dediler ama onlar kafaya koydu, yine de yaptı, vay sana helal olsun, insan hikayesi yani. Hani hoş da benim ilgilendiğim asıl gaming kitapları öyle şeyler değil. Bak şuradan başını görüyorsunuz bir kısmını. Şuradaki kütüphane rafım benim devam ediyor. Gazetecilik bunun çok kısa bir kısmı. Yani Jason Schreier'in gazetecilik yaptığı şeyle Enis Kirazoğlu'nun yaptığı videolar arasında kategorik olarak fark yok. Enis'in de var ya böyle bilmem ne oyun şirketi şöyle kurulmaya çalıştı ancak işler öyle gitmedi falan gibi videoları. Jason'ın kitap da biraz böyle şeyleri konu alıyor. Onları da bilmek önemli. Sektör hikayeleri önemlidir. Hani insana ilham verir veyahut da yol gösterir, referans olur. Ama yani şurada Challenges for Game Designers, The Art of Game Design falan gibi kitaplar var. Yani oyun gazeteciliği, oyun eleştirmenliği, oyun geliştiriciliği ve oyun tasarımcılığı çok farklı dört tane meslek. Bunlar kafanızda karışmasın. Ben oyun tasarlama üzerine yazıp çizip okuyorum. Benim sevdiğim taraf orası. Mesela oyun geliştiriciliği bilmiyorum ben. Bilmiyorum derken yani Unity, Unreal açtım biraz kurcaladım. Ama oyun geliştirmek benim yaptığım bir şey değil. Oyun tasarlamak, game design. Bu farklı bir disiplin. Oyun geliştirmek farklı bir disiplin. Oyunun görsel tasarımını yapan arkadaşlar onlar başka bir disiplin. Animasyonu yapanlar başka bir disiplin. Eleştiri, inceleme yapanlar başka bir disiplin. Gazetecilik, habercilik yapanlar başka bir disiplin. Bunlar birbirine çok geçişli şeyler değil. Sektördaş sonuçta. Ama şey gibi yani. Ne bileyim, bir restorana gittiğinde orada garson da çalışıyor, aşçı da çalışıyor, işletmeci de çalışıyor. Hani garsona şey demek gibi bu biraz. Ne diyorsun abi, patatesler iyi kızarmış mı falan. Ne bilsin garson. Bay Bars 10 dolar atmış. İyi yayınlar Cese. Bir ara ilkokul çağındaki çocuklar için video board game önerilerini almak isterim. Aslında güzel fikir Bay Bars. Çok güzel oyunlar var çünkü gerçekten. Ama çoğu İngilizce tabii ya. Harun gemisinin kaptanı olmuş. Hoş geldin. Yusuf demiş ki biz de denedik o işi, kimse para harcamak istemiyor. Doğru, bir de ucuzcudur bunlar. Fatih Güney abi son zamanlarda güzel hikayelerin toksik kitlelerinden hiçbir şey konuşası gelmiyor insanın. Bilmiyorum tam ne demek istedim Fatih ama doğru. Sen de haklısın. Alpondes hoş geldin. Efecan hoş geldin. Umut Yolcu 4. ayına girmiş. Dijikstra uzay vatandaşı olmuş. Abi bugün daha yakışıklısın, bağlama yaramış abime. Vallahi arkadaşlar spor devam, beslenmeye devam, biraz kilo veriyorum. O da böyle yüzümü daha ince gösteriyor. Biraz daha yanaklarım çöktü son zamanlarda. O yüzden bir tık daha iyi gözüküyorumdur size. Deniz Şaybak hoş geldin. Mahmut Kuruçay 50 TL ateşlemiş. Abi pazartesi iş değiştiriyorum. 30 yaşında olsam bile hafiften bir heyecan oluyor. Handover vesaire meselelerinden yayınlara gelemedim. Seviliyorsun demiş Mahmut. Mahmutcum çok sağ olsun. Ben de bu aralar çok yayın açamadım zaten. Yaz sıcaklığı mıdır, rehavet midir, ne oluyor bilmiyorum. Oturuyorum, dizi izliyorum, bağlama tıngırdatıyorum bu aralar. Hakikaten böyle bir tatil kafasındayım yani. Abrek Koç hoş geldin. Abi oyun tasarlamak yolunda somut bir şeyler yapıyor musun, yaptın mı? Yani yapıyorum da şöyle dedim ya, bu oyun tasarlamanın game design tarafındayım ben.
Yani evde böyle birbirine girmiş kartlar, kutular, şeyler var sürekli. Ne diyeyim, sayılar, Excel tabloları. İşte dördüncü turda şu kartı çıkarırlarsa altıncı tur ne olur? İşte her tur iki tane kart çekiyorsalar üçüncü tur elleri şişer filan gibi böyle bir takım Excel dosyaları, matematik hesaplar, böyle şeyler var elimde. Bitmiş ürünlere dönüştürmüyorum ama bunları. Çok da dönüştüresim yok zaten. Yani bunlar biraz Minecraft gibi yani. Girip biraz oraya eşeliyorsun, buraya eşeliyorsun. Ne çıkıyor bakıyorsun gibi yani. Civilization 6 yayınları Ceren hocam ile başka güzel oluyor. Evet. Şimdi kavuk sipariş ettim arkadaşlar. Bir sonraki yayında kavuğumla sizlerle beraber olacağım. Zemheri hoş geldin. 30. ayına girmiş. Abi Balıkesir'e düştüm. Üniversite olarak yazdığımı bile unutmuşum. Bilmiyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yani Türkiye'deki top 2 üniversite dışında herhangi bir üniversitede okumak çok da farklı değil gibi geliyor artık bana. Abi senin kalflar çok sağlam bu arada. Üst vücudu istediğin seviyeye çekersen Baki gibi olursun valla. Allah Allah hadi bakalım. Ama kalflarımızı övüyorlar evet. Ali Talip Sarıoğlu 5. ayına girmiş. İsmiş 55 hoş geldin. Kaan of Rivia hoş geldin. Can Koyuncu 33. ayında hoş geldin. Can nasıl gidiyor? Yeni soslar var mı? Hiç görmüyorum bu ara storylerde. Abi üniversite 4, yaşım 21. Nefis yemek tarifleri YouTube kanalının TikTok ve Short sorumlusu oldum. Hem korkuyorum hem de kendime güveniyorum. Yani öncelikle yaparsın kardeşim, sıkıntı olmaz. İkincisi ilginç bir deneyim olur ya. Yani videographer diye bir meslek peydah oldu son senelerde. Herkesin hızlı hızlı bir takım montajlar yapacak can dostlara ihtiyacı oluyor. Arayan da çok var. İyi olur, deneyim olur. İş öğrenirsin yani. Sağdan soldan belki kaç para kazandıklarını da görürsün, vizyon katar. Yani cidden YouTube kanallarının, YouTuberların bilmem nelerin hakikaten kaç para kazandığını görünce insan bir tık daha böyle sektöre hakim oluyor yani. Ulan. Lan oğlum. Lan oğlum bu öldürülen. Allah Allah. Ya şey gelecekti, ona bakıyorum. Kaçırdık mı lan? Ah be. Ya vay arkadaş ya. Bu Sims'e bir tane liseliler paketi geldi ya. 28'inde kod gelmiş onun için. Electronic Arts'tan. 28'inde ya, daha doğrusu kodu gidip 28'ine kadar alıp aktifleştirmem gerekiyormuş. Ben de ya nasılsa kod geldi abi, durur orada rare falan yapıp hiç bakmamıştım açıkçası. Sims mi oynayacağız kardeşim falan gibi olmuştum. Kodun tarihi geçmiş. Ya kodun tarihi geçer mi ya? Ne bu şimdi? Üf, ben şimdi o eklenti paketini almazsam kudururum. Kaç para acaba o eklenti paketi? Ulan yaktınız beni be. High school years. Kaç para? Allah kahretsin ya. Kaçırdım koda bak. 339 liraymış ya. Ah. Kalbim sıkışıyor. Bonya hoş geldin. Ali Kemal, Berke Tolungüç, Çağrı Kaygısız, Koleksiyoncu 47, Barış Özvatan. Efendim bakayım başka. Başka başka. Deniz Şaybak. Kaan, resim işi çok uzadı ya. Tek işe 40 saat ayırdım, bir noktaya geldim. Para güzel de bu nedir CS? İyi iyi, çalış çalış. Oo, otomasyona mı geçiyorsunuz? Hadi bakalım. Mehmetcan Demir hoş geldin. Hero Grims.
Burahan, Çağlar Efe Köse'de hoş geldiniz. Efe Soydinç. Berke Uzuner, Oğulcan Küçük Bıyıklar, Mayday Junior. Herkes hoş gelmiş. Arkadaşlar ya. Ya bunun da kodunu atmışlar bize, vakti geçmiş ya. Öf. Şimdi tekrar buna para versem içim geçecek ya. Ay. Ay, kötüleştim. Sezgin hoş geldin. 32. ayına girmişsin. 32. ay bu arada ha. Öf. Ya bunu alsam kaç gün oynayacağım belli değil. Ben bunu almayayım ya. Sen bunu almazsan gece rüyalarına girer abi. Ya emin değilim. Şimdi asıl soru ne biliyor musunuz? Liseli simlerle oynamanın şöyle bir sıkıntı var. Liseli simler neticede vuhu yapamıyorlar, değil mi? Yanlış mı biliyorum? Bu ek paketi oynayan ya da izleyen vardır aranızda. Liseli simler neticede vuhu yapamayacaklar. Değil mi? Çünkü 18 yaşından küçükler. 18 yaşından küçük dijital karakterlerin canlı yayında vuhu yapması yasa dışı olacak. E şimdi tamam. Haliyle insan şöyle oluyor. Kardeşim, ben bu oyuna verdim 359 lira. Bunun içinde bir vuhu bile yok. Ben zaten mevcut eldekilerle vuhumu yapıyorum. Abi mod var, lise resimler de vuhu yapıyor. Olmaz Zeynepçim, öyle olur mu? Yanlış olur. Yanlış olur. Ya da Euphoria modu yükleyeceğiz. Böyle penis çarpacak ekrana. Hadi bakalım diye. Barış hoş gelmiş. Sabah ne diyorsun? Öğlen Wattpad, akşamda yayın demiş. Ahmet Evren yolcusu olmuş. Osman Enes Tosun. Abi DAP projesi sunmaya çalışırken trader vizyonundan kaçamıyoruz. Yerli bu halde yabancı yatırımcı da DAP havuzunda bizi bulamıyor. Kuruduk kaldık. DAP ne bilmiyorum ya. Digital App mi yani? Liseliler öpüşebiliyor sadece oyunlarda. E tabi. Düşünsenize Sim 4'ün liseli paketi bir çıkıyormuş, seks var. Üf, ortalık yıkılır. Efecan, üyelere özel videolara erişememem yeni üye olduğum için mi acaba? Yo, o videolara ikinci seviye, yani 15 TL'den üye olduğunda erişiyorsun. Zeytin sahipleri chat'e yazabiliyor sadece. Abi liselileri vuhulaştırmayı verelim, okuyalım, adam olalım. Ya zaten üniversite paketi var. Ha, decentralized app. Eyvallah. Trade kafasından çıkamıyor dediğinde yani şey mi? Borsa mı istiyor herkes? Berkay A, Umut Arslan hoş geldiniz. Sezgin de DAP için sabit sabır lazım bir süre diyor. Sezgin bizim Sereglin chat'te bu işleri bilir. Devir değişti CS, şimdiki liseliler fel fena. Şafakçım öyle diyorsun da İmam Hatipler'de okuyor ya bunlar. Ay ya, İmam Hatip var mıdır acaba burada ya? İmam Hatip'e gidip erken yaşında ateist olan aşırı Müslüman bir çocuğu oynasak keşke. Selam CS. Şu an bir grup ile Steampunk evreninde Fate Core oynuyoruz. Steampunk evreninde fantastik olarak neler yapabilirim? Herhangi bir fikrim var mı? Her şeyi yapabilirsin. Steampunk'ın esprisi o. Sen fantastik bir şey düşün. Sonra de ki yani içindeki kristallerden enerji alarak rulmanlar ve gazlı sistemlerle pıt 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 diye gidiyor de. Everything is Steampunk. Steampunk ejderha, Steampunk elf. Steampunk dediğin normal oyundaki herhangi bir unsura vurduğunda içinden dişliler, bakırlar dökülüyorsa steampunk oluyor işte. Steampunk da asıl espri anlatmakta. Steampunk estetik bir tarz, onu unutmayın. Can Buluç hoş geldin. İmam Hatipler daha fena. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Eskiden ne güzel İmam Hatipler vardı. Şimdi yavaş yavaş CHP hükümeti kapatmaya başladı. Ben CHP'ye çok sinirliyim. Hep CHP'yi eleştiresim geliyor. Oturuyorum, kalkıyorum, CHP'yi eleştir... Oh, bir dakika lan. CHP henüz iktidarda değildi. Aa, 20 senedir AK Parti iktidarda ya.
Lan yine dikkatimiz dağıldı görüyor musun? Neyse. Abi bu Gary's mod birden patladı. Zamanında almadım 78 lira olmuş. Ne? Püf, diye ağzımdaki suyu püskürtüyorum. Gary's mod 0 ya da 5 lira değil miydi ya? Hamza hoş geldin. İmam Hatip mezunuyum, değiştim. Valla ben şeyi çok tahmin ediyorum ya bizim ülkede. Aileden inançlı yetişip İmam Hatip'e girdikten sonra vay aga bu şekilde miymiş ya? O zaman ben gideyim de deist olayım. Deistlik çıktı bir de son zamanlarda. Ben deistliği son zamanlarda çok duyuyorum. Çok popüler oldu deistlik. Deistlik bana biraz şey gibi geliyor. Ya benim şimdi annem babam muhafazakar insanlar. Bayram namazına gitme huyum da var. Oruç tutup iftar sofrasına da oturuyorum. Kimseye de İslamiyet'ten tiksindiğimden ateist oldum diyecek götüm yok. Haliyle soranlara deistim diyorum gibi bir böyle bir deist açılımı oldu son zamanlarda. İyidir. Kimsenin koşa koşa alevli ateist olmasına gerek yok. Ateist olan da hemen terörist ateist oluyor. Hayır, camiler yakılsın falan gibi oluyor herkes böyle. Yavaş yavaş. Millet böyle şey oluyor küçük küçük. Deizm bana biraz şey gibi geliyor son zamanlardaki deizm. Yani şimdi hardcore ateistim demeyelim de. Deistim diyeyim. Ya ben insanlar bir sorgulamaya girmişler gibi. Bana öyle geliyor. Çünkü arkadaşlar bu ülke hakikaten pek çok değeri muhafazakar bir ülke yani. Yani insanlar şaka maka ülkede yaşanan bir sürü gelişmeden ötürü inançlarını sorguluyorlar. Genç kardeşler bilhassa sorguluyor. Sorgulayınca şimdi bir kısmı gidiyor hakikaten terörist ateist oluyor böyle. Dinler kötü, herkes yansın falan gibi oluyorlar. Onun da fazlası zarar. Ona da gıcık oluyorum ben. Saldırgan ateist mi, saldırgan vegan mı daha kötü derseniz, saldırgan ateist vegan en tehlikelisi diyebilirim. Yoksa kendi haline bırakılmış bir ateistin, bir veganın kimseye bir zararı yok. Ama diktacı ateist de diktacı vegan en az diktacı Müslüman kadar problem yani. Altı senedir İmam Hatip'e gidiyorum. Abi yedinci seneme gireceğim. Hardcore ateistim. Peki ateist mi girdin? Yoksa sen din öğretileri sonucunda mı ateist? Oo hardcore ateist bir de. Şey tarzı değil mi? Hani böyle atıyorum. İşte yazmış ya bak Can Harpagon. Allah korusun deyince kim korusun? falan diyen tayfadan mı oldun? Sizleri Allah'ın olmadığına ikna edeceğim. Entel Feridun, Ateist Feridun versiyonu böyle. Yine mi namaz kılıyorsunuz barbarlar? Ay, öyle bir kadro, öyle bir video yapsak keşke ya. En problemsiz diktacı kimdir peki abi? Şey, BDSM'de Master Mistress rolündekiler. Onlar %100 diktacı ama keyif alıyorsun. Abi ben lise 1'e kadar ibadetlerini yerine getiren bir Müslümandım. Lise 1'de Kur'an'ı okumam ile tüm hayatım değişti. Ha bu dizi girişi gibi değil mi? Ben lise 1'e kadar ibadetlerini yerine getiren bizim Müslümandım. Lise 1'de Kur'an'ı okumam ile tüm hayatım değişti. Süper imam. Du 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 du. Diririririririr. Süper imam. Netflix'te. Ceviz Ağacı hoş geldin. Sedat Bender. Bu galemin bir alem diye okuyorum. Galem yazmış meğer. Bu galemin bile bir yaratıcısı varken bu Miko evrenin nasıl bir yaratıcısı olmaz? Ey müminler sorarım size. Dağları kim yarattı? Vampir hatipler kapatılsın demiş. Muazzam olurdu bu arada o video. Evet, Entel Feridun'un bir tane ateist Feridun versiyonu lazım gerçekten ya. Oturmuş evde böyle Kur'an yırtıyor böyle. Tamam mı? Sonra geliyor. Böyle duvarda mesela Allah yazıyor böyle, tamam mı? Öyle bir tane sahnesi var ya Entel Feridun'un. Duvarda böyle Allah yazıyor. Ne görüyorsunuz bu resimde? Valla Allah yazıyor. Hayır! Alıyor atıyor yere böyle filan. Ay ben mi yapsam bu videoyu acaba? Deep Turkish Web yapmaz çünkü. Üç kişiyi dinden çıkardım abi lise başında çıktım dinden. Ondan önce de anaokulunda Yasin suresini filan ezberletmişlerdi. Anaokulunda mı?
Joseph her şeyin aşırısı zarar demiş. Hoş geldin. Anaokulunda bana hiçbir şey ezberletemediler ya. Alpondes hoş geldin. Yılmaz Oyan 5. ayına girmiş. Hoş geldin. Bende de tam tersi oldu. Ağır ateistten nur boy oldum. Ne? Kur'an okuyunca mı? Çok ilginç ya. Yani normalde bunun olması gerekli, anladın mı? Normalde oturuyorsun evinde, imansızsın böyle filan. Kur'an'ı bir okuyorsun, işler değişiyor. Girmiş böyle yazıyor. İşte sonra bilmem ne bir şey yaptı, bir şeyler oldu. Gene mi Kur'an okuyorsun Feridun abi filan bir şeyler. İlginç bir şey de olabilir. Mertcan Akkaya selamlar, askerden yeni geldim CS. Ne gibi değişiklikler var 6 aydır? Mertcan çok bir değişiklik olmadı ya. Ben son 3 aydır bir tık yatma moduna geçtim. Eskisine göre daha az canlı yayın, daha az video dönemine girdim. Böyle tam bir neler yapsam internette falan gibi aralardayım. Bir de ben de bir küçük askerliğe gittim gibi düşünebilirsin yani. Jir Tekdal fark etmeden 3 ay olmuş gelirim olduğundan beri demiş. İyi güzel güzel biriktir. Çağatay Şahin zeytin sahibi olmuş, hoş geldin. Abi bir film vardı ya, Tanrı apartman dairesinde takılan atletli bir dayıydı. Şarkı neydi onun adı? Şarkı oğlu mu? What if God was one of us? Ha? Kayra Gani hoş geldin. Abi bir temsil yapsam mahkemede adam öldürme parodi diyem diyen abiyle karşılaşırsın. Evet. Aynen. CS için adalet oluruz bir anda. Abi benim Umre'ye gitmişliğim var ama şimdilerde Ricky Gervais gibi geziyorum. Nasıl ya? Umre'ye ne ara gittin oğlum? Kaç yaşındasın sen? Harbi bu patern var. Bana da anaokulunda Kur'an kursu dayamışlardı 2 yaz boyunca. Anaokulunda arkadaşlar. Biraz fazla değil mi ya o? Benim maalesef öyle bir arkadaşım var. Refleks olarak Allah falan dersek hemen atağa geçip bak yok olsa beni çarpardı şimdiye kadar deyip küfürler etmeye başlıyor. Sedat demiş ki ben eskiden Allah'la şeytanın arasını barıştırmaya çalışan bir çocuktum. Ya bu nasıl bir iyi niyetlilik ya? Bu nasıl bir iyi niyetlilik ya? Liseye girince Allah'a inanma ve Müslüm skillerimi kaybettim. Ne oluyor ya? Liselerde ne yapıyorlar ya size? Lise 1 ilk dönem İmam Hatip'teydim. Ateistim diye ağır dövmüşlerdi beni. Bana da bahane oldu, ayrıldım İmam Hatip'ten, birinci girmiştim okula. Ya sen de İmam Hatip'te ateistim demek de biraz ama şey yani ha. Yürek yemişsin yani. Pinky demiş ki Kur'an kursu kainat tayinin en gereksiz şeyidir. Hiçbir şey öğrenemiyorsun. Kur'an'ı okuyorsun, anlamını bilmiyorsun. Gidene saygılar demiş. Bilmiyorum be Pinky. Kur'an kursu mu daha gereksiz yoksa K-pop konserleri mi daha gereksiz diye sorsan gerçekten arada kalırım. Şu an net bir cevabım yok. Yağız Engin hoş geldin. Bana gökten abonelik düşmüş diyor Uzay Baran. Kim hediye etti ya, görmedim. Abonelik hediyelerini okuyorum genelde. Oy, bu arada chat çok hızlı ilerliyor ha. Dur biraz aşağı kayayım. Yağız Engin, Birkan Kirez, Dolunay Altın Kılıç, Siblo oğlu, Resul Günay, Agen. Çocukken her yıl zorla Kur'an kursuna gönderiliyordum abi. Bilen bilir bunun öğrenimden çok zulüme dönüşmesini. Arkadaşlar hiç böyle bir deneyim olmadı benim. Bizim evde rafta duruyordu. Aldım kendim okudum. Yani ne zorla okuttular ne bir şey oldu. Okudum, beğendim. Ben Kur'an okurken en çok şeye takılmıştım ama açtım okuyorum böyle. Lan diyorum ne Yahudiymiş arkadaş. Yahudilere ne bu kadar bilenilmiş ya. Veriyor da veriştiriyor. Bakara suresi miydi? İlk daha başındayım kitabın. Aga diyorum ben herhalde önünü okumadım. Şu an bir dramanın ortasından girmiş gibi oluyorum. Siz de yaşadınız mı bunu bilmiyorum da.
Can, Deniz Yıldırım hoş geldiniz. Umutcan hoş geldin. Sinan Durmuş, İlyanka. Ben açtım okuyorum abi. Daha başı. Veriyor, veriştiriyor Yahudilere. Şimdi diyorum lan öncesinde ne oldu acaba? Hani şey gibi oldum böyle. Bazen bazı serilere ikinci kitabından, üçüncü kitabından girersin ya. Ya da üçüncü filminden. Ben zaten üçüncü kitaptan girmişim. Üçüncü kitaptan girince anlamadım. Çünkü bir itişme var ortada. İnanılmaz sinirliler. Daha anladın mı? Bismillah böyle açtım yani. Lan diyor, Yahudi gibi olmaz olsun. Puh falan. Verdikçe veriştiriyor, ateş ediyor. Aga diyorum ben neyi kaçırdım ya? Nasıl bir olay olmuş olabilir? Hadi döndüm öncekileri okudum ondan sonra. Tevrat, Exodus, Genesis, Hipsodus, Poligon, Amorus, Namorus, Laday Lumos. Hepsini okudum. Sonra tekrar Kur'an'a geri döndüm. Daha bir oturuyor o zaman. Yani üçüncüden girince anlamıyorsun. Star Wars'un izleme sırası falan var ya. Onun gibi düşünün yani. Beyza Nur hoş geldin. Luines hoş geldin. Bizim İmam Hatipliler International Science and Engineering Fair dünya dördüncüsü oldular. Vallahi helal. Ben şeye gittim bu sene. TürkNet'in sponsorluğunda robot olimpiyatı gibi bir şey yapıyorlardı. Bir baktım aslan gibi İmam Hatipliler gelmiş robot yarıştırıyorlar. Tabi İmam Hatipli olunca hemen şeyi soruyorsun. Namaz kılan robot yaptınız mı gençler? falan diyorsun ama. Şaka bir yana çocuklar harbiden güzel robot yapmışlardı yani. Temerdem 130 hoş geldin. İyi ki hoş geldin. Selam abi yayınlar. Gist in diye kabul edilmişiz. Bizimkisi milleti kutulayıp fırlattığımız oyundu. Hangisiydi acaba? Çünkü çok başvuru gelmişti ya. Ben onlara hızlı hızlı baktım. Görüşürüz ama Gaming İstanbul'da her türlü güzel olur. Doğukan Özcan hoş geldin. Beni çocukken tarikat yurduna gönderdiler. Şu an ateistim ben de. Lisede merak sorgulama muhabbetine girip az tarafsız kaynaklardan araştırınca düşüncelerim değişti bayağı. Ashab suresi 53. ayeti okudun mu? Okumuşumdur canım. Baştan sona okudum işte. Birkaç kere okudum yani. Farklı çevirilerle de okudum yani. Abi okulda game jam yapıp seni de jüri olarak çağırsak gelir misin? Yok, gelmem. Hava çok sıcak. Luines 4. ayına girmiş. Abi onun sebebi o dönem yaşayan Yahudilerin atalarıyla övünüp Muhammed peygamberiyle alay etmesi. Allah atalarıyla övünenlerin neler yaptığını anlatıyor. Doğrudur kral ama bir anda girince diyorsun ki la ne oluyor burada? Bir dramanın ortasına geldim. Harun 10 kişiye, Emre Can Polat 5 kişiye abonelik hediye etmiş bu arada. Arkadaşlar bir gelsin baksın. Chat'e yazamayan arkadaşlar yazabilir hale gelmişler. Mesela Zerhir isimli şahıs yine kapmış hediyeyi. Taha hoş geldin. Abi TürkNet ne ara götürdü sizi FRC'ye ya? Yarışmadaydık biz görmedim seni. Valla ikinci günümü üçüncü günümüne geldim FRC'ye. FRC İstanbul, İzmir değil. Geldim gezdim bayağı. Milletle video da çekindim. Hatta montajlayıp kanala atacaktım. Ondan sonra canlı yayınlarımın devam ettiği bir dönemde ve montajın ne kadar zor bir şey olduğunu hatırlayıp baygınlık geçirdim. Şimdiki zamanım olsa tık tık montajlar atardım da. Canlı yayınlar arasında montaj yapmak çok zor oluyordu hakikaten. Yedi yaşında Kur'an kursuna gönderilip şeker yedim diye hayatımın dayağını yedim. Sanat yapar gibi dövdü resmen. Tamam daha dini bütün olmuşsundur işte güzel. Carnevaron ikinci ayına girmiş. Hızlıca ateistim demek biraz aceleci geliyor bana. Yılların inanmayanıyım. Ateistim demem kendime demiş Resul. Valla zaten hızlıca ateistim diyen tayfa biraz böyle şey gibi oluyor. Şey vardır bilir misiniz? Sonradan Müslüman olanlar daha böyle ateşli Müslüman olur ya. Sizin ailelerinizde de var mı o? Mesela Türkiye'nin bazı coğrafyalarında, bazı bölgelerinde Osmanlı dönemi içerisinde sonradan Müslümanlık çok gelişmiş mesela. Onlar hep daha koyu Müslüman olur böyle, tamam mı?
sonradan geldikleri için Müslüman mısın lan denince Müslümanım tabii abi. Bak işte oğlumun adını bile Müslüm koydum falan hani böyle bir gaz ekstra. Onlarda böyle nasıl daha gaz oluyor? Böyle bilmem kaç yaşından sonra dayak yiyip ateist veyahut da deist olan tayfada da böyle bir şey oluyor. Olur mu lan Allah yok. Allah yok değil mi lan? Allah yok deyin oğlum. Yok değil mi lan Allah? Allah yok filan gibi oluyorlar böyle. Tamam kanka. Sakin ol kanka. Yani okey okey sakin ol koçum tamam ya. Tamam yanmayacaksın cehennemde tamam. Son 4-5 senede inanılmaz böyle panik ateist gencular türedi böyle tamam mı? Çok gülüyorum. Aşırı panik. Allah yok değil mi? Allah yok lan. Yok değil oğlum bak. Çarpmıyor bak. Bakın değil mi lan? Lan. Tamam lan tamam sakin ol. Annem babam duymadı değil mi lan? Bana bakın. Tamam aslanım tamam koçum. Ateistsin tamam inançsızsın. Ha benim aslanıma. Hey aslan ya koç bu be. Ay. Kur'an'ı ayetlerin iniş sırasına göre okursan daha anlaşılır oluyor. Kur'an'daki sıralama farklı. O sıralama niye farklı acaba? O da bir ilginç. Arrakis evren yolcusu olmuş. Vizyonsuz köpek beni Kur'an kursuna almamışlardı ya. Çok üzülmüştüm. Çok eğleniyorlar bensiz sanıyordum demiş. Değil mi? Seni gönderdikten sonra eller havaya full böyle. Berkay demiş ki Podcastia'nın bitişi üzerine artık güvenimi topladım ve şehrimdeki D&D grubuna katıldım. Şu anda Bard Gnome karakter yaratıyorum. İlk campaign'im olacak. Tamamen senin sayende bu konuda ilerleyebildim. Süper Berkay. İstersen Evren Yolcusu seviyesinde aboneysen RPG 180 diye bir gizli playlist var kanalda. Onu bulursan orada 24 ders rol yapma oyunları anlatıyorum. İkişer saat, 48 saatlik D&D eğitimi var. Bard üzerine bir anlatılar var, genel anlatılar var. Yani D&D konusunda cebine çok bilgi koyarsın. Zaten abonesin chat'e yazdığına göre. RPG 180 playlistine... Berna burada mısın ya? Ya da başka hangi moderatörümüz burada? RPG 180 playlistini biz buraya sabitlesenize. Handsome Squidward hoş geldin. Muhabbet sarıyor ama maalesef kaçmam lazım. Sabah fabrika stajı. Oo kolay gelsin. Deniz Yıldırım. Biz bir ekip olarak D&D 5th Edition supplement yapmayı düşünüyoruz. Aklımızda iki konu var. Biri eski Türk devletlerinin kurgusal hali, diğeri de erken Osmanlı dönemi okült bir tema. Sence hangisi daha çok tutar? İkincisi. Çünkü eski Türk devletlerini kim ne yapsın? Deniz, yani sen böyle bir şey yaptığında bunu globale satacaksın. Türkiye'den bir ekip hatırlarsanız bir tane Viking işi yaptılar. Hatırlamıyorum şimdi Kickstarter'da 100.000 TL, dolara yakın para toplamışlardı. Globalde satacak bir şeyler yap. Eski Türk devletini kim ne yapsın? Göktürkler geliyorlar falan. Gerek yok. Osmanlı dönemi okült tema daha güzel olur. Yani böyle hakikaten şimdi mesela geçenlerde Türk mitoloji atlası çıktı ya Hazaryalı Cezar'ı yapan arkadaştan Bartu. Mesela oraya da bir bak. Oradaki böyle bir takım demonik Türk mitolojisinden figürleri yedirirsiniz araya. 5 tane karakter tasarımı. Kapağıma pahalı da bu saatten sonra zaten Mid Journey'e çizdirirsin. İllüstrasyonu da kolay olur. Yapıştır geç. 2 tane de klas eklersin. Akıncı, işte şeyci, Kam filan gibi. CUM diye yazmayın ama Kam'ı. Kafaları karışır. Oraya başka bir şey bul yani. Öyle yürütürsün yani. Ömer Osman demiş ki ailelerin baskısı, din adamlarının baskısı, lise döneminde cool görünme ve sorguladım bıraktım gibi sebepler benim için bu insan grubunun mesleğim adına ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. İmam mısın Ömer? Anlamadım ki. Mesleğin ne? Ya ateizm foncususun ya da imamsın. Bütün bu çıkarımlardan ikisinden biri çıkıyor. Onur Gündüz hoş geldin.
Hızlıca olmuyor ya, zaten içinde bayağı yediremiyorsun ve çatışma yaşıyorsun uzun uzun. 12 sene önce falan bu çatışmayı yaşamıştım ben de, diyor Avenus. Ya evet, bu herhalde Türk gençliği inancını sorguladığı bayağı kapsamlı bir dönem yaşayacak gibi gözüküyor yani. Sanırım abonemiz olmuş, hoş gelmiş. Utku Can Ay, Gedan hoş gelmiş. Lady Sedat, içki alacak param yok. Sevdiğin maden suyu var mı abi, demiş. Periyer var işte. Periyer alayım içeyim hatta bir tane, bir bekleyin. Fatih Kiler hoş geldin. Abdullah Kaçmaz hoş geldin. Abi gerçek kutsal şehir kıble Mekke değil Petra. Bu konuya ilgin varsa araştırmanı öneririm. Uygun bir dille uyardım. Eyvallah. Fatih Çerman, Henta Baldo hoş geldin. Egecim, bu sorduğun sorunun ve daha fazlasının cevabı. Zaten abonemizsin. Yani abone olduğun için bak, yukarıya bir playlist sabitledim. RPG 180 playlisti. Orayı aç, orayı izle abicim. Ben podcast'i dinledikten sonra D&D'ye başlamak isteyen oyuncular ve Game Master'lar için 48 saatlik bir eğitim videosu serisi keşfettim. Bak şu an Berna'nın yukarıya sabitlediği playlist var ya. Zaten abonesin. 5 TL'lik aboneysen 15'e çık. 15 TL'lik aboneysen hemen açıp izleyebilirsin o playlisti. Bizim Can Temiz izledi. 2 haftada Game Master yaptık herifi. Ama bu tabii Can Temiz'in çok becerikli bir herif olmasıyla da alakalı. Geliyorum hemen, biz içecek bir şey alalım. Aylardan yıllardan sonra bugün Arby's yedim. Paket servis kaliteleri bayağı artmış. Temiz Şef GM mi oldu? Eyvahlar olsun. Temiz Şef bir senedir GM'lik yapıyor. Hatta GM'lik yapmak için ilk önce kendi dünyasını da oluşturdu. Çünkü ben o RPG 180'in sonuna doğru birkaç world building şeyi de eklemiştim hatırlarsanız. Ya Temiz tabii çok yaratıcı bir herif abi. Herifin albümleri, şarkı sözleri falan belli zaten. Temiz sanatçı bir herif, dolu bir herif yani. Senelerdir okumuş, yazmış bir sürü konuyla ilgili. Üzerine birazcık Dungeons and Dragons yaklaşımı atılınca adam böyle bir anda çuv diye çiçek gibi açıldı, inanılmaz şeyler çıkarttı ortaya. Müthiş bir fantastik dünya yaratmış. Bir 7-8 ay kadar oynadık orada. Şimdi o dünyayı detaylandırmaya devam ediyor. Hatta işte o dünyayı anlattığı Midjourney çizimlerinin olduğu bir Instagram hesabı açtı en son. Oraya kafasındaki dünyayı atıyor. Mesela şimdi Mert Günhan da Solitaryası için çizimlere başlattı Midjourney'de. Arya desen, Arya kendi dünyası için Midjourney'de çizimler yapıyor. Game Master'lar şu an dünyalarını çizdiriyorlar Midjourney'de. Çok hoşuma gidiyor benim. Özbey, Harry Dubois, Ege, hoş geldiniz. Aynen işte o Golden Fabric dünyası. Bak Anna yazmış. Temiz Şef'in Midjourney artları için açtığı bir sayfa var. Golden Fabric diye bir dünyadan bahsediyor. Yes. İşte o gördüğünüz dünyayı biz Dungeons and Dragons 5th Edition kurallarıyla 8 ay kadar falan oynadık. Sonra tatil oldu, matil oldu. Temiz'in albüm çıktı, konserleri başladı, yoğunlaştı. Ondan sonra iş bana kaldı. Şimdi ben oynatıyorum haftalık olarak. Temizlerle bir D&D grubumuz var. Oynuyoruz yani. Hatta daha geçen konuştuk acaba. Aşkım çok teşekkür ederim. Hatta daha geçen konuştuk. Çarşambadan çarşambaya oynuyoruz. Şuraya bir kamera koysak, sesimizi mesimizi kaydetse de YouTube'a atsak mı, millet izler falan diye düşündük. Sonra da dedik ki iş abi şimdi ya dedik. Gerçekten böyle şeylerin prodüksiyonunda bana yardımcı olacak birisi olsa çok içerik üreteceğim de şeyde çok zorlanıyorum ya. Dört kişinin sesini kaydet, kamerasını kurup görüntüsünü kaydet. Yani prodüksiyon işlerine yetişememek hakikaten senelerdir en büyük sıkıntım. Yani prodüksiyonu nasıl yapacağımı çözmekte çok zorlanıyorum gerçekten yani. Aa. Ulan bak ya. Ha, şu Batman ışığımı da yakayım ya. SteelSeries arkadaşlar. Anıyla şanıyla. Sponsorumuzun ışığını yakmamışız.
Hocam ben newcomer'lara D&D 3.5 öneriyorum ama sanki genel kitleye D&D 5th önermek lazım gibi geliyor bazen. Sen ne düşünüyorsun? Abi sponsorun diye demiyorum ama Arctis serisi inanılmaz rahat ve kaliteli. Bence de bu arada. Mouse klavyeleri de çok iyi yani. SteelSeries hakikaten ben böyle sponsorluk çalışması yaptığıma çok gurur duydum. Çok beğendiğim bir marka ya. Bor Türk. Abi newcomer'lara D&D 3.5 niye öneriyorsun ki? Pathfinder ya da Pathfinder 2 öner. Kural ağır bir sistem önereceksen. Eğlensinler ya diyorsan 5th Edition öner. Bence şu an 5th Edition bir insanın kafasındaki bütün ihtiyaçları karşılıyor. Sadece yeterince geniş bir sistem değil. Aşırı taktiksel oynamak istiyorum diyene de yapıştır Pathfinder 2'yi. D&D 3.5 o kadar antika, o kadar... Yani bilmiyorum, ben Türkiye'de görüyorum böyle bir D&D 3.5 tayfa var. Senelerdir oradan ilerlemediler. Bence babanızın sistemi diye D&D 3.5'u bu kadar seviyorsunuz. Ben bu arada inanılmaz D&D 3.5, yani D&D 3'ten ben nesil olarak, yani AD&D'nin sonu 3'ün başına yetiştiğim için 3 3.5 dönemini full okuyarak geçirdim. Bütün supplementlerini okumuşumdur. Hatta birkaç tanesi fiziksel olarak bile elimde var. Şey, yani ana kitaplar değil, sırf supplementleri bile 3.5 döneminin benim elimde kitap olarak var. Yani aga 3.5 iyiydi, güzeldi. Vadesini doldurdu, Pathfinder'a geçtik. Geçtik bir de yani, biliyor musun? 3.5 komünitesinin bir parçasıydım ben. OSR'yi kaldırdıklarında Dragon ve Dungeon dergileri ve Paizo işsiz kalınca, bunlar bize 4'ü zorlayınca 3.5'cu tayfa olarak kalkıp hep beraber Paizo forumlarına gittik ve Pathfinder'ın doğumunda oradaydık ve Pathfinder 3.5'ta eksik ve yanlış olan şeyleri düzelterek geldi yani. Üstüne de Pathfinder 2'yi çıkarttılar şimdi. Jason Bowman bir ayar daha geçti oraya. Yani ben 3.5 sevdasını anladım. Bence kusura bakmayın da 3.5 sevdası biraz okumamaktan ya. Yani hani 3.5'u çok seviyorsan onun iyisi Pathfinder 2. Geç oraya. Oyna, oynat. Yani çok tuhaf bir şey ya. Ama D&D 5 rahatlığı varken gerek yok bence. Arctis Prime aldım. İçerisinde Arctis Pro ses sürücüleri var ama analog olduğu için daha ucuz. Tavsiye ederim herkese demiş Siber Parşömen. Oh ne güzel. Ben SteelSeries ışığımı yaktığım zaman SteelSeries ile ilgili iyi kötü deneyimlerinizi yazın. Onları da okuyalım. Emir Egesoy hoş geldin. Mavi gözlü çocuk beni tanıdın mı? Emir hatırlıyorum ya seni. Abi PlayStation PC app geliyormuş. Ne demek o? Streaming mi? CS Bey araya girmiş gibi olmayayım da. Ha eyvallah Alper. Evet, kendi application değil ama götürden söyledim ben. Abi Cult of the Lamb'e baktın mı? Arkadaşlar son aylarda o kadar az oyun baktım ki. Elden Ring ve Facebook bitişinden sonra hentai oyunlar ve Nioh 2 dışında çok böyle girmedim açıkçası. Kedi dövücü var arkada, evet, Catfight. Emir ikinci ayına girmiş. Fırat Pehlevan, Yusuf Öztürk hoş geldiniz. Sadi Kılınç, Serdar Helli, Emir Egesoy. Better Call Saul'un finalini beğendiniz mi ya? Abi her şeyi geçtim. Stratus Duo şu ana kadar kullandığım açık ara en iyi gamepad. Stratus Duo'dan da ben çok memnundum ama sponsor SteelSeries kusura bakmasın. Ben Xbox 9. nesil kontrolörü çok daha beğendim açıkçası. Resist the Succubus, The End of Female Night. Evet falan, evet onlar. Baktım geçen, onu tırt buldum, biraz almadım. F95'e mi girdin abi? Girdiysen favorini merak ettim. Söylenmez şimdi onlar burada yeğenim. Ama yabancı kanal olsam kesin hentai oyunu incelemesi atıyordum bayağı zamandır. Vallahi bu oyun güzel. Yalnız ananıza kaymanız hoş değil. Toplumsal değerlerimize aykırı falan gibi böyle incelemeler yapıyordum. Aslında keşke hentai oyun incelemelerini Furkan Vakfı'ndaki adam sesiyle yapabilsem. Bir hentai oyunu açıyorlar. Ana sayfadaki kız gözümüzün içine baktıkça space'e basılı tutarak bütün tekstleri geçmemek elinde bir kor alev tutmak kadar zor oluyor.
Batuhan Börkçü hoş geldin. Bir Nur Kayır, Mert Can Sevdim, İbrahim Arslan, Birkan hoş geldin. CSB, bu adult game'lerde bütün asetler aynı yerden çıkmış gibi duruyor. Bunun bir programı mı var? Yes. Daz 3D. DAZ 3D. Orada zaten satıyorlar şeyleri. İşte MILF, Teen, High Heels, School Attack, Fileli Gömlek. Öyle şeyleri de satıyorlar. Marketplace'i var bir de Daz 3D'nin. Gidiyorsun Daz 3D'den alıyorsun şeyleri, bayanları. Giydiriyorsun farklı kostümlerle. PNG olarak export atıyorsun. RenPy ismindeki programa. Ya da biliyorsan Unity'yi arka planda sabit yapıştırıyorsun. Altına metin yazdırıyorsun. Ooo Samet hoş geldin. Pantolonundaki patlıcan ne kadar da büyük falan dedirtiyorsun böyle. Öyle öyle ayda evine 3000-4000 dolar götürmeye başlıyorsun. Bence Türkiye'den sizler bu işe girin. Türkiye'mize biraz döviz getirin. Yalnız %10 alırım. Data Loren hoş geldin. Abi konudan bağımsız olacak ama ben de AI modeli üreterek beyin MR görüntüleriyle sanatı birleştirdim. AI engineer'ım. Yorumlarını merak ediyorum. AI engineer olmak ne demek oğlum bu? Nasıl bir şey? Peki biz nereden görebiliriz Serdar bunları? Bana mail falan atabilir misin? Çok ilginç bir şey yapmışsın yani. CS sen inanç konusunda hangi noktadasın peki? Ateist mi yoksa agnostik falan mı? Valla krallar ben doğma büyüme ateistim ya. Yani hep öyleydim, hep de öyleyim. Çok da bunu dile getirmem. Çünkü gencolar falan çok gaza geliyor. Ne? Abi ateist misin? Falan diye böyle. Yani öyle geldim, öyle gidiyorum ben. Bende hiç kıl oynamadı. Bir tane ruhani damar oynamadı çocukluğumdan beri bende. Agnostik filan da yani. Emeği geçen bütün büyüklerimize teşekkürler. Bugün de uzun dönem oturma iznim geldi. Bir hayırlı olsun alırım. Nerede oturma izni ya? CS, staja başladım. Sabah 7'de kalkıyorum. Akşam 8'de evde oluyorum. Hayattan çok sıkıldım. Keşke sen gibi beleş para kazansam. Biz beleş para mı kazanıyoruz kral? Aşk olsun. Oturuyoruz bütün gün yayın açıyoruz. Mouse'a basıyorum. Hadi bakayım. Ay ya. Oh, inanılmaz yoruldum falan. Neyse yani biz de yaptık o stajları. Biraz biriktir. Ondan sonra geçersin bir yerlere. İnsanların başkası inancını merak etmesi çok garip geliyor bana. Vallahi yani bence şeyden, işte diyorum ya Türkiye'de genel bir inanç krizi var son senelerde. Onunla ilgili biraz yani. Abi Diamond Tema ile yok mu yayın? Diamond Tema kim bilmiyorum. E-sporcu falan mı? Abi benim de abim işsizlikten subaylığa başvurdu. Hep iyi şeyler olmuyor. Niye subaylık da kötü bir şey olmayabilir ya? İçten içe inanıyorsundur abi. Aynen. Geceleri ağlayarak namaz kılıyorum. Abi sen doğru Tanrı'yla tanışmamışsındır. He olabilir. Tamam bakarım ona ben. Onur Hu hoş geldin. Herhangi bir ibadette bulundun mu denemek için? Son 2 yılda agnostik olanların yarısı Diamond Tema izlemiştir. Diamond Tema kim? Agnostiklerin peygamberi mi? Bilmiyorum ben hiç. Ne ya? Nesi var agnostikliğin? Komünitede tembel ateizm diye dalga geçiyorlardı. Kalbim kırılmıştı. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar benim konularım değil. Sordunuz söyledim. Andrew Tate'le yok mu yayın? Andrew Tate kim abi? Camp Lazlo üyesi hoş geldin. Bugün Roller Dome diye bir oyun çıktı. Tony Hawk ve Doom karışımı bir gameplay var. Ha görmüştüm onun gameplayini ama hiç ilgimi çekmiyor açıkçası. Ondan sonra ha kaymış gitmiş chat. Dur biraz aşağı gideyim. (Gülüyor)
İnsanlar, özellikle gençler, yaptıkları şeyin doğru olup olmadığı konusunda emin değiller. O yüzden başkalarına soruyorlar bence fikirlerini. Valla arkadaşlar, bu din inanç konusunda falan, yani neticede her türlü ya öbür tarafta sorulacak size bazı konular ya da öbür tarafta sorulmayacak. O yüzden yani şey de bana çok ilginç geliyor. Siz dine toplumsal olarak ya da grup baskısıyla inanıyorsanız o da tuhaf bir şey. Aman etrafındaki herkes Müslüman. Ya böyle böyle inanç mı olur? Ya inanıyorsanız inanın, okuyun, beğenin. CS, 3 ay önce Almanya'ya taşındım. Yurt dışına taşınıp övenlere kıl olurdum. Bu kadar sürede 10 sene önce mezun olurken çalışırsam yaparım rahatlığı yeni geldi. Edindiğim anksiyetelerden kurtuldum. Vallahi hayırlı olsun. Her şeyin iyi gitsin Emre'cim. Yolun açık olsun yani. Mahmut Enes, üniye başladığımda hem seninle hem de sevgilimle tanıştım. İkiniz de bana çok şey kattınız. 8 sene sonra bu cumartesi sevgilimle nişanlanıyorum. Saygılar. Oo, helal. Sevgiliyle nişanlanıyorsun, bize anca 50 TL atarsın kardeşim işte. YouTuberların sonu. Görüyorsunuz. Geldiğimiz nokta. Neyse, hayırlı olsun canım. Sevgiline de çok sevgiler. Sevgili Mahmut. Queen Developer hoş geldin. Deus Dios hoş geldin. Uzun süre Rival 650 wireless kullandım. Ta ki yandaki lastik parçaları sıvı kıvama geçip yapış yapış olana kadar. He, bende de öyle ya. Bak, benim bütün oyun yayınlarında kullandığım oyun bu, Rival Wireless. Aynı dediğin oldu. Ama yani iyi kullandı. Şuradaki erimedi de şuradaki eridi. Baş parmağımın altında duran eridi. Bir yerden sonra tutamadım. Tutamadığım zamanı. Karınca 20 TL atmış, sağ olsun. Civilization 6'nın bir okulu kitabı var mıdır? Çok öğrenmek istiyorum ama oyun büyük geliyor. Valla benim kanalda Tuna ile ortak bir yayınımız var. Tuna Pamir'den Civilization öğreniyorum gibi bir ismi vardı. Onu arat. O videoyu tavsiye ederim. Bir de Tuna Pamir'in TPTV kanalını tavsiye ederim. Türkçe olarak o kaynak var. Abi gizli gizli abdest alıyorsun, değil mi? Abi Andrew Tate'i bilmiyorsan kesinlikle bakman lazım. Gördüğüm en kötü şey son 10 yıldır. Devrim Eren 31. ayına girmiş. Hoş geldin. Abi Ezra Miller özür dilemiş. Gördüm ya. Daha dün yatay bakışta konuştuk. Kesin özür diler, sonra da tedavi olacağını açıklar dedi Tancan. Ertesi günü geldi. Bu arada bulunduğunuz yerlerde hava nasıl ya? Benim burası aşırı serin oldu. Çorap giyeceğim sıcaktan. Can, oynarsan oyunumu çok mutlu olurum. İsmi On The Wings. Ah, bakayım. Şu an oyun modunda değiliz ama atayım bir listeye bakayım. Yerli ve milli geliştiricimiz gelmiş arkadaşlar. Ay, oyunu da yazıyorum. On The Wings. On The Wings. Birth of a Hero. Bu mu? Get ready for the best dragon riding experience. Ha. Aa, Queen Developer tabii. Dur bakayım. Hadi helalinden 10 TL'yi kaptın kral. Oo. Gitti paralar. İlk oyunun mu bu? Yani 10 TL'den çıktığın için söylüyorum. Vallahi ne güzel ya. Tek tük yerli geliştiriciler çıkıyor. Tek başlarına küçük ekipler halinde bir şeyler yapıyorlar falan. Benim hoşuma gidiyor bu işler. Çorabın öteki tekini nereye koydum acaba ya? Hayatta en büyük sıkıntı bunlar işte, mahvoluyorsun. Amorant ile yayın. Ya Amorant'ın geçen şeyi düşmüş. Videosu düşmüş. KGBTR'de gördüm. Çok tuhaf ya. Şey. Seks yapacak kız. Gerçek bir adamın önüne dildo koymuşlar, onunla seks yapıyor. Çok tuhaf. Yani bir erkek var orada. Ama erkek kendi penisini çıkartmıyor. Plastik penis var elinde. Ama onu burasında tutmuş. Amurant onunla cinsellik yapıyor. İşte anlattırmayın bana şimdi. Edepli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok gördüğüm en tuhaf şeylerden biriydi. Yani ne bileyim. Benim kedime ısırsın diye şu fareyi vermem
vermem gibi bir şey yani. Tuhaf bir şey yani. Abi Spider-Man gelir mi GeForce Now'a? Bence gelmez. Bence PlayStation çıktı o toptan ya. Daha dönmezler onlar oraya yani. Oracle, Sign'ın official Zeynep Nur Sarı, hoş geldiniz. Yurtcan, hoş geldin. KB Code, hoş geldin. Çağla Aydın, Lucy Lucy 5 kişi abonelik atmış. Son bireylerde canlı kaydı bulamadım. Silindi mi acaba? Yok ya, onları unlisted olarak tutuyorum bir yerden sonra. Montajsız yayın arşivleri diye bir playlist var. Onlar hep orada duruyorlar. İlk katılımı senin kanalına basmalıydım usta. Eyvallah. Yıldıray 33. ayına girmiş. Hoş geldin. Mert Özenir, hoş geldin. Emir Egesoy, ben krem peynire tapıyorum. Hepimiz sütten geldik, kaşar olacağız. Sonunda krem peynire dönüşüp kediler yiyecek bizi demiş. Eyvallah. Teknolak, hoş geldin. Can abi merhaba. 60 yaşına geldiğinde geriye dönüp baktığında hayatına dair keşke yapsaydım diyeceğim bir şey olacak mı sence? Evet evet ya. Olacak. Artık bunu itiraf ediyorum. Bitcoin ilk çıktığında ben çok genç döneminde 4chan'da takılıyordum. Dogecoin, Bitcoin, Popcoin, Kanyecoin aşağı yukarı aynı haftalarda çıkmıştı. Hatta Dogecoin'i, lan Bitcoin ciddi bir şey olabilir mi? Kaynak kodu bile açık. Al, aynı kaynak kodunu koydum. Bunun da ismini Doge koydum. Lul falan diye forumdan çocuklar yapmıştı yani. Bu bahsettiğim zamanlarda Bitcoin 1 sentti. Keşke 10 dolarlık Bitcoin alsaydım o zaman. Hayattaki en büyük pişmanlığım bu. Bu 60 yaşımda da şu anda da en büyük pişmanlığım yani. Keşke deseydim ki ulan ne kadar salakça bir şey ama dur bir 10 dolar koyayım. Demedim. Oğuzhan, hoş geldin. İyi yayınlar. Primal izliyorum şu sıralar. Çok başarılı. Ha, Tarkovski'nin değil mi? Tartakovski miydi? Gennady Tartakovski'nin galiba. Tancan da izledi onu. Çok övüyor. Ben o adamın tarzını çok severim ama onun bir Star Wars serilerini bir de Samurai Jack'ini izledim. Primal'ını izlemedim hiç. Adana tek kelimeyle sıcak. Demiş. Aa, chat kaydı gitti. Yetişemiyorum bazen chat'e. Hızlıca vurt diye fırlıyor. Demiş Seyhun Çelik. Batu, hoş geldi. Kaan, hoş geldin. Utkucan Yılmaz, The Last Album Bender, hoş geldin. Yeni dikey çakış videosu ne zaman gelecek? Bilmem, gelir ya. Ailem odaya girince Can Sungur. Ya ne bileyim, bir tuhaf geldi bana ya. Bir oyundaki tüm tabloları senaryoya göre ve runtime şeklinde Midjourney'e çizdirsek oyuna bir renk katar mı? Katar tabii, niye katmasın? Midjourney var ya, oyun işine çok faydalı olacak. Aset yönetimi açısından müthiş bir şey olacak yani. Ethem Karalı 8. ayına girmiş. Mert Gül 4. ayına girmiş. Reed uzay vatandaşı olmuş. Yusuf Gürsoy 3. ayına girmiş. Emir Öztürk, hoş geldin. Thumbnail'daki minik CS barda neden ters tutuyor büyük CS? Thumbnail'daki görüntü şeyden Midjourney'e kendi thumbnail'ımı yükleyip üstüne çalıştırdım, bu çıktı. Tugay Özmen, hoş geldin. Çocuk diyecek sandım, ne malım lan. Ha, hay Allah. GHSXST, hoş geldin. Aras 5. ayına girmiş. Yurtcan 10 TL göndermiş. CS Python eğitimi almak ister misin diye sordular. Geçerli bir yazılım dili midir? Tabii. Tabii canım, Python son derece geçerli bir yazılım dili. CS aynı pişmanlığa sahibiz. Aga. Abi 10 dolar koysan 12 dolar olunca satardın. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim de, yani 10 dolar koysam hakikaten o 10 dolar en kötü 1000 dolar olunca satardım. Keşke 10 dolarlık Bitcoin alsaydım, sonra unutsaydım. Komaya girseydim, sonra aniden geçtiğimiz sene ona uyansaydım.
Serdar, mail attım ama Google'da Core Neuro Art diye aratabilirsin. OpenSea'den bakabilirsin. İşsiz iken NFT olarak satayım demiştim. Tezi yaparken fikir geldi. Ha sen kendin yaptın mı da bu işleri eski şeyler ortada yokken? Dur aratayım. Core Neuro Art. İşte biraz sağa sola para yedirip bunların PR'ını yapmış olsaydın satardın ya. Ya da abi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi gözümle görünce de şöyle hissettim ki sanki insan beyin MR'ı insanlar beyin MR'ı almak isteyemeyebilir sanki abi. Biraz çirkin duruyormuş çünkü. Yani biraz şey ne bileyim bir tık vahşi duruyor yani anladın mı? Korkutucu duruyorlar yani. Daha keşke bunları estetize bir hale getirmenin bir yolu olsaymış. Ellerine sağlık o ayrı. Yani zaten AI mühendisiyim demem müthiş bir şey. Ha mesela bak şunun gibi anladın mı? Yani böyle o beyin dokusunu falan şunu falan bir tuhaf abi bunlar sağlık şeyleri ya. İnsana şey gelir yani bunlar. İtici gelir yani. Gerçi bakma NFT diye neler aldılar şu ana kadar. Ersen Tekin hoş geldin. Yatay bakışta Batman Animated Series inceleme ihtimaliniz var mı? Yatay bakış özel bölümü yapabiliriz belki onun için. Batman The Animated Series benim artık neredeyse ezbere bildiğim bir seri yani. Seve seve yaparım. Selamlar CS. Bu hafta ikinci işime başladım. İki iş yoruyor ama bunun sayesinde bu sene sonu Estonya'ya gidiş gözüküyor. Yazılım okuyun arkadaşlar demiş. KB Code. Vallahi yolun açık olsun. Çok güzel yapıyorsunuz. Aynen ilerleyin. İyi yayınlar. Yıllardır hiç bozmadın. Seviliyorsun abi demiş Mert Aktaş. Eyvallah. Engin Çınar evren yolcusu olmuş. Barış Yüksel Zeytin sahibi olmuş. Hala 4chan giriyor musun? Yok. Gamergate'den sonra 4chan'a girmeyi bıraktım. Gamergate döneminde 4chan'ın kitlesi ne yaptığını bilen maymunlardan ne yaptığını bilmeyen maymunlara evrildi. Angut angut veletler de oldu. Baydı. 4chan'a girersem en fazla D'ye giriyorum. Falan. Ama onlar için de daha iyi yerler var artık yani. Düşünsenize Kenan Işık'ta bir sürü Bitcoin varmış mesela. Üf. Çağkan Kaplan hoş geldin. Fluffy White hoş geldin. Ethem Onur Bilgiç hoş geldin. Ahmet Emre Durak, Klovheim. Semih Kurnaz, Sercan Yılmaz, Bayedu, hoş geldiniz hepiniz. Mahesvara A, hoş geldin sen de. Abi biri Unity oyun motorunu satın almak istemiş. Fırat. Hey. Fırat'ım ama şimdi yani bu da biraz şey gibi oldu ha. Abi koş aşağı mahallede kavga çıktı falan gibi olmuş böyle. Biliyorum ya ben onu. Bir tane şey şirketi. Konuştuk bunu son bölümde Mesut'la yaptığımız GG'de. CSB, Unity sıfırdan 100'e çok hızlı bozdu. Ne düşünüyorsunuz? Ya Unity ürün olarak bozmadı bence ama Unity yönetimi son zamanlarda salak salak işler yapmaya başladı. Monetization'ı must hale getirdiler. Valla parsayı Unreal'a bırakırlar. Yani en son bir tane Iron Air mı ne bir tane şirketle monetization şirketiyle birleşmeye geçmişlerdi. E arkadaşlar Unity CEO olarak EA'in CEO'sunu getirdi. Yani bence Unity'yi kuran 3 ortak dediler ki aga biz bu Unity'yi yaptık. Para da kazanamadık. Bir tane biz bu işin başına bir it oğlu it bulalım. Osurtsun piyasayı böyle biz paraya para demeyelim. Kim var sağlam it oğlu it? Düşün. Activision'ın CEO'su Bobby Kotick. Yok ulan Bobby Kotick gelmez. Gelse de bizi öper. Kim olsun abi? Hadi EA'in CEO'sunu getirelim. E getirdiler EA'in CEO'sunu. E ne olacak? Unity bundan sonra yani her şeyini, her parçasını parayla satmaya başlar iki versiyon sonra. Sirmantis hoş geldin. Abim kurtlar sofrası devam edecek müdür? Hiç öyle bir plan yok vallahi. C
CS sence Türkiye'de neden AAA, 2A oyunlar çıkmıyor, mobil patlıyor? Geçerli sebepler neler sence? Ersen'cim para yok. Yani Türkiye'de 2A, 3A oyun niye çıkmıyor? Şöyle sorayım. Kaçınızın şu an chatte PlayStation 5'i var? Bu iki sorunun cevabı aynı. O yüzden. DALL-E 2 betası geldi. Biraz denedim. Bir tek piksel art olarak Midjourney'den daha iyi gibi. Onun dışında Midjourney çok daha üstün geldi bana birçok konuda. Yani şöyle, DALL-E stok fotoğraf yaratıyor. Ajanslarda stok fotoğraf alıp Photoshopçular çok iyi kullanır onları. O işi çözer. DALL-E orada işe yarayacak. Midjourney bitmiş. Böyle bir Zuhal'in tabiriyle retinal haz, estetik haz verebilen ürünler üretebiliyor. DALL-E öyle değil çok. Forçan siber zorba yeri değil mi? İşte öyle değildi başta ya. Sonra öyle oldu. Ufuk Yıldız. İyi yayınlar abi. Cry of All. Bu oyun nasıl alınır mı? Cry of All. Bakayım. Bilmediğim bir oyun. Ya da belki oynamış ve unutmuşumdur. Cry of All. Almışım bunu. Ben oynamamışım. Demosu var kral. Hadi şu demosunu bir oyna. Rimworld'e benziyor diye aldım ben bunu da. Şu anda mesela review sonuçları mix diyor. Ha evet evet Rimworld ya bu. Rimworld'cülük. PvE, PvP versiyonları varmış. Bir bak bakalım. Çok jenerik diyenler var. İmplementasyon çok kötü diyenler var. Valla bu oyunu oynayacağına git şeyi al ya. Rimworld'u. Cry of All 39. Rimworld kaç oldu? 90 falan mı? 57'ymiş lan Rimworld. Rimworld al oğlum. Hiç buna bakma. Geç. Devam. Oyna devam. Rimworld al. Hypatius 35. İkinci ayına girmiş. 6 ay önce işsiz kaldığım için köye dönmüştüm. İş bulup geri geldim. En dandik ev ve 5 kırı 5K kira istiyorlar. Ofiste kalıyorum, bu da bir şeydir. Bu dönemde işsiz kalmak hepsinden kötü. Evet evet arkadaşlar ya, hiç işsizliğe falan girilmemesi gereken bir dönem. Ve yani ekonomi muhtemelen daha da kötüye gidecek yani. Mehmet Karacaoğlan ikinci ayına girmiş, hoş geldin. Ahmet Zak, zeytin sahibi olmuş, hoş gelmiş. Abi makine mühendisliği kazandık. Sana abi meslektaş olduk yazmak isterdim ama sen az buçuk biliyorsun. Aferin gerizekalı diyecektin, hevesim kırılmasın diye yapmadım. Yo niye kardeşim, oku işte mis gibi meslek, altın bilezik. Ama bir yandan bari MATLAB olsun, SolidWorks olsun, AutoCAD olsun, bir programla beraber geliştir kendin de işsiz kalma. Utku Can Atılgan 23. aya girmiş, hoş geldin. Burak Kuzgunlu Sakini Çubuk 5. ayına girmiş, hoş geldin. Can Sevimsoy hoş geldin. Shakespeare in Love filmini izlemedim Göktuğ, yok. Sorarım ama Ceren'e. Ferhat Karatay hoş geldin. Abi Rimworld oynadın mı? Oynadım, yayında oynadım hatta. Çok bu aralar Rimworld benzeri oyun geldi ya. Ki ben seviyorum sistem oyunlarını. No Man's Sky inanılmaz iyi update'ler geldi bu arada CS. Bir bakmanı öneririm. İyice açtı gitti oyun. Ya biliyorum, No Man's Sky subredditinde takılıyorum ben. Herkes şey diyor. Oh, ne kadar iyi oyun. İşte siz hangi güncellemede girdiniz falan diyorum. Diyor herkes böyle. Ben pre-order etmiştim arkadaşlar falan diyorum. Herkes ağlayan yüz atıyor. Ah kardeşim falan çekiyorlar. Millet tabii 3,5 sene sonra oyun düzelince girdi. Biz çıktığı gibi alan kekolardanız. Kıçımızda patlamış idi yani. Marvolo hoş geldin. Mustafa Buğra Sarıer sen de hoş geldin. Bakalım başka. Captain Sky, Patates Tanrısı, Bisküvit Geek. Hoş gelinmişler. CS, bilgisayar toplayacak bilgim yok. Sence toplama bilgisayar yerine marka bir bilgisayar almak mantıklı mı? Yok ya.
Al bir tane toplama bilgisayar. Kaç param var bilmiyorum da. Şu aralar 20 bin civarında ya da kampanya yakalarsan 15 bin civarında çok güzel kasalar var. Geçen PC Colik'te bir tane proje iş gördüm mesela. 10 bin TL'ye mi ne? Oyun hocası ne? PC hocasıyla beraber bir kasa toplamışlar. Dur bakayım. Bitmediyse. 20-60'lı sistemdi yani. Hatta ben bir tane alayım dursun demiştim yani. Bak şu. Vallahi sponsorlu değil ha, söylüyorum. Bak PC hocasıyla toplamışlar. RTX 2060 var içinde. Yani RTX 2060 müthiş bir ekran kartı değil ama artık hani bu devirde ayağımızı yerden kessin muhabbetine geliyor. 11 bin TL'ye geliyor kasa. İçinde Ryzen 5 4500 var. Ben geçenlerde bunu gördüm. Şey oldum bunu görünce. Lan ben bir tane bunu alayım koyayım lan yana. Yarın bir gün lazım olur falan gibi oldum. Bir kasa masa patlarsa. Bu arada kasa çok tırt. Bu Vento'nun kasası. Ama toplamalarda kasaları ucuz tutmak için çok tırt kasa koyuyorlar. Genelde ben de bana toplatılanlarda da böyle kasayı bir tık şey yapıyorlar. Kasayı sen açacaksın artık bu yana. Ben onu gördüm. Son zamanlarda biraz donanımcılarla çalışır oldum ya. Abi kasayı power supply falan biraz Allah'lık koyuyorlar. Onlara isterseniz ekstra koyarsınız fiyat kırmak için. Ama yani temeli iyi bence bunun. 2060'la oynarsın ne bileyim işte Assassin's Creed'leri, God of War'ları oynarsın yani. RTX açmazsan kafan rahat. 10 bin liraya falan böyle kasalar çıkıyor bu aralar. Bir de bunları zararına satıyorlar. Biliyor musunuz o muhabbeti? Can oyunumu dünyaya duyurabilmek için neler önerebilirsin? Tavsiyelerini duyabilirsem çok çok sevinirim. Valla Queen şimdi oynamadım tabii senin oyununu. On the Wing Bird of a Hero. Şöyle bir dış gözle bakayım. Sanki indie developer başvurmuş gibi camcı profesyonel gözle bakayım. Valla şu aşamada baktığımda bu oyun benim için şey gibi duruyor Queen. Oyun geliştirme deneyiminiz var mı? Var. Steam'de oyun bile yayınladım. Hangi oyun? On the Wings Birth of a Hero. Tamam. Birth of a Hero 2 gelsin. On the Wings 2 gelsin. Yani bu senin ilk oyunun. Buna çok takılma. Yani çünkü görsel olarak veyahut da şu an dışarıdan baktığımda prodüksiyon olarak bir tık şey duruyor. Acemi duruyor. Yani birisinin ilk oyunu falan olmuş gibi hissettiriliyor. Indie oyun havası var. Belki benim sana bir tavsiyem estetik dilini daha iyi oturtabilirsin. Yani bir shader kullanmak gibi bir şeye geçebilirsin. Ya tam nasıl söyleyeyim sana? Yani şu an oyununun keşke art direktör birisi olsa daha iyi yorum yapsa. Şeyleri tutmuyor ya. Hazır asset kullandığın için ki hazır asset kullanmak problem değil ama bak şimdi. Yani şu fıçının kaplamasıyla şu yerlerin tahtası. Şuradaki çimenler daha yeşil renk ama tahtalara geçtim mi bunlar daha koyu renk duruyor. Yani şey böyle. Şu an görsel dilin çok iyi oturmamış. Benim sana tavsiyem bir oyun cepte yapmışsın. Ya bu oyunu geliştirmek için görsel dilinde sana destek çıkabilecek oyunu daha iyi bitmiş gösterebilecek birisiyle bir tur daha otur. Ya da ikincinin development'ına geç. Yani bunda şey bir şey yok. Ne diyeyim? Oyun yapıp üstüne oyun koyarak gitmek de çok ayıp utanılacak bir şey değil. Aynı oyunu remaster, rework bile edebilirsin. Bence oyunu şu an çok bitmiş halde durmuyor. Zaten early access demişsin buraya. O yüzden oyuna yatırım yapmaya devam. Benim sana bu aşamada tavsiyem bu olur açıkçası. Neticede bitmiş bir oyun çıkartmışsın piyasaya. Millet yapamıyor bunu. Ama başka bir tavsiyem daha olabilir sana. Şu oyuna bir bakabilirsin. Outward. Neden Outward'ı tavsiye ediyorum sana dersen Outward'ın şöyle bir ilginç durumu var. Son senelerde çıktı. Çok övgü aldı. Ve Outward görsel olarak görsel dili oturmuş ama 2A ya da 3A kalitesinde durmayan bir indie oyun gibi duran bir oyun. Hatta bunlar da daha sonra Definitive Edition'da çözünürlüğü arttırdılar biraz. İlk oyun çıktığında şey diyorduk. Bu ne lan hangi yılın oyunu lan bu falan diyorduk. Ama gameplay ile kendisini inanılmaz sattı. Şimdi ben senin oyunu oynamadım. Oynarım bu arada. Aldım zaten koydum buraya. Ama gameplay'in yeterince iyi mi? Bir ona bakman lazım. Bir de görsel dilini biraz daha tutarlı hale getirtmen lazım. Daha iyi görünmek değil bak, daha tutarlı hale gelmek.
Onun dışında tabii indie oyun forumlarında, subredditlerde paylaşabilirsin. Arkadaşlar yeni oyunumu yaptım, what do you think diyebilirsin. Taze oyun geliştirmeye çalışan insanlar merak eder. Twitter kullanıyorsan Twitter'dan bazı game developerlara indie siteleri atabilirsin. Sadece indie oyunları inceleyen, indie oyunları yorum yapan forumlar, siteler var. Onlara ulaşabilirsin. Destek alırsın yani. Piyasa indie oyun seviyor. Tolgahan Demiralp, Yunus Emre, Özgür Atlas, Ozan Ege Erden, Emre Torun, hoş geldiniz. Burzolini, usta oturup sınava çalışmam lazım ama o istek gram yok içimde. Hedeflerim ve isteklerim var ama sınav çalışmak her zaman beni çok zorluyor. Hangi sınava ya? ÖSS'nin yeni versiyonuna mı? Evren, hoş geldin. Bak, Kras çok güzel bir şey söylemiş chatte. Outward herkesin ilk oyununun olmuşu gibi. Evet evet, yani Outward aşırı ucuz bir oyun gibi duruyor girdiğinde. Ama altta çalışan matematik çok iyi oturmuş. Onu bir yakalamak lazım yani. O yüzden sana biraz Outward oynayıp oradan ilham almayı tavsiye edebilirim. 2 yıldır bana kattıkların için teşekkürler. CS seviliyorsun. Polonya'dan selamlar. Eyvallah. Mert Aktaş, hoş geldin. Yunus Emre, hoş geldin. TV'de John Wick var. Adamın elindeki bıçağı sansürlemişler. Ya iyi etmişler arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizde hiç şiddet olayları yaşanmaz. Asla kötü bir şey olmaz. Silahlı adam yaralama, bıçaklama olayları hiç olmaz. Televizyonlarda görüp de özenmeyiz böylece. Abi, Türkiye'de iyi abur cubur bulamıyorum. Senin bildiğin, önerebileceğin bir şey var mı? Abur cubur. Cips falan. Öyle bir şey mi? Çok çok teşekkürler. Gameplay ve mekaniklerime güveniyorum. Harbi mi? Hadi lan o zaman. Gel. Bunu yazmanı bekliyordum. Tamam. Hadi gel aslan. Deseydin ki tamam, ben biraz gameplay ve mekaniklerime de bakayım deseydin. Zaten diyecektim ki ooo. Daha kendi güvenmiyor gameplay'ine, mekaniğine. Ben mi bakacağım? Kral diyecektim. Ama sen bugün burada geldin bize. Dedin ki ben gameplay'ime, mekaniklerime güveniyorum dedin. Biz de o zaman seni şimdi hemen bakıyoruz. Seni sevdim delikanlı. Yürekli birisi, yürekli birisisin. Seni sevdim. Madem sen gameplay'ime güveniyorum dedin, bugün MasterChef'te geldin karşımıza. Bize de seni ciddiye almak düşer şimdi. Yok abi, Belçika'da yaşıyorum ben. Üniversite ders sınavı, enerji ve teknoloji okuyorum. Sınav çalışma isteği olarak herhangi bir önerin var mı? Valla Burzolini, şöyle yapabilirsin. Türkiye'de yaşayan, işsiz kaldığı için zorluk çeken chat'teki arkadaşlarla konuşabilirsin. Böylece Belçika'da enerji ve teknoloji okuduğun için çok mutlu olup sınavlarına daha heyecanlı çalışabilirsin kardeşim. Korku. Böyle bir şey tavsiye edebilirim sana şu anda yani. Evet. Hadi bakalım. Açınız. Single player. Hatta dur. Bir bu neymiş girişi yapayım. Aylardır yapmadığım bir şey. Ya da yapmıyorum ki ben artık bu neymiş girişleri. Ya şöyle bir sıkıntım var. Keşke bunu çözebilsem. Bir OBS cambazı varsa bana bu konuda bilgi verirse süper olur. Şimdi ben bu neymişleri yayında oynayıp daha sonra buradaki gameplay görüntülerini şeye atmak istiyorum. Montajlara atmak istiyorum ama orada bu webcam ekranı çıkmasın istiyorum. Sadece aşağıdaki görüntünün kaydını alabilmenin bir yolu olsa keşke. Ama recording dediğimde her şeyin recordunu alıyor. Arada böyle bunu inanılmaz bilen OBS aslanları var mı ya mesela aranızda? Keşke yani hakikaten şeyin recordunu almasa. Benim recordumu almasa yani. Neyse, daha sonra bakarız ona. Var mı bu? Var mı bunun yöntemini bilen? Neyse, bilen varsa var, grupluyorsun. Sesleri de gruplayabiliyorsun. Nasıl grupluyorum mesela?
Hayır, o videolarda gül yüzümü ayrı görüyorum. Gül yüzünüzü siz göreceksiniz, o görmeyecek. Scene Collection muhabbetinden mi oluyor? Neyse, ben onu bir araştırayım bakayım ya. Haydi arkadaşlar. Twitch, Spotify'ı kayda almamayı becerdiler, o da olur herhalde. Allah Allah. Source Record diye bir plugin var. Ben onu bir araştırayım o zaman. Yapılabiliyor'yu duyduk. Scene Collection. Bakayım. AST. Evet. Harika oldu. Çok iyi oldu her şey. Demek ki o iş öyle olmuyormuş. Evet. Hadi biz arkadaşlar şimdi chatimizde Queen Developer'ın yaptığı On The Wings'e bir bakalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Arkadaşım dedi ki gameplay ve mekaniklerime güveniyorum dedi. Biz de bugün tamam dedik o zaman. Hemen şey yapıyoruz şimdi. Ursula ile oynayalım. Sivas Hills mi? We are living there in a small seaside village together against merciless pirates, monsters, wild animals, and cold winds. After my father disappeared, life became much more difficult for us. Cursed to that dark and long night. Falan filan. Sivas illerinde. Ya bizim demin menüde seçtiğimiz Ursula ile şu Ursula'nın hiç alakası yok. Bir şu Ursula'ya bak. Başkalarında Ursula, bizde Ursula. Bak. Top istabla. Şimdi sevgili Queen. Ursula'nın kemik gelişim bozukluğu var. Buna bir şey yapman lazım. Yani seni de hazır Asset Store'a tekrar yönlendirmiş gibi olmayayım kral ama hani anladın mı, Allah korusun. Bu bir, ya bunun aşısı var bir de. Çocuk felci miydi bu? Bir şey var bunun kemik gelişimi düzeltmek için. Bu evdeki Kong Ursula olmuş. Demek ki videodaki Ursula ile oynayamadık. Evet. E bak bu bayanın kolları düzgün mesela. Niye kıyafet var diyeyim üzerinde. Press A to talk. Eyvah. Hop. Gameplay entegrasyonu yok. A ile konuşuyormuşuz ama çözdük. Okay. Silahı ve kalkanı al. Alayım. Aldım kalkanı. Fena değil ha bu arada bak. Hani yaşa ve çipidik. Eyvah. Kapıdan çıkarken niye düşüyor? Hafif yukarıda bırakıyorsun çünkü karakteri değil mi? O yüzden. Oo, zıplama animasyonuna da bir destek lazım. Zıplama animasyonu sanki bulunduğumuz yere çok sert kaka yapıyormuşuz gibi olmuş. Bir tık bunları anladın mı? Kollar, bacaklar, animasyonlar, bunlara bir çık. Yani niye söylüyorum bunu biliyor musun? Niye söylüyorum bunları Queen Developer biliyor musun? Çünkü oyunumu nasıl daha çok duyurabilirim dedin ya. Ben de demin sana dedim ya, bir ilk önce bir eksiklerini düzelt, ondan sonra duyur oyununu. Şimdi oyun marketingi ne olsa bir efordur. Vakittir. Vakit de nakittir. Sen bence bu oyunun biraz daha cilasıyla uğraş. Benim sana tavsiyem o. Cilalı iş olsun yani. Şu kalkanı da alabiliyor muyum lan? Ha yok. Başkasının kalkanını alamıyorum yani. Not alıyorum. Valla zıplayınca kaka yapıyormuş gibi gözükmeyelim. Zıplama için bir yerlerden animasyon bulursun. Eğer bu hazır animasyonsa biraz ucuz hazır animasyon almışsın. Onu söyleyeyim. Onun dışında model animasyon, kemik oturtma, onlara bakarsın. Bunlar...
Bunlar artık 2022 yılında bilinemeyecek şeyler değil yani. Ben de bir dönem Unity'ye girdim, kurcaladım ya. Allah, bir tutorial atıyorlar üstüne. Satıyorlar ya da en kötü ihtimalle. Bir de Unity benim gördüğüm kadarıyla arada bir müthiş indirimlere sokuyordu store'da. Gerçi sen Unity mi kullandın burada bilmiyorum ama. Bir, yani böyle anladın mı? Şeye ihtiyacım var biraz. Biraz cilaya ihtiyacım var yani. Ormana git ve biraz kış için odun topla. Toplayayım. Gamepad algılayınca mesela tuşlar gamepad'e dönüşmedi. O da çok kolay bir entegrasyon diye biliyorum. Ona da bir bakarsın. Şu an playtest yapıyorum ben sana aslında. Ağaç, odun. Buraya vurarak mı topluyorum? X, Y, A. Silahları ele alma animasyonu yok. Bir tuhaf gözüküyor haliyle. Ağaca vurarak odun toplayamadığımı fark ettim. Peki. Cilaya yoğunlaşacağım. Yani şu an bu söylediklerim aslında artık cila bile değil. Silah çekme animasyonu yok. Balta... Balta animasyonu fena değil. İş görür ya. İlk oyununda iş görür yani. Ama odun nasıl toplayacağımı... Zaten vuruş hissi tayfayı demin kaybettim mesela. Baltayı sallıyorsun, odunun içinden geçiyor. Bunlar tuhaf bir şekilde bana çok komaz. Biz böyle bir eski MMO'culuk kafası da var ya, yani biraz tırt tabii ki ama. Bana çok komaz da vuruş hissi tayfa böyle tok diye oturmadı mı mesela onlar iptal. Şimdi bu da aksiyon oyunu olduğu için vuruş hissi tayfayı da düşürmen lazım. Yalnız odun nereden toplayacağım bacım? Ha, yeşil ok varmış lan. Ha, bak şimdi problem. Mesela ben bu taraflara baktığımda yeşil oku görmüyorum. Demek ki ne yapacaksın? Diğer oyunlarda ne olur? Kadrajın dışında bir yerdeyse benim gideceğim hedef. Kıyılarına, ekranın kıyılarına yapışır ya yeşil ok. Mesela yeşil ok bu taraftaysa şuralara bir yere yapışması lazım ki ben sırtım dönükken de gideceğim yeri göreyim. Silahlarımı yerine koyabiliyor muyum? B'ye basınca koyuyormuşum. Tamam. Oha. Ah. Ne oldu lan? Koskoca ejderha yanlışlıkla ittim mi ben ayağımla? De çekil lan deyip. Ona bir bakabilirsin. Ejderhayı hafif hafif ayağımla itiyorum böyle. Yürü git buradan. Yürü lan. Bak bak. Hıy. Bunu bayan bunu sabitleyin. Sayın Queen. Bayan diye hitap ettim. Gender'ınızı assume ettim ama Queen yazdığın için söylüyorum yani. Bunlar nereye gidiyor ya? Uçuyorlar. Neyse uçsunlar. Oy, ejderhanın kalkma animasyonu biraz korkutucu. Bunu karart. Uyandığımızda ejderha kalkmış olsun. Balon şişer gibi böyle pssss diye kalkmasın. Gameplay ve mekaniklerime güveniyorumdan hızlıca başlamaya başladık reis. Neyse ama. Dediğim gibi ben bu arada şey yani biraz makarayı alıyorum seni ama yani yaptığın iş güzel. Bak burada ekrana yapışıyor mesela yeşil bayrak. Demin yapışmadı. Onu ve bütün questleri yayabilirsin. Ondan sonra ekranda tuşlar yazabilir. Mesela bir köşede hangi tuş koşma, hangi tuş silahları çekme. Anladın mı? Böyle boşta durduğunda görünüp geri gelen bir UI ile onlar durabilir her zaman. O çok faydalı oluyor. Ejderha Nasreddin Hoca ikili gibi kalktı. Evet evet. Bunların hepsi düzeltilecek şeyler bu arada. Yani şimdi mesela şu an sub chat'te değil normal chat'te olsaydı kesin şey diyenler olurdu. Neden dalga geçiyorsunuz? İlk oyununu yapmış. Destek olmanız gerekmez mi? Falan. Ya işte destek oluyoruz arkadaşlar şu an. Bu benim destek olma halim. Eksiklerini görünce küçük bir şakayla ben öğretmen değilim ne de olsa. Öğretmen olsam öyle anlatayım da. Yani benim oyuncu olarak takıldığım yerlerden sen notlarını al bunları düzelt. Şu ana kadar saydığım şeyler bir aydan daha kısa sürede düzelecek şeyler hepsi. Totali. Koskoca ejderhaya mantar yedireceğiz şimdi. Bu da biraz tırt olmuş reis. Onu da söyleyeyim. Annemizden kalma büyülü kristal olsa, o büyülü kristal bin yıllar önce annemin soyu ejderhadan geliyor olsa da ben onu otomatik heal etsem falan daha iyi. Şimdi koskoca ejderhayı mantarla mı iyileştireceğim?
Aklı yok mu? O giderken diğer yani. Erzurum'dan daha iyi oldu aşikar bence. Yani arkadaşlar her şey Erzurum'dan daha iyi tabii ki. Erzurum milletin değerleriyle, duygularıyla oynayıp 3 kuruşu cebe atmaya çalışan bir oyundu. Ben Queen Developer şu an chatte mesela. Yani böyle insanların yaptığı işleri ciddiye alıyorum. Bir global bir iş yapmaya çalışıyor. Anladın mı? Bir yerden bir yere gelmeye çalışıyor. Fire and Steel diye bir oyun vardı mesela bir ara. İkinci Dünya Savaşı'da ejderhayı oynuyorduk. Onu da bir yerli ekip geliştirmişti, 2 kişilik. Ne güzel abi. Indie piyasasına girip bir şey yapmaya çalışıyor insanlar. Elbette destek olacağız. Yeter ki şey gazına gelmesinler. Milli duygularla oynanmasın. Şeye gelmesin yani. Olur mu abi, bayrak abi, Müslümanlık falan. Bu kafalara girilmediği zaman ben desteklerim. Her işin arkasındayım yani. O kafalara girenler de iyi iş yapmadıkları için. O kafaya girip iyi iş yapsınlar, onun da arkasındayım. Ama o kafaya girenler ya bayrağı koyduk, Kur'an'ı koyduk, tamam verin parayı kafasına giriyorlar. Konuşuldu bu laflar daha önce zaten hep. Beğenmiyorum onu. Abi ismim Emre Gül. Emre Sefa Gül abi. Can abi. Niye burada yo kardeş kullanıyorsun peki? Babamızın eğeri niye burada duruyor? Annemizle araları mı kötü? Sırtım mı aldım ben onu? Neyse. Queen Developer, bir de lütfen Breath of the Wild gameplay'i izle. Breath of the Wild'ı taklit etmen çok zor. Ama Breath of the Wild'ın mesela çok basit bazı küçük şeyleri var. Mesela bir item aldığı zaman havaya kaldırıyor. Oo ediyor. Item'dan ışıklar çıkıyor. Item sonra kesesine giriyor mesela. Anladın mı? Böyle daha... Ya bunlar küçük detaylar. Ama bu tarz estetik çözümler şu ucuzluğu alır götürür. Ha sen böyle sırtımızda kalsın diyorsan sırtımızda da kalsın ama... Yani... Mesela anladın mı? Deminki ejderhanın balon gibi şişerek kalkması falan. Yani böyle... Senin genel olarak animasyon ve görsel dilin zayıf bu işte. Yani o eksikliğin var. Yoksa... Kıçı başı olan çalışan bir iş yapmışsın. Çoğu insan bu noktalara gelemiyor. Yani pek çok piyasada benim game jamlerde önüme atılan işlerden daha iyi bir şey var şu an elinde. Ama görsel animasyon tarafın birazcık daha zayıf kalmış. İşte oralarda destek alacaksın. Oralarını geliştireceksin yani. Öyle diyeyim ben sana. Ride Your Dragon and Get Closer. Oo. Nasıl uçuyorsun peki? Ne indim lan? Ha, şu an uçamıyorum. Geziyorum. Gezme moduna girdik. Meriç hoş geldin. Indie geliştirici olup direkt böyle TPS aksiyon RPG yapma gazını da anlamıyorum. Bu tarz projeler fazla prodüksiyon isteyen işler değil mi? Clawheim aslında değil ya. Hitbox sistemini doğru çözersen eskisi kadar değil. 10 sene önce çok daha zordu bu işler. Şu anda Unity'nin, Epic'in asset store'ları full bunlarla dolu. Bunlarda görsel dili iyi oturtabilirsem, mesela Unreal oyunlarında görsel dil daha iyi otomatik oturuyor. Unreal motorunun bir öyle bir şeyi var. Unity'de oturtmak daha zor. Ondan sonrası da gerçekten iş kalkan animasyonu kılıç animasyonuna kalıyor. Ha sen şey kadar iyi yapama. Sen Elden Ring kadar iyi yapama. Sen God of War kadar iyi yapama. Yarısı kadar iyi yap. Yap. Çünkü bu tarz oyunların satışı da var. Millet oynuyor böyle oyunları yani. O yüzden deminki Outward örneğini gösterdim. Queen Developer onu şey aldın mı? Outward'u. Rica ederim Outward'a bir bak. Heh. Hasbihal olduk ejderhayla. Press space to fly. Bende space tuşu yok ama. Gamepad'le neyle uçuyoruz acaba? Return to village. No. Lan dur oyun. Lan tam uçuyorduk be. Aha. Tamam. Vallahi bak. Hele hele yar. Hele hele yar. Aa. Bak kulvar falan koymuş reis. Oy. Uçma animasyonların biraz patlak.
Yani en basitinden ejderha şunları falan yapamıyor. Onları kodlayabilirsin. Onlarda çok zor bir şey yok. Yani ben gamepad'ime bir input koyduğumda animasyon kanat çırpmadan süzülmeye geçmesi lazım. Oralarda biraz uğraşacaksın. Ejderha uçurtmalı oyun yapmak için yola çıkmışsın. O zaman ejderhanın iyi uçması lazım. You got one thing yani, anladın mı? Hani ejderha iyi uçmuyorsa sen niye yaptın bu oyunu derim. Bak şu anda biraz bozuldum. Ve şu ana kadar beni en üzdüğün nokta bu oldu. Gut hastalığı geçirmiş Ursula'ya falan bu kadar üzülmedim. Ama ejderha uçurtmalı oyun yapmışsın. Hani anladın mı? Manevra yaparken bir eğilsin. Şöyle bir kanatlarını açsın. Mesela kanatlarını sürekli çırpmasın. Anladın mı? Arada bir çırpsın, hızını alsın. Belli bir yavaşlığın altına geldiğinde tekrar çırpsın. Bunları kodlayabilirsin. Unity'de ben de çalıştım o kadar. Ejderhanın hareket etme hızı belli bir şeyin altına düştüğünde ya da rotasını hızlı değiştirmeye kalktığında kanat çırpma animasyonunu çalıştırıp geri kalanda süzülme animasyonunu açıp süzülme animasyonunu da input'a göre derecelerle sağa sola yatırmayı kodlayabilirsin. Üşentme. Hakikaten ana oyununun fokusu buysa bunu düzgün yapman lazım. Geri kalanların hiçbirini umursamadım ama buranın eksik olması hiç olmadı. En zayıf yerim burası. Ben buradan puan kırarım. Not recommended şu anda. Yok. Okey. Yani. Şu ana kadar kısımlar dediğim gibi fasofisoydu. Burada yani et yemeğinin eti olmamış. Öyle söyleyeyim. Sorry Queen. Bunu nasıl kodlayabileceğini de biliyorum. Ben de Unity bir 5-6 ay çalışmıştım. Yani o kadar zor bir şey de değil ha. Haydi aslan. Sen bunları düzeltiyorsun. Daha sonra tekrar bakıyoruz. Okey mi? Çünkü buraları patlakken ben şimdi ne desem buradan sonra iyi bir şey çıkmayacak benden. Ama ellerine sağlık, emeğine sağlık. Güzel şeyler yapmışsın. Başarılarının devamı. Kendini geliştirmeye devam ediyorsun. Her yer Unity tutorial, Asset Store dolu. Şahlandır kendini. Yapma, not recommended deme, düzelteceğim söz. Tamam düzelt, buradayız. Yine gelirsin. Aldım ben oyunu. Benden 10 TL'ni kaptın zaten. Tamam. Hadi ellerine sağlık o zaman. Sağ olasın uğradığın için. Hem güzel de oldu. Muhabbet oldu yani. Chat'te bu arada diğer Unity geliştirici arkadaşlar varsa acaba Discord'da böyle ara ara kümelenseniz birbirinizle sevgi dolu muhabbetlere mi girseniz? Ne güzel, ne mutlu olurum. Serp Pekünç. Keyifler nasıl CS? İyi misin? Bugün bir dışarı çıkma gafletinde bulundum. Tövbe ettim. Fena sıcak buralar. Uşak'ta havalar nasıl? Şöyle söyleyeyim yani klimasız odaya girdiğimde klimasız odadan kaçarak uzaklaşıyorum şu anda yani. Öyle bir durumum yok yani. İade etsen çok komik olur. Ha değil mi? Bu neymiş? Falan. Yok be, bende ne oyunlar var iade etmemişim. Benim iade ettiğim oyunlar ya overpriced oyunlar oluyor ya da Game Pass'e geldiğini gördüğüm oyunlar oluyor açıkçası. Berna acaba şey Selçuk'la bir konuşsanız da Discord'a böyle bir developer odası açsanız. Selçuk da zaten developer. Şeyleri yapar. Aa Ceren hoş geldin. Ben animasyonları tekrar yapıyorum demiş. Vallahi kolay gelsin. İş arama süreçleri iyi gidiyor mu bu arada? O konuda bana bir şey yazmadın. Abi game marketing kısmında güzel bir şirkette staj buldum kendime. Şu an oradayım. Her şey güzel ilerliyor. Bana marketing için neler önerebilirsin? Mutlaka oku diyeceğim bir kitap var mı? Yani şaşırırsın ama çok basit bir tane kitap var. Çok basic bir kitap. Ama ben sektörde bir sürü marketingçinin bu zekada bakamadığını gördüm bu işe. Şunlar bak. Çok basit. Bu. 10 ölümcül pazarlama günahı A'dan Z'ye pazarlama. Philip Kotler. Bu abinin kuyruğuna takıl. Temellerini sağlam atmış olursun. Ben bu kadar basit bazı konuları kaçırmış çok insan gördüm sektörde senelerdir. Ve çok cringe oluyorum. Böyle danışmanlık yaptığım dönemde şey beni çok zorluyordu. Abicim marketing pozisyonundaki kişi sensin. Ben danışmanım. Ben mi anlatacağım bunları? Hiç mi haberiniz yok? Falan gibi oluyorsun biraz. Bu belli temelleri unutma ya. Her işte öyledir ya, temelleri iyi öğrenmek önemlidir derler. Onu söyleyebilirim sana.
Ama onun dışında da şimdi sen game marketing'e girdiğin için game marketing artık çok performans odaklı bir şey oldu. Philip Kotler dönemi biraz daha işte reklam, panolar, büyük reklamcılık, kampanya çıkıyoruz falan, o kafalarda kaldı Philip Kotler dönemi. O kafalar artık bitti. Sen bundan sonra performans pazarlama üzerinde, yani işte Facebook'ta tıklatma, Instagram'da tıklatma, diğer oyunların içerisine bilmem ne koyup tıklatma, tıklatmadan return of investment falan. O kafalara gireceğin için o kafalarla alakalı online çok kaynak vardır. Onları okumanı tavsiye ederim sana açıkçası. Yayın dışı bakabilir misin? Yaptığım işe öneriye ihtiyacım var biraz oyun hakkında. Tabii. Aslında bana ve Zuhal'e de göndersene bakalım tabii. Arvis'te engineer olarak işe başladıktan sonra kullandığın koltuktan aldım. Artık kodun başından belim ağrıyarak kalkmıyorum demiş Bilal Aydın. Aynen. Benim de bu koltuğu alma sebebim oydu. Caner Eren. Sarp ofiste çok güzel 3D modeller yapıyor. Oo, siz tanışıyor musunuz? İyi. Seni hiç görmedim ben Uşak'ta. O kadar da büyük bir şehir de değil. Evden çok çıkmıyorum o yüzden. Yavuz Kaltakkıran, hoş geldin. Cebimizden sab olmamıza izin vermiyor senin Çetcan abi. Abonelik için sağ olun demiş Zerhir. Eyvallah. Indian Spirit, hoş geldin. Ember Bane adında bir oyun geliştiriyoruz. Trailerını izleyip yorumlarsan çok seviniriz. Yani kral, ben trailerından en kral oyunları yorumlamaktan çekiniyorum. Cyberpunk'ın da trailerlarını yorumladık şimdi. Rezil ettiler hani, anladın mı? O yüzden trailerdan oyun yorumlamayı sevmem ama bir bakayım, hadi senin gönlün olsun. Ember Bane izliyor diye herkesin videosu düşmüş kral zaten. Ember Bane. Dur bakalım. Ya o değil de bir tane aslında İranlı bir adam sınırsız İngiliz vuruyor tarzı bir oyun geliştiren bir ekip vardı. O ne oldu acaba ya? Facebook chatimize çok sık gelirdi o arkadaş. Aa şey, kulaklığın şarjı bitmiş. Hele hele yar, hole hole yar. Keskin sirke kübüne zarar. Dut 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 dut. Dıt 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 dıt. Kalk gönül çırpalım seyrana doğru. Selamlar CS. Jojo videosu tarzı Dune kitaplarına bir video gelir mi? En sevdiğim science fiction Dune demiştin. Dune'un yanına yazacağım bir seri önerir misin? Yok, Dune'un yanına yazacağım bir seri yok. Yani Foundation var belki. Şey, vakıf. Murat Arslan doğmuş. Yeni bir viski videosu bekliyorum. Hazırlanıyor canım. Yolda ben de habire viski ekleyip duruyorum. Abi game development'la beni sen tanıştırdın. Bir 6 ay uğraştım ama şu an kendi alanıma döndüm. Elektrikli araç mühendisliğini de geliştiriyorum kendimi. Abi yani elektrikli araç mühendisi tabii ki daha iyi yani. Küntoğdu 50 TL atmış. Can abi selam, iyi yayınlar. Bu sene reklamcılık kazandım. Şu anda hazırlıktayım. Reklamcılıkta kendimi geliştirmek için neler önerirsin? Salak salak şeylere kapılma. Salak salak şeylere çok kapılıyorlar. Demin Philip Kotler'in iki tane kitabını okumuş, tavsiye etmiştim ya, onlara bir bak. Estetik gözünü geliştir. Prodüksiyon işleriyle ilgili bilgi topla. Tavsiye ederim bu. Yani bir ürün nasıl ortaya çıkıyor? Reklamcılık kapsamında sen bir fuar alanı kurdurtturacaksan, bir tasarım yaptıracaksan, outdoor'a bir print çıkacaksa, yani işin gerçek tarafına takıl. Türkiye'de pazarlama, reklam, halkla ilişkiler gibi bölümlerde 4 sene milletin kafasını bomboş balon fikirlerle dolduruyorlar. İşe bir çıktın mı hiç işler öyle değil. Yani real pratik staj yap bol bol. Milletin yanında az paraya, ucuz paralara çalış, bir şeyler yap yani.
Reel pratikleri gör. Ben çünkü bu işlerde çalışırken taze okul mezunu çok genco geliyordu. Yani o kadar böyle kalıyorlar ki yazık oluyor. Bir de reklamcılık o okulda anlatılanların 40 sene önüne geçti. Yani bir şey söyleyeyim sana, bence reklamcılık tarihi ile ilgili 3-4 tane YouTube videosu izlesen kafi. O Mad Men'ler bilmem neler falan geçti o işler. Onlar bambaşka bir dönem. Gerek yok yani. Enes Özdin, Çağatay Yılmaz, hoş geldiniz. Adem, Melih Yılmaz, Eren Gazi Mutlu, Fahri Yeşil, Hamlet Games, hoş geldiniz. Şu bakalım hadi şuna bir. Ember Emberoğlu. Siz de duyuyor musunuz? Aa bravo. Helal lan. Helal lan. Vay. Bravo. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Ember Bane is an action platformer inspired by Avatar. Ya geç şimdi Avatar'ı. Öğrenmişsiniz bir Avatar. Sen şuradaki platform hareketlerini hangi oyundan aldınız bu? Ben çok severim bu tarz air hava kontrolünün bu kadar yoğun olduğu oyunları ben çok severim. Rogue Legacy'de bir ara böyle takılıyordum. Bir ara Nazi çıkmıştı. Kereste diye oyunumuz çıkmıştı meşhur. Kereste'yi çok sevmiştim falan. Hava kombolarının bu kadar sık yapılabildiği oyunları ben çok severim. İnşallah oraya odaklanmışsınızdır ateş topu atmaktan ziyade. Çünkü şunlar akıyor. Platform içlerinde bunları çok seven de küçük bir kitle var. Onların sevdiği oyunları bir bulun ilk önce. Tavsiyem o. Zaten bunları böyle kopyaladıysanız, ya kopyanız derken çaktınız diye demiyorum ama kaynağı bellidir yani. Sizin ekip biliyordur burada kimden ilham aldığını. Şimdi salla avatarı, git ilk önce onu anlat. Tamam mı? De ki şu oyunu sevenlere geliyor. Millet zaten nostaljiden basar buraya 5 dolar 10 dolar. Cebinize atarsınız. Bak şu hareketler falan çok hoş. Hava komboculuğu, hava dövüşçülüğü. Bunlar yani ben platform oyunu çok sevmem ama hava hareketi, hava kombozu oldu mu bayılıyorum. Speedrunners da buna dahil yani. Bu alt türün bir şeyi var. Bu oyunu bu noktaya kadar getirdiyseniz eğer biliyorsunuzdur yani bu işi. Tabi bunlar hakiki gameplay görüntüleri ise. Onu da şu an bilmiyorum. Ama getirebildiyseniz gameplay'inizi bu noktaya lütfen Avatar, çocuk kandır gibi, çocuk kandır derken çizgi filmle milleti koyacağınıza Kereste ve benzer oyunlardan örnek verin yani. Bence marketinginiz açısından, Kickstarter'ınız açısından daha mantıklı olur. Onun dışında ellerinize sağlık. Bu benim yani Steam'de görsem 60 TL'ye kadar vereceğim oyunlar kategorisinde gayet güzel. That's all. Daha ne diyeyim? Bu iş tamamdır yani. Görsel dil oturmuş. Animasyonlar tamam. Mal akıyor. Mal kestane yani. Tamamdır. Okey. Daha bir şey demiyorum buna. Bu olmuş. Bunları daha çok görmek istiyoruz kral. Diyeceğim bu. Yani o kadar iyi gözüküyor ki actual gameplay mi değil mi emin bile olamadım. Belki hani modellediniz, akıttınız diye diyorum yani. Celeste'den alınmış çok aşikar. Şeref. Öyle değil işte. Celeste'den önce yok muydu hiç hava kontrolü oyun? Celeste müzik ve animasyon kombosu açısından çok iyiydi ama Celeste'den önce hava komboları çok uzun olan oyunlar 92 senesine kadar geçmişleri var. Yani Celeste'den almak zorunda değil. Biz Celeste'yi daha çok biliyoruz. Son yıllardaki en iyi örneği olduğu için.
Ama dediğim gibi ne konuda şey yapıyorsanız, ya biraz bu tür oyunun meraklılarını ilk önce marketing hedefinize koyun. Bak Switch de koymuşsun çünkü buraya. Anladınız mı? Yani güzel geliyorsun. Avatarı şimdi geçin abi. Şunu sevenlere falan diye gelmeniz lazım yani. Fatih Süper Berduş, hoş geldin. Yiğit Şahin, hoş geldin. Zorsa mük. Valla demin arka arkaya gördüğümüz bir tane sekans atladı, zıpladı, attı kendini, dikenleri geçti. Dikenlerden tekrar tutundu. Bir de sallanan çubukların arasından geçtiler var ya. Oralar müthiş. İşte o kadar zor yaptığında loading time'ları ve save noktalarını iyi koymanız lazım falan. Bakmışsınız sanki siz bu işlere ama zaten. Daha da anlatmayayım, olmuş gibi yani. Böyle bir oyun yapsak Xbox Game Pass'e nasıl getirebiliriz? Indie developerlar Microsoft ile kolay anlaşma yapabiliyor mu? Bak bilmiyorum işin o tarafını. Keşke bilsem. Abi selamlar. Yurt dışında yaşamak adına İngiltere'de işletme okumaya gidiyorum. Normalde iç mimarlık okudum ama oraya adım atmanın en kolay ve zaman almayan yolu buydu. Oradayken bir tavsiyen olur mu? Yani dikkat et kendine. Bilmiyorum işte. Ben de İngiltere'de yaşamıyorum. Yaşamadım da. Çok severim İngiltere'yi. Gitsem müze gezerim. Doktor Who kulübesiyle fotoğraf çekinirim filan. Çok para harcamamaya çalış I guess. Dikkatli ol kendine. Cüzdanına falan dikkat et. Vallahi. Chat'ten çok güzel tavsiye geldi. İngiliz bir eş bul dediler. Can hocam ne zaman dikey çakış gelecek Allah aşkına ya da 6-6. Arkadaşlar 6-6'da filmimiz dizimiz azaldı yani açıkçası. Bitirdik galiba korku janrasını. En azından Ceren'in ilgisini çekenleri. Yoksa ben biliyorsunuz boktan filmlere bayılıyorum. Sabah akşam boktan film konuşayım size. Dikey çakış da yapamadık ya bir süredir. Tıkandı o iş biraz. Can abi ben de görsel iletişim tasarımı kazandım. Sence bitirince hangi hamburgercide çalışayım? Bir tavsiyen var mı? Yani kardeşim yine McDonald's, Burger King gibi böyle uluslararası zincirlere girmeye çalış. En azından maaşın günü gününe yatar. Sigortan olur falan, anladın mı? Şimdi klasik hamburgerciye girsen SSK'nı düşükten yaparlar falan. Daha sonra sen sıkıntı yaşarsın. Elektrik elektronik mühendisi için ne düşünüyorsun? Şunu yap dediğin bir şey var mı? Türev, integral, logaritma. Bunları reddetmeyin. Türevin, integralin, grafik temsillerinin ne olduğunu anlayın. Onu bir çözerseniz hayatınızda çok büyük kolaylık yaşayacaksınız. Onun dışında matematiği boşlamayın. Falan demeyin. Dönüyor dolaşıyor elektronik mühendisliğinde her şey matematik kıçınızda patlıyor. Bir de sizin alanınızda yoğunlukla kullanılan yazılımlar varsa mezun olmadan önce onları da öğrenip iş yapacak noktaya gelin. Bana çok yardımcı oldu bu. Üniversitenin ikinci yılında bir AutoCAD'e odaklandım. Ama öyle böyle değil. Osurttum AutoCAD'i. Bağırtıyorum yani en güncel versiyonunu. Sonra staja çıktım, işe çıktım. Bir oturuyorum. O millet Nuh Nebi'den kalma tekniklerle AutoCAD kullanıyor. İşin komiği bir de babadan oğlu öğrenmişler. Kimsenin İngilizcesi olmadığı için bizim memlekette açıp dokümantasyonu da okuyamıyorlar. En güncel AutoCAD versiyonunun son güçlerini bir kullanmaya başladım. Milletin atıyorum 2 günde yaptığı işi böyle bir setup giriyorsun, 45 dakikada çözüyorsun. Böyle hemen şey oldu. Oğlum ne yaptın oğlum falan dediler. Sonra baktım bana iş gelecek. Ben de 45 dakika değil 2 günde çözmeye başladım. 3 günde değil ama 2 günde yani. Şu sıralar DC animasyonlara sardım. Acayip iyiler. Vallahi Harley Quinn'i ben çok beğendim. 5. bölümdeyim. İzlemeye devam edeceğim. Abi artık öyle değil. Ofiste herkes deli gibi. Ha bilmem. Benim çok işime yaramıştı. Millet İngilizce bilmediği için güncel metinleri okuyamıyorlardı. Çok komikti yani. CS Beylerbeyi rakıda göbek hariç en sevdiğin ürünü hangisi ya da tavsiye edeceğin rakı hangisi?
Valla Beylerbeyi'nde ben Razaki'yi çok sevdim. Razaki üzümünden yapmışlar. Böyle daha şey bir tadı var. Sivri bir tadı var. Ama ben sek içiyorum rakıyı, unutmayın. CS nereden esti de uşağa geldin, şaşkınım gerçekten. Valla dedim ki artık İstanbul İstanbul nereye kadar dedim ya. Kalktım yerleştim uşağa, kafam da rahat etti. Çok iyi oldum, kiralar da düşük. Disney ile ortak bir şeyler gelecek mi? Geçen hikayeni gördüm. Yo. Aa. Dediler ki Disney Plus Stories'i atar mısın? Olur dedim, para veriyor musunuz? Veriyoruz dediler. Tamam dedim, gönderdiler, attık. Bu kadar. Sungur abi, GSF'liyim. Üniden önce planım okuyup sonra dil okumaktı. Önce GSF, sonra dil okuyacaktın, öyle mi? İnsan annesini babasını sevmemesi lazım. Hay Allah'ım. Yani kardeşim çok çalışırsan olmayacak bir şey yok. Viski inceledim, videoda Watt 69 olmaması beni yıktı Can Hocam. Şaka bir yana, bazı şeylerin en kötüsünü sevmek hakkında ne düşünüyorsun? Ya Samet, bırak Allah'ını seversen ya. Kendinize işkence ediyorsunuz ya. Game design için kitap önerin var mı? Var. Challenges for Game Designers. Ya da The Art of Game Design. Ya da Designing Games. Bakıyorum kütüphaneden şu anda da. Level Up da olabilir. Book of Lenses da olabilir. Ya bunlar zaten internete girdiğinde hoş geldin al bakalım diye sana verilen 5 ana kitap. Şey gibi yani. Termodinamik 1 falan gibi bir kitap yani. Resul demiş ki hayatım 5 ay önce berbat iken hemşirelikten vazgeçip hobim olan yazılıma yöneldim. 5 aydır iyi para kazanıyorum. Çok mutluyum. Bir sorum yok. Umarım daha da ilerletirim. Vallahi ne güzel Resul, yolun açık olsun. Yok bir can ya. Ben şarap konusunda çok cahilim. İzleyecek iyi bir korku filmi önerir misin? Sevgilimle neredeyse bütün kültleri bitirdik. Ben de 6-6'da incelediğimiz kadar biliyorum açıkçası. Çok ötesinde bilmiyorum yani. Can abi, Almanya'ya gidiyorum. Laptop alacağım. Renpy ve Unity öğrenmek istiyorum. MacBook'lar bu tarz software'ları rahat çalıştırır mı? Başka bir laptop önerim var mı? Aga, laptoplar çalıştırır tabii ki bunları da. Şimdi laptop var, laptop var. Laptopların fiyatı çıkmış 120 bin TL'ye kadar gidiyor. Yani kaç paralık laptop aldığına göre çalıştırır. Benim tanıttığım bir tane Gigabyte laptop vardı kanalda. Ben montaj bile yapıyorum onda. Çatır çatır çalıştırıyor her şey yani. Radel Falcao 4. ayına girmiş. Caner Akdemir, Ömer Faruk hoş geldiniz. Niye burada kendini övüyor herkes? Bura böyle pozitif bir yer. Herkes iyi taraflarından bahsediyor. Rampi bu arada ağır bir program bile değil. Abi yazılıma yöneliyor herkes ama yazılımda da junior aramıyor kimse. Büyük sıkıntı. Aksine senior bulamadıkları için juniorlara iki katı para verir olmuşlar bu ara. Ben de onu duyuyorum.
tırt tırt adamları anlamsız maaşlar alıyoruz abi yeter filan şeklinde duyuyorum ben son zamanlarda yazılım dünyasına. Odyssey mi Valhalla mı? Odyssey. Abi ben dijital oyun tasarımı kazandım. Mezun olduktan sonra kendime olan saygımı koruyup hyper casual oyun basan şirketlere girmemek için ne yapabilirim? Mehmetciğim gireceksin hyper casual oyun yapan şirketlere. Çalışacaksın, maaşını kazanacaksın kardeşim. Kendine güzel bilgisayar alacaksın. Annene babana yük olmayacaksın, anladın mı? İşleyen demir ışıldar, çalışacaksın. Bir yandan da akşamları kalkacaksın, gideceksin. Unity'ni, Unreal'ını öğreneceksin. Madem dijital oyun tasarımı okuyorsun, game design bilgisi olan bir insansın. Kendi kendine bir tane Stardew Valley'nin pornografik versiyonunu yapacaksın. Patlatacaksın Kickstarter'a. Paraya para demeyeceksin. Sonra aynı hyper casual şirketine ortak gireceksin. Can abi oyun yapmak gibi planın var mı? Veya game design hakkında başka şeyler. Var da öteledim. Bu aralar bağlama öğrenmeye verdim kendimi. Can abi 3 güne kadar yedek astuboy olarak gidiyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde geri dön Ömer. Hayırlı tezkereler şimdiden. Mert diyor ki yazılımda sektörden bilgi veriyorum. Junior'lara 20K'ya kadar yolu var arkadaşlar. Abanmakta fayda var. Doyum noktasına yaklaşmadı sektör. Yaklaşmadı çünkü senior'ların hepsi azıcık elle tutulur bir noktaya geldikleri anda fırlıyorlar Hollanda'ya, Lüksemburg'a, Gömbergumba falan gidiyorlar. Herkes Avrupa'ya gidiyor. Haliyle burada geri böyle şey kalıyor. Hiç iş bilmeyen, yani hiç iş bilmeyenler ve junior'lar kalıyor. Junior'lar böyle terfi almaya çalışıyor. Junior'ları pişiriyorlar. Hop 2 sene sonra o junior da gidiyor yurt dışına. O yüzden sektör aksine bu aralar junior arıyor. Senior yurt dışından falan almak zorunda kalıyor. Çok tuhaf oldu sektör yani. Abi yalan 13K alıyorum. Dolarsa iyi. TL ise bir konuş. Lolmen hoş geldin. Caner Türkmen, 10 yıl tecrübeli yazılımcıyım. San Francisco'da bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Yazılımcı olun yazmış. Caner, aynısını chat'e abonelik hediye ederek yazarsan daha faydalı olur. Şimdi 10 yıl tecrübeli yazılımcısın. San Francisco'da teknoloji şirketinde çalışıyorsun madem. Hadi ağanın eli tutulmaz. Yazılımcı olun diyerekten şöyle chat'e bir abonelik hediyesi at. Böyle reis, usulü var bu işlerin. Anladın mı? Bayramda harçlık vereceksin çocuklara. Şimdi herkes 10-20 lira verir, sen 100 vermen icap eder. Hani anladın mı? Şimdi o flex'i yaptın madem, o flex hani, o flex boş gelmez yani. Hani boş flex, hani der ki adam, ya ben de yazılımcıyım. Hadi bakalım, ne bileceğim. Anladın mı? Kral, ben söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak söylüyorum. Resul günaydın, ben 8K alıyorum, enayi miyim lan demiş. Ya Resul sen 5 ay önce hemşirelikten geçmedin mi oğlum? Bir dur sen de. Daha kapıdan yeni girmişsin. Hemşirelikten yazılıma geçtim. Niye ben az kazanıyorum diyorsun. Dur aslan. Bir otursun bir ayağına yere bassın ya. Heyecanlanma. Valhöl zeytin sahibi olmuş. Oğuzhan zeytin sahibi olmuş. Adil tükenmez. Chat'te 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Heh bak ve bir şey yazmamış bile yanına. Mete Hanbaş. Oo. Arkadaşlar Caner Türkmen chatimizde 50 kişiye bakınız. Caner Türkmen chatimizde 50 kişiye abonelik hediye etti. 50 kişiye abonelik hediye etti. Ve dedi ki 10 yıl tecrübeli yazılımcıyım. San Francisco'da bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Yazılımcı olun dedi. Bak. Anladınız mı? Ben ne demiştim? Hani o laf boş gitmez demiştim. Hemen böyle yanına 50 abonelik bir paket yaptı böyle. Bu usul böyledir çünkü. Hani girdin sen. Anladım biraz hani mesela ben de bir mekana oturdum mu bahşişi biraz bol bırakıyorum. YouTuber'ız hani. Garson demesin ki lan ne ucuzcu herifmiş. Hani böyle bir anladın mı? Biraz böyle şeyin olacak. Bir tık böyle San Francisco'da yazılımcıyım. Şu 50 aboneye vereyim yazılım okuyun. Tak şimdi bak 50 çocuğun burada hayatını kurtardın sen Caner. Anladın mı? Herkes şöyle oldu. Lan ben kalkayım da C# çalışayım abi iyi yayınlar falan demeye başladılar. Caner abim be filan yazıyorlar.
Gideyim de bölümü bırakayım. Caner abi LinkedIn'den ekleyebiliyor muyuz? Bak. Ama ben size seneler önce ne dedim? Hepinizi yazılımcı yapacağım. Benim seyircim yazılımcı olacak full. Ben de buradan para kazanacağım demedim mi? 4 sene önce benim böyle kayıtlarım vardı Twitch'te yayın yaptığım dönem. Bak, hemşireyi bile biz yazılımcı yaptık evelallah. Bundan sonra bu işler böyle yani. Yolumuz açık olacak. Metehan Baş demiş ki sevgili CS, Ruyu Genke ile yaptığınız videodan sonra aklımdaki ulan bu mangakalık işi Türkiye'den yapılır mı gibi düşünce sislerini zihnimden uzaklaştırdınız, motivasyon oldunuz, teşekkür ederim. Ha arkadaşlar, haberiniz olsun. O bir tane Ruyu Genke diye bir arkadaş vardı ya, Jump dergisine şey göndermişti, iş göndermişti. Oylamalarda onu birinci sıraya allem ettik, kullem ettik, soktuk. Shonen Jump dergisi kendisine ulaşmış. Shonen Jump dergisinde yılın başında 2 haftalığına, 3 haftalığına işi yayınlanacak. Böylece Japon dergimize en sonunda ilk kez bir Türk mangaka girmiş oldu. Bundan sonra yolu açık olsun. İş tutar mı, tutmaz mı onu biz bilemeyiz ama biz desteğimiz olduk. Genç bir Türk arkadaşımız hakikaten gitti. Şu an Shonen dergisinde ilk işini yayınlatacak. Yolu açık olsun. Gençlere, acemilere, yeni iş yapanlara destek olmaya devam. Bircan Satı 5 abonelik hediye etmiş. Medieval Man 10 abonelik hediye etmiş. Lütfi Özdemir, Oğuz Güven Ateş, Evnuk Basilius, Akın Özgen, Emin Erdal 20 abonelik hediye etmiş. Uuu, hediye yağdı bir anda. Ortalık inanılmaz. Davut demiş ki abi ben o lafı dediğini hatırlıyorum. Ben sana inat gidip sosyoloji çekiştim, seçtim, şimdi sürünüyorum. Yeğenim ben 4 sene önce dedim size yazılımcı olsun olun diye. Bak 5 ay önce adam hemşirelikten yazılımcılığa geçmiş. Hamdolsun iyi kazanıyorum diyor. 8K vuruyorum her ay diyor. Daha bak yarım yılda. 5 yıllık deneyim. Senin sosyolojide harcadığın 2 seneyi Unity kuncuklamış olsaydın şimdi bir hyper casual şirketinde zıplayan top yapıyordun her gün. Hayata küsmüştün. İğrenç bir işin vardı. Ama en azından ayda 15-10 öyle bir şeyler kazanıyordun yani. Kral. Yani bizi dinleyen kazandı. Aran Al Capone'u. Aran Al Capone'u göster. Neydi ya o? İsmail Eren Çalışkan. Cem Durmaz. Ceren Universe. Hoş geldiniz hepiniz. Neydi ya o Aran Al Capone'u? Bir onu. Bizden tavsiye alan yürür dostlar. Haberiniz olsun. Abi yaş 18 ilk hangi dili öğrenmek mantıklı? Yeğenim İngilizce öğrenin. Melih Yakar hoş geldin. Aran Al Capone'u. Neye denk geldim bilmiyorum ama birazcık korktum. Ya Al Capone reklamının orijinali yok mu ya bir yerde? Al Capone reklamını bir tek ben mi hatırlıyorum ya? Emin Erdal, ben de Türkiye'de bir startup lead TD olarak çalışıyorum. Procedural modelleme ve machine learning ile ilgilenenler LinkedIn'den bana ulaşsın demiş Emin Erdal. Bak çete bak. Hele. Biz de Al Capone arıyoruz. Aran Al Capone'u. Niye bunun ses kaydı yok hiçbir yerde ya?
Bu arada reklamcılık okuyan arkadaş. Bak TRT Reklam Kuşağı 1985 diyorlar ya. Sizin reklam fakültesinde okuyacağınız reklamlar bu dönemin reklamcılık kafası. 40 sene gerisini okuyorsunuz kardeşim, haberiniz olsun. O yüzden dedim siz erkenden kendi şeyinizi çözün diye. Piyasa şartlarını erkenden çözün diye o yüzden söyledim. Narinci, Osman Kalf hoş geldin. Uğur Mutlu sağ olasın. Aboneliklerde indirim gelmiş. Çaktım 7,5 TL aboneliği abim. Ne? Nasıl ya? Ne? Bircan demiş ki alaylı yazılımcılara maalesef iş yok arkadaşlar. İstisnalar illaki vardır ancak kendini diploması olan bir yazılımcıdan 10 kat fazla geliştirmen lazım. Valla Bircan senin dediğin gibi aslında yani şöyle tersini bilmiyorum ama benim bir alaylı yazılımcı arkadaşım var. Okullu değil alaylı hakikaten. Ve yani piyasaya kök söktürüyor çocuk. Hakikaten de yani o kendi kendini geliştirdiği için piyasa şartlarının dışında kendisini geliştirdiği için yani piyasaya girmek insanda şey bir etki yaratıyor. Ya tamam ben bunu yaptım işte bu oldu veyahut da okulda bizi bunu öğrettiler bu tamam falan. Millette böyle bir şey oluyor tamam mı? Bizim ama arkadaşlar böyle oturup kendi kendilerini geliştirdikleri için hani bir ben bu kadar yaptım bu yeter veyahut da yetmezi bilmediği için herif kendini ekstra geliştirmiş. Ekstra geliştirdiği için de yani sektöre girdiğinden beri kariyerini takip ediyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Fark koydu. Fark koyarak ilerledi herkese yani. Kendi kendini geliştirmek önemlidir. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Alaylıyız diye kendinizi yormayın ama daima geliştirmeye devam. Bir de arkadaşlar sonradan yazılımcılığa giren arkadaşlar yani matematiğiniz zayıfsa kesinlikle matematik geliştirmeniz gerekiyor. Matematikten anlamadan bu işler olmaz kardeşim. Haberiniz olsun. Bok olursunuz. 2 ay sonra sınırlarınıza ulaşırsınız. Ömer Aytin hoş geldin. Sekaho, İsmail Baysu, Osman Kalfa, Yunus Sarı, İnci Şirin. Oo, İnci Şirin. Ne yapıyorsun ya kral? Seneler öncesinden gelen bir ses, bir isim. Wanna be wet. Hoş geldin. Harold S, Anıl Aras, Cihan hoş geldiniz. Abim selamlar. Bağlama konusunda yardımlık bir şey olursa haberdar et lütfen. Vallahi basıyorum böyle şu anda yani. Parmak çalışmalarındayım sadece. Caner demiş ki ben pek katılmıyorum. Globalde iş ilanlarında bile bilgisayar teknolojileri diploması ya da dengi tecrübe arıyorlar. Evet globale geçişte zor oluyor muhtemelen. Şey orada iyi. Diploma önemli oluyor yani. Ben de Papara'dan abone oldum 2,5'a. Allah Allah. Hayırlısı olsun. Yiğit Gökçe hoş geldin. Mesela matematiksel seriler vardır. Azıcık kafanızı şey yapayım ama. Matematiksel serileri böyle genelde insanlar bakarken mahvolarak böyle şey oluyorlar. Hayır anlamak istemiyorum artık seriler anlatmayın. Nedir bu tuhaf E harfi falan gibi oluyor herkes. Matematiksel seriler aslında insanın kağıt üzerinde göreceği ilk algoritma. Yani hakikaten algoritma zihniyetini matematiksel kağıt üzerinde yakalayabildiğimiz ilk nokta. Yani o yüzden hani matematiğinizi tekrar geliştirin derken yazılımla alakası olmak isteyen herkesi. Yani havuz problemleri değil. Ne yazık ki türev, integral, logaritma, seriler böyle şeyleri birazcık daha yakalamanız lazım. Gün geçtikçe çok inanılmaz işlerin kodları açık kaynak atılıyor internete. OpenAI diye bir şey var. Ama sizin de anlamanız gerekiyor. Yani OpenAI dokümanını okuduğunda anlayamıyorsan, o kadar matematik bilgin yoksa oturur kalırsın Unity Asset Store'a düşsün diye beklersin. İyi yazılımcı ile kötü yazılımcıyı ayıran bence pek çok önemli şey var. Bunlardan bir tanesi de bu. Matematik. Basic maths değil. Advanced maths. Yiğit Gökçe, Deniz, Boltzmann, Ömer Faruk bir kişiye abone hediye etmiş. Hoş gelmiş. İlker demiş ki alaylı konusu ne kadar tecrübe seviyesi olduğu ile alakalı. Ben üniversite bitirmedim. Palo Alto'da Emotion'da AI Lead olarak çalıştım 2013'te. Algoritmaya kasın yazılımı öğrenirseniz demiş.
bizim chat niye bu kadar donanımlı ya? Chat'e bak. Herkes iki mühendisliği falan var minimum. Demin beyin görüntülenmesinden AI görselleri çıkartan bir arkadaş geldi. Palo Alto'dan yazan var, San Francisco'dan yazan var. Biz de uşaktan yayın yapıyoruz. Mahvettiniz lan beni. Onur Kızıltuğ hoş geldin. Beşinci ayına girmiş. Alpay hoş geldin. Efendim bakıyorum başka. Abonelikler. Furkan Aslan hoş geldin. Bu konuda haklısın abi. ODTÜ bilgisayardayım. Bütün üst sınıflar matematiğin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Öyle öyle. Bera Gedikli, Muhammed Emin Zer, Sadece S, İlham Taha hoş geldiniz. Alp Turkay hoş geldin. Deniz Doğan, Samet Altındaş. Enes Can Ekici, Ahmet Altaş, Serim Su Cindemir maşallah hoş geldiniz. Abone sayımız çok arttı. İlker diyor ki Plural Sight ve Data Camp'e girin, öğrenmeye başlayın. Diplomaya gerek yok. Birçok kişi diploması aldık diyor. Barış diyor ki özellikle oyun sektöründe çalışmak isteniyorsa bu arada çok önemli. Üniversitede Computer Graphics dersi kadar hiçbir ders zorlamadı beni diyor. Matematiği diyorsun evet. Bonduğum hoş geldin. Ersen demiş ki benim de 8. yılım yazılımda algoritma kurabilmek önemlidir ama artık matematik bilgisinden ziyade analitik düşünme ve sosyal beceriler iletişim gücü çok önemli demiş. Doğrudur. O da çok eksik oluyor sizin tarafta. Abi kafası çalışan insanlar izleyecek adam bulmakta zorlanıyor çünkü. Estağfurullah. Ben de kitap filan düzenliyorum işte. Oy Civilization'da oynuyormuşsun bir yandan. Lady Sedat demiş ki sanatçı olacağım ben. Sanat. Ne? 50 abonem. Kızım sen tiyatroya devam. Bağırırsın böyle. Ben deli değilim. Değilim. Falan. Kendini yaparsın böyle. Başkan donanımsız olan takılamaz burada. Sen bazen bayağı yukarıya konuşuyorsun. Ne diyorum abi ben? Ben bana kalırsa benim muhabbetim çok normal bir muhabbet. Sadece her cümlemin sonunda amına koyayım demiyorum. Onun dışında halkın dilinden konuştuğumu düşünüyorum. Konuşmuyor muyum? Mesela bütün tarzımı değiştirebilirim. Şöyle yapabilirim bundan sonra kendimi. Vay be, chat'e bak amına koyayım. Demek ki acayip olmuş chat'imiz amına koyayım. Demek yazılımcısınız ha amına koyayım. Vay be amına koyayım. Oğlum Discord'dakiler siz de duydunuz mu amına koyayım? Duyduk abi amına koyayım. Duyduk abi. Abi merkez amına koyayım tamam. Tamam merkez amına koyayım. Tamam amına koyuyoruz merkez tamam. Nasıl? Bundan sonra böyle yapayım mı? Tauriel hoş geldin. Eren Acerer, Ahmet Semerci, Matil Değiliz. Bakıyorum başka. Bilal, Aycıl, Muhammed Furkan Köse, Refik Yalçın hoş geldiniz. Merhaba, ben havacılık yönetimi okuyorum. Yan dal CS öğrencisiyim. Yan dalda diploma değil sertifika veriliyor. Ben alaylı mı oluyorum yoksa okullu mu oluyorum? Wow, hiç şu an bilemedim onu. Onu şey yapamadım ben. Abi ben Huawei'de AI Engineer olarak çalışıyorum. Akademide Medical Imaging yapıyorum. Donanım oğlum. Chat inanılmaz ya. Müthiş. Oksir hoş geldin. Refik Yalçın, Samet Turgut hoş geldiniz. Almanya'da bir geyik var abi. Bilgisayar okuyanla matematik okuyan arasındaki tek fark birisi matematik okumayı kendisi seçmiştir diye. Ya bu arada evet yani aslında şöyle bir şey var. Yazılımcı arkadaşlar da sektördeki alanları dahilinde desteklerler beni ama şöyle bir şey var. Yani işin kökünde bugün hala sağlam bir algoritma yazmak. Hani sektöre iş yapmacılık değil de anladın mı? Hocam UI'yi düzeltiyoruz. Tüketici şuraya basacak falan. Buralar değil. Daha böyle hardcore yazılım. Sıkıştırma algoritması. Anladın mı? Şey böyle. Uydu frekans algoritması. Data transfer algoritması. Aynı anda 4 kanaldan gelen datayı bir yerden bir yere taşıyıp ondan sonra 60 FPS'i düzenli olarak stream edebilme algoritması. Has algoritma böyle. Hani Pala diyor ya,
suyun göbeğinden geliyoruz diyor böyle, hani şeyin harman olduğu yerden geliyoruz. Yani o taraflar, oralar matematik zaten. Oralar selamun aleyküm matematik, hoşçakalın matematik, matematik yani. Zaten matematik mühendisleri o taraflarda çalışıyorlar dünyada diye biliyorum ben. Yani matematik mühendisini hatta oraya alıyorlar, gel kardeş sen falan diye. Orada böyle yazılımcılarla matematikçiler harman olup ultra böyle yepyeni yazılımları geliştiriyorlar. Böyle hepinizin böyle hayatında yaşadığı şey halleri vardır ya. Abi internet aynı, YouTube videosu çalışıyor, korsan sitede dizi izleyemiyorum işte filan. Veyahut da işte ilk Spotify Türkiye'ye geldiğinde sabah akşam herkes şeyi konuşuyordu. Abi inanılmaz işte, metroya girerken basıyorum şarkıya, metro boyunca şarkı çalmaya devam ediyor. Nasıl abi, ne ara download etti, bizim internetimiz çok kötüdür filan. İşte hep bunlar algoritma, onların arkasında böyle bu yığını vuran, parasını Bitcoin'e yıllar önce yatırmış milyon dolarlık, milyar dolarlık adamlar oluyor yani. Abi onları yazanlar 35'inde emekli olur ya da 28'inde yani. Ulan herkes yazıyor, ben de yazayım. Ben de 4 senedir Zynga Türkiye'de backend engineer'ım. Yaşa be çipidik. Abi ben dil okuyorum. Evet. Ahmet Semerci. Abi ne dediğini çok iyi anlıyorum. Matematik okuyup yazılımla ilgileniyorum. Son sınıfım. Etrafında matematik birikimi olmayanların ne kadar zorlandığını gözlemleyebiliyorum. Tabii cowboy yazılımcı dediğimiz bir tür vardır. Şimdi cowboy yazılımcıyı da hakir görmemek lazım. Sektörün çoğu ama biraz şeydir, toplamadır. Yani ulan ben şu işi yapacağım, nereden yapayım? Önceden yapılmış bir şey var mı? Girersin Stack Overflow'a, GitHub'a falan. Önceden birisi atmıştır çözümünü. Oradan devşire devşire yaparsın. Bir bu tayfa var. Bu tayfanın yolu bir noktaya kadar gider. Ama matematiğin bağrından gelenler... Şey gibi düşünün ya, klasik gitar bilenlerle akor basanlar gibi düşünün. Yani akor basan popçu olur ama klasik gitarcı inanılmaz her şeyi yapar. Biraz böyle o denge, öyle bir denge bu tarafta da var yani. Yani hayatında 15 satır kod yazmış birisi olarak bence uzun bile konuştum. İnşallah doğru konuşmuşumdur. Ben de öyle bir anlatıyorum ki sanırsın şey, vallahi Pentagon'u hackledik. Ondan sonra Obama geldi, dedi ki aslanım dedi, seni dedi CIA'ya alıyorum. Mehmet Duran, Yılmaz Doğan, hoş geldiniz. Fatih Kaya. Yeter, donanımlısınız, anladık. Peki biz ne yapalım? Demiş dilci bir kardeşimiz. Emre Ar, Mustafa Yılmaz, hoş geldiniz. Yasena, hoş geldin. Refik Yalçın. Avrupa Uzay Ajansı... Ne? Avrupa Uzay Ajansı Danimarka'dan selamlar. Arkadaşlara tavsiyem konfor alanlarının dışına çıkıp öğrenmeyi öğrenmek. Oo. Arkadaşlar, Uzay Ajansı'ndan adam geldi artık. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar, artık Uzay Ajansı'ndan adam geldi, bakın. Avrupa Uzay Ajansı Danimarka'dan selamlar diyor. Hocam siz niye şimdi, tamam geldin Avrupa Uzay Ajansı falan, havanı yaptın, haklısın. 50 DKK atmışsın, o da muhtemelen Doge Kron'u. Sağ olasın. İyisin, hoşsun ama sana bir şey sormak istiyorum. Neden aya adam indirmiyorsunuz? Asıl buna takılmıştım. Ali Altuntaş, hoş geldin. Umut Şener, Kubilay Karakayalı, hoş geldin. Muhammed Emin Zer, hoş geldin. İnşaat mühendisiyim demeye utanıyorum şu chatte. Yok yok, estağfurullah. Ne alakası var? Ben de yazayım. Anadolu Hayat Emeklilik'te yapay zeka developer'ıyım. Anadolu Hayat Emeklilik mi? Ulan insanların öleceği günü hesaplıyorsunuz değil mi? Oyda. Bakın çok tehlikeli bir adam geldi chat'e. Sigortacı da yapay zeka developer'ı yapıyorsa milletin ölme, elektrik çarpma, yaralanma ihtimallerini hesaplatan yapay zeka yazmıştır bu. Böyle bilim kurgu hikayelerinde olur ya böyle. Bilmem kim, ölüm tarihi bilmem ne, otobüs kazasında bağırarak öldü falan. Olcay'ın yazdığı yapay zekalar şu an böyle yapay zekalar. Yapay zekaya soruyorlar bunu sigortalayalım mı falan diye, yapay zeka böyle yapıyor. Bip bap bop bip bap bop. Bu salak kanser olur. Bunu sigortalamayalım. Aa, reddedildi sigortanız falan. He?
Mahvolduk. Sigortacı niye yapay zeka çalıştırır? Ölümümüzü hesaplatmak için. Minority Report geldi vallahi ha. Alperen Keser, Olcay o senden buradaydım falan diyor. Bir de bu yazılımcılar da birbirini tanıyor chatte her sabahtan beri. Ben kalkayım arkadaşlar. Enes Şanlı hoş geldin. Batuhan Salın hoş geldin. Dalmora, Oğuz Gülver, Space Odyssey'e hoş geldiniz hepiniz. Can Pala hoş geldin. Çete bak, Atlas Silkindi gibi chat yemin ediyorum. Biz mi taşıyacağız lan toplumu? Oh. Sanatçılar, yazılımcılar, mühendisler. Yok mu bir Türkçe rap albümü olan ya? Abi yeni Türkçe rap şarkısı çıkarttık. Dinleyip yorumlarsan seviniriz. Yok mu bir Türkçe rap albümü ha? Arkadaşlarla toplumsal konulara değindik. Amlara bastık, siklere bastık. Yok mu? Türkçe rap albümü ha? Haydi aslanlar. Bu arada hakikaten bu kadar yazılımcısınız. Hadi bir güçlerinizi birleştirin de bir coin borsası falan bir şey yazın. Bir coin çıkaralım ya yalandan. Sungur coin falan bir şeyler yapalım. Oo Akdeniz hoş geldin. Doktorlar, sağlıkçılar onlar nerede? Ezoterik bir kültte simya öğreniyorum abi, öneririm. Ey maşallah. Kamil Orucuzade hoş geldin. Faşizm ne mi? Caner abi chat'in gidişatını büktü. Evet evet Caner'in flex'ten sonra diğer yazılımcılar da şey oldu. Neyse Caner attı 50 aboneliği biz atmadan söyleyelim falan gibi oldu. Yoksa arada Palo Alto'cu bir arkadaş var bak mesela, ona demedim. Aslan Palo Alto falan diyorsun ama bir 50 aboneni göremedik demedim bak ona. Bugün Caner'den geldi 50 abone. Caner 50 aboneye bir koydu, herkes şey oldu. Oğlum yazılım çok iyi iş lan aslında. İşte bu kişisel gelişimdir. Kişisel gelişim. Ben tıpçıyım sayılır mı? Valla tıpçıya, sağlıkçıya memleketimizde çalışıyorsa da bilhassa Allah'tan çok büyük sabır. Çektiğiniz çilenin biz farkındayız. Hepinizi de çok seviyoruz, haberiniz olsun. Hep bunu söylüyorum, söyleyeceğim. Dilciler için aynı şeyi düşünmüyorum. Burak Kayaalp hoş geldin. Mehmet 0686 hoş geldin. Mirkala hoş geldin. Abi sanayide strafor kesiyordum. Ortalama düşmesin diye susuyordum. Ömer'im sanayide strafor kesmek de onurlu bir meslek. Hiç işinizden utanmayın. Kendi işini beğenmeyen boğazına torba takar derler. Kübra hoş geldin. Batuhan, mezuniyetimin zamanlamasına göre bir şeyler değişmiş olur umuduyla hukuk okuyorum abi. Düzelir değil mi abi? Düzelir de abi. Yak lan nereye düzeliyor ya? Son yapılan atamalardan sonra bu ülkede hukukun düzelmesi minimum 15 sene. FETÖ olaylarından sonra yapılan atamalar bazı dengeleri fena bozdu. Bakalım hayırlısı. Yiğitcan Çelik hoş geldin. Ya çünkü atama yapıldıktan sonra memurlar emekli edilemiyor kolay kolay. Abi yazılım okuyun, yazılım okuyun dedin. İyi bir üniversitede yazılım kazandım. Bu süreçte full senin yayınlarını izledim abi. İyi ki varsın, çok sağ ol. Ey maşallah. Benlik bir şey değil ama sağ olasın. Saygın demiş ki küçükken kuzenim sayesinde rap klibinde oynamıştım arkada kalabalık olsun diye. Dipnot bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Kod yazın. Helal. Galericiyim abi. Akşamları faizcilik yapıyorum. Maşallah. Taner Teke, Şevalke, Seval, Sevalmiş, Seval olabilir. Landrix Cry, Smile Ghost hoş geldiniz. Bertan Taylan Dicle, Benny Lone hoş geldiniz. Mehmet Kaya hoş geldin. Atahan Yanık hoş geldin. %50 indirim varmış, yapıştırdım katılımı. Oğlum %50 indirim varsa bari yukarıdan girin biraz. 5 TL 2.5'tan girmeyin yani. Hüseyin Ata hoş geldin 25. ay. Refik demiş ki elektronik aşırı underrated ve iş bulma... Refik dediğim bu arada uzaydan yazan arkadaş. Uzaydan yazan arkadaş diyor ki elektronik aşırı underrated ve iş bulması inanılmaz kolay. Biraz kendinizi geliştirirseniz mezun olmadan bile yurt dışında iş bulabilirsiniz. Genç arkadaşlara önerimdir demiş.
Arkadaşlar onun o biraz dediği yine iyidir yani. Hani biraz deyip de şey yapmayın. Yani biraz geliştirsem yeter gibi değil yani. Ben rap kliplerinde çalışıyorum abi. Rapçiye en yakın benim galiba. Ne yapıyorsun ki rap klibinde çalışmak? Abi ilk defa oyun kodlama işine girmek için Unreal 5 çok mu karmaşık? Yo. Unreal 5, Unity. Bir kere başladıktan sonra ikisi de akıyor artık. Çok döküman var. Bol bol okuyacaksın kardeşim. Ben nasıl habire tezene vuruyorum şu an bağlama öğrenim diye her gün. Sen daha bire döküman okuyacaksın. İkisi de eşit derecede karışık. Öyle düşün. Onur demiş ki 10 senelik yazılımcıyım. Tek tavsiyem İngilizce öğrenmeden gelmeyin. Yazılımcının dil bilmeyeni hiç çekilmiyor. Ya zaten arkadaşlar. İngilizce öğrenmeden. Yani arkadaşlar. Haydi belki Japonca, Çince falan gibi ekstrem bir dil öğrendiniz. Oradan yürüdünüz ama arkadaşlar. Rica ederim. Herkes İngilizce öğrenir mi? Küçük küçük. Ha yok ben İngilizce değil Japonca öğreniyorum. Oradan yürüyeceğim. Tamam hadi sen ayrı. Çin ayrı. Ama arkadaşlar. Allah'ın adını verdim. Hadi artık biraz İngilizce ya. Artık 2022 senesinde bu konuşulmasın ya. Hepimiz dolar kölesi olduk zaten ya. Efendilerimizin dilini öğrenelim bari yani. Kerem Simar, Alakol Words hoş geldin. Mithat Ilgaz hoş geldin. Sealive, Educated Grifter. Odyoloğum, işitme denge uzmanıyım. Kulaklarınız bize emanet. Harbiden mi ya? O ne ilginç işler var tıp tarafında da ya. Odyolog. Vallahi. Ben de Yıldız Teknik Elektronik'teyim. Umarım uzay ajansına girebilirim. Emir'cim birazcık kendini geliştirsen oluyor bak. Ahmet Selim Özkan 14. ayına girmiş. Kadir Selimcan Kunduracı. Ergin Bilgin. Maşallah çok abone geldi ya. Videographer'ım abi. Arada videolarını çekiyorum. Normalde rap kliplerinde iş geldikçe Jimmy Jeep asistanlığı falan yapıyorum. Vallahi güzel iş ha. Ben seviyorum prodüksiyon işlerini. Çok zor iş bu arada. Allah kolaylık versin de. İlginç şeyler görüyorsun, yaşıyorsun yani o işte de. Ulan ben de İtalya'da bilgisayar mühendisliği okuyordum diye rahattım. Chat başarılarını anlatarak öyle bir vurdu ki gidip çalışacağım şimdi. Tabii lan çalışın. Adam uzaydan yazıyor lan. Palo Alto'dan yazan, Stanford'dan yazan, Los Angeles'tan, New York'tan, her yerden. Sen de hala o İtalya'da bilgisayar mühendisliği okup. Oo, İtalya'da yazılım şirketi yok be. Oku aslan oku. Hadi bakalım. Herkes biraz kendini kötü hissetsin. Sadece Straforcu üzülmeyecek bugün. San Francisco'dan yazmayan herkesin üzülmesini istiyorum. Ya benim söylemek istemiyorum. İsmini vermeyeceğim şimdi. Birebir Reddit'te çalışan adam var ya şu an bu chatte. Kendi söylemiyor, ben de söylemeyeceğim. Ben biliyorum onu. Adam birebir Reddit'in panelinden giriyor şu an bu chat'e. Bak bu chat böyle bir chat aslanım. Tamam mı? Oturarak falan olmaz. Sakin sakin. Buraya gelirsin, önünü iliklersin, çayını içersin. Abi, Batman Animated Series konusunda ne düşünüyorsun falan dersin. Onu San Francisco'daki adam da duruyor. Dikkatli olacaksın. Reddit'teki adam da duyuyor. Facebook'ta bak. Zinga'da, Minga'da her yerde adamımız var. Bu chatte öyle boş yapmayacaksın. Böyle şey konuşacaksın biraz. Abilerim, dostlarım, efendiler, aman hey erenler falan öyle. Yani böyle bir farklı aurada geleceksiniz yani. Affedersin Rize'den bile yazan var. Bu chat böyledir, toplum gibidir. Ergin Bilgin, Erdal Özgür Bilget hoş geldiniz. Uy chat bir anda fırladı yine aşağı kaydırmamışım. Tümü aynı anda akıyor bir anda. Oğuzhan İncekaya, Nona Trian hoş geldiniz. Süleyman hoş geldin. Öğretmiyoruz kardeşim. Dilcilere laf ediyorsunuz sonra İngilizce öğren diyorsunuz. Öğretmiyoruz. Erdal Kargo hoş geldin. Abi bizim komünitede herkes mühendis çıktı. Diş hekimliği okuyorum. Yalnız hissediyorum. Vardır. Diş hekimimiz de vardır. Serdar Özyurt, Atasoy, Demircan Demirci hoş geldiniz. Ben de bir süre Unity'de çalıştım. Şimdi bir süredir NordVPN'de çalışıyorum. Yazılımcı olun gençler. Ben de 10 yıl önce CS'yi dinlemiştim. Ergin bir şey soracağım ya. Ben de NordVPN kullanıyorum da oğlum sağımız solumuz sızmaz değil mi lan? Bana bak. Sağlam yaptınız değil mi her yeri? Kardo.
İyi tuttunuz değil mi şeyleri falan? Sağlam tutun da. Ben de NordVPN kullanıyorum, bir yerimiz sızmasın. Yani çok ilginç şeyler biliyorsunuz siz hepimizin aklında. Açıp panelden bakma ama Can Sungur nerelere giriyormuş diye. O da yasa dışı olur. Berkay Kurhan hoş geldin. Sabahçı hoş geldin. Easy Mate hoş geldin. Kral Ragnar, Teoman Erşar hoş geldiniz. GSF okudum, dil okudum. Rapçi değilim ama ne? Neden abi? Rapçi değilim ama maalesef rapçilerle uğraşmak zorunda kalıyorum. Ses mühendisi olmayın. Oy, Allah kolaylık versin. Selamlar, ben de solar panel... Oo, chat patladı lan. Eyvah. Aa. Aman hey erenler. Dur. Aa. Ya chat'e çok yazıldığı zaman chat patlıyor biliyor musunuz? YouTube şey Chrome çöküyor böyle. Şu Chrome'un ağzı burnu yamuldu. Bir kısmınızın attığı mesajlar falan komple gitti arkadaşlar. Şimdi tekrar açıyorum chat'i meti. Chat'i patladı dedim. Pencere şişti yani Chrome'la alakalı bir şey. Benlik bir şey değil. Hah. Kerem Çelik, Emre Biçer, Erkin Bulut, Tuluyhan. Geliyorum yukarıya. Ali Şahin. 2005'ten beri bir kurumun bilgi işlemindeyim. Bir ön lisans, bir lisans bitirdim. EYT gelirse emekli olacağım. Not. Bilgisayar programcılığında okuyorum. EYT ne ya? Oğuzhan Çetin, hoş geldin. Ah be, buradan yukarısı gitmiş. Etsy'den de birisi varmış chatte şu anda. Abi herkes yazılımcıymış. Benim kafam karıştı. En iyisi ben dil okuyayım. Ali hoş geldin. Chrome'da çalışan arkadaş varsa bunları bir şey yapın ya. Abi birçok bağımsız audit kurumu tarafından denetleniyoruz. Sızılmaz sistem yoktur ama en yüksek standartta koruduğumuzdan şüphen olmasın. Hah eyvallah. İçim rahat etti. Çünkü ben hem Surfshark kullanıyorum hem NordVPN kullanıyorum. Ergin haberin olsun. NordVPN'i Netflix belledi. Ben eskiden NordVPN sayesinde Netflix'te her ülkeyi izliyordum. Sizi belledi kardeşim. Sonra NordVPN'den izleyemez olduk. Şimdi Surfshark'tan izliyorum Netflix'i. Haberin olsun. Ama sizi de iptal etmedim. Çünkü galiba 3 senelik mi üyelik satıyorsunuz siz? Bir şey yapıyorsunuz. Ulan zaten ben şeyi unuttum. İptal etmeyi unuttum. Bir yeniliyor, 3 senelik yeniliyor. Kerem Çelik, Ceren Uva hoş geldiniz. Kayra Tekin, Barış Sayar, Hüseyin Sait Koca hoş geldin. Harold S. İyisiniz chat, güzelsiniz de bakalım tüm Devil May Cry oyunlarında her modda her bölümde S tier'a çıkabiliyor musunuz bakalım? Yok ki öyle iki lore mimsi. Ses mühendisi arkadaşlar, rap şarkılarında sesin çok patlamasını siz mi istiyorsunuz yoksa prodüktör mü? Abi mühendis ister mi? Prodüktördür kesin ya. Ozan Berke Kartal, EE okuyorum. EE ne? Industrial Electronic Engineering. EE okuyorum. Game developer tarafında kendimi geliştiriyorum. Aynı zamanda game designer olarak işe girdim. Bende katkın çoktur abi. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek? Ömer Örnek hoş geldin. Enes Furkan Bülbül hoş geldin. Ahmet Eroğlu, Kemal Aktaş hoş geldiniz. Zaten canım sıkkındı. Chat ağzıma sıçtı abi. En son uzaydan yazılınca ben de bir dedim ki uy dedim bu arada. Abi dijital oyun tasarımıyla alakalı bir Erasmus projesine katıldım. Ekim ayında Fransa, Almanya ve Portekiz'e gideceğim. Sonunda staj olan bir başka programdan da davet aldım. Hayat yeni başlıyor. Bölümü de kazandık çok şükür. Oo. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir de hakikaten chatte böyle game development alanında çalışan, game designer olmak isteyen de çok arkadaş var. Çok hoşuma gidiyor valla. Tam böyle muhatap olmak istediğim tayfa chatte sürekli. Çok hoşuma gidiyor. Ne güzel lan. Pırıl pırıl. Abi Surfshark da bizim zaten. Oğlum dur lan. Belli etme. Netflix konusunda da karşılıklı bir onlar bir biz karşılıklı gidiyoruz. Bir onlar adapte oluyor bir biz. Son zamanlarda ama daha sıkmaya başladı Netflix. Valla beni fena patlattılar. İzleyemez oldum. Geçtim Surfshark'ı ama Surfshark da sizinse tamam zaten. Ben game artist olmak istiyorum abi. Concept artist. Abi Midjourney diye bir eğitim sitesi var. Bir oraya bak.
öyle tasarımlar yaparsan konsept artist olabilirsin. Midjourney.com. Oraya bir bak. Çok iyi eğitimler var orada bu konuyla ilgili. Ben de çok iyi viski sour yaparım. Ay ne güzel be. Viski sour da en iyi çavdar viskisiyle oluyor bu arada. Haberiniz olsun. Benim damak tadım en azından. Abi ben götürde kuryeyim, yazılım işine mutfaktan girme olayını çok yanlış anladım galiba. Abi evet, sen tersten gelmişsin biraz ama hayırlısı yani. Abi ben de Doha'da bar şefliği yapıyorum. Viski ve pro konusunda sommelier sertifikam var. Viski içeriğini bayılarak izledim. Devamını bekliyorum. Harbiden mi? İyi bak, eğitimli adam da beğendiyse ne güzel. Çünkü ben çok kendimce anlatıyorum. Kendimce anlatıyorsam ve ayıp olmuyorsa ne güzel yani. Hayli 50 TL atmış. Bir ara balistik muhabbeti yapacaktık abim. Gece nöbetinden selamlar. Aa! Hayli evet ya. Geçen senin attığın mesajlara tekrar baktım. En son attığın tüfeği ben görmemişim. Temmuz ayında atmışsın. Ben onu çok geç gördüm. Attığın mesajı görmemiştim gerçekten. Arkadaşlar chatimizde bir arkadaşımız balistikçi bu arada. Birebir benim kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Balistikçi derken bayağı balistikçi yani. Balistik adam vuruluyor mesela. Al bakalım bu adamı nasıl vurmuşlar buradan falan. O da diyor ki buradan mermi çıkmış adam beynine girmiş falan diyor. Yani böyle şey işi yani. Ben çok kötü anlattım tabii de balistikçi yani bu adam. İnanılmaz. Birebir de tanıştım. Bana birkaç tane gösterdi. Abi bak bu hafta da bunlar geldi falan diye. İstanbul'un gerçek yüzü. İnanılmaz. Evet bir ara bir ortak yayın yapıp anlatalım bunu. Millete anlatalım diyecektim. Çok kaynadı ya benim bu yaz programım. Ben yazayım ama sana. Son attığım mesajları da çok geç gördüm zaten. Kesin dönüyorum ben o işe. Bir hafta önce sonda roketimizi attık. Roket işine devam. Hah, roketçi de geldi. Roketçi ile balistikçi bir araya gelirse işler çok karışacak. Fatih Bircan hoş geldin. Tabii tabii. Ahmet Önal hoş geldin. Evet biraz bugün ilginç bir gün oldu. Bugün ben bir şey anlatmadım. Hep şovları siz yaptınız. Game design bölümlerinin çoğunun amele yetiştirmesi konusundaki fikrin nedir? Bu böyle gidecek mi yoksa üniversiteler kendini toplayacak mı? Vallahi ben üniversitelerin kendini toplayacağını düşünmüyorum. Zaten en başından beri şunu söyleyeyim. Ben oyun tasarım programlarının görsel tasarım bölümlerinin altında olmasını ilk günden beri anlayamadım. Hala anlayamıyorum. Anlamamaya da devam edeceğim. Globaldeki içeriklere bakıyorum. Hemen Unity'den konsept artist bilmem ne amele yetiştiriyorlar gerçekten. Yani bence bir game design bölümü ya bilgisayar mühendisliğinin ya da inanır mısınız medya studies'in falan altında olmalı. Yani bu arada oyun da yani o kadar multikalite bir şey ki. Ama yani görsel sanatların altında olmasını hiç anlayamıyorum. Niye? Çünkü monitöre bakıyoruz falan gibi mantık çıkıyor. Dayı. Yani monitöre bakmadığımız oyunlar da var yani falan. Böyle bir tuhaf bir durum var ya. Bir buçuk haftalık bir iş listesi oluşturdum feedbacklerinde Can. Tekrar teşekkürler. Ursula'yı seksileştireceğim. Kemiklerini düzelteceğim. Valla Queen her şeyden önce şeyin ejderhanın uçuşunu düzeltmelisin. Ejderha uçar gibi uçmalı. Birkaç tane o işi iyi yapmış oyun bulsan parlatırsın bence. Kemal Sezer hoş geldin. Ömer Numan Özdemir hoş geldin. Abi satellite için yer istasyonu tasarımcılığı yaptım. Kendi kripto paramı yazdım. 2 senedir cehim bilgisayar mühendisliği mezunuyum. İşsizim. Böyleleri de var. Ne? Ceh ne ya? Neden bu kadar şey yapıp kripto paradan mı battın lan? Doğru söyle. Bizim akrabalar da av tüfeği üretiyor. Huğulu marka. Ey maşallah. Sarper, beyim sayende MSA ile tanıştım ve cuma günü gidiyorum ev bakıp okul ile görüşmeye. Vallahi çok yardımcı oldun bana abi, iyi yayınlar. Vallahi Sarper yolun açık olsun.
Ben MSA'ya gitmeli bayağı oldu. Covid döneminde en son bir uğramıştım podcastler için. Ondan sonrası da kampüse gidemedim ama yeme içme sektörü Türkiye'de hızlı büyüyor ve çok inovasyon yapılıyor. Önü açık bir şey gibi görüyorum yani. Tabii çok yorucu. Yiğit Ertaş. Abi merhaba, uluslararası ilişkiler okunur mu? Yok be abicim ya. Ne öyle hala? Murat Dadaşzade. Evren yolcusu olmuş. Berkay Toruntay 4. ayına girmiş. Merhaba CS. Ben seni izlemeye başladığımda 10. sınıftım. Şimdi İngilizce tıpa başlıyorum. Ey maşallah. Ya tıpçılar arada bana yazsın arkadaşlar. Sağlık durumumuz oluyor. Bir mail atar sorarım en azından. Buralarımda bir ağrı var. Wow, Ersen Tekin. Çete 50 kişilik abonelik hediye etti. Hatırlarsanız Ersen de demin biz de yazılımcıyız yalnız filan gibi flex yapan abilerimizden. Bugün ağır yazılımcı abiler chat'i patlattı, zortlattı. Gümletti bugün chat'i. Ey maşallah. Ersen Tekin diyor ki balistikçi falan boş ver şimdi. Yazılımcılar var burada diyor. 50 kişiye daha abonelik patlatıyor. Ey maşallah. Ersen senin neydi abi yazılımdaki şey tarafın, odaklandığın, iş yaptığın taraf? Onu da demin yazdın da unuttum. Geçti vakit aradan. Emir diyor ki 10 yıl sonrasında mimarlığı bırakıp sadece görselleştirme 3D render yapıyorum. Mimar maaşıma göre 4-5 kat fazla kazanıyorum. İhtiyacım kadar kazanıyorum diyor. Ya evet evet. Ben yıllar önce bir Geek Yapar'da video çektim de size şey demiştim ya. Hangi işi yapıyor olursanız olun o işin yazılımla öpüştüğü yerlerde kendinizi uzmanlaştırın demiştim ya. Çok yani işlerin nereye gideceği belliydi. Mühendis misin? Mühendislik yazılımları. Mimar mısın? Mimarlığın yazılımcı tarafları. Dönerci misin? Otomatik döner kesme makinesi. Yani inovasyon buralarda, iş buralarda. Aruka Murat da hoş geldin. Abi odyoloji okuyup Japonca öğrenmeye çalışıyorum ama e-ticaret yapasım da var, kafam karışık. Aa, ikinci odyologumuz var bugün chatte. Ha, bir odyolog arkadaş daha vardı bak. Charon's Rover Studios 11. ayına girmiş, hoş gelmiş. Zafer dayı hoş geldin. Aytaç Karagöz hoş geldin. Doğacan Gül hoş geldin. Santana Can abi, Wattpad okunacaklar listende arkadaşımın kitabı var. Bana zorla okutmuştu. Görünce utançtan geberiyorum ama tövbe ettim artık. Hangisi acaba o ya? Ragıp hoş geldin sen de. Balistikçi çete 50 mermi hediye etse hoş olmaz. Evet, evet. Aytaç Karagöz, hoş geldin. Bir tane normal insan yok ya demiş. Normal insan dediğim pırıl pırıl insanlar işte kardeşim. Justice League gibi ekip çete bak. IT'yim, sabahtan beri eski videolarını izlerken milletin kromlarını güncelliyorum ameli gibi. Olsun abim, IT'lik de onurlu bir meslek. Hiçbir sıkıntınız yok. Yarın sabah 6'da madene gireceğiz Allah'ın izleyeceğizse, şans dile. Nerede madene giriyorsunuz ya? Aman abi dikkat, maden işi çok riskli iş ha. Şefim nasip olursa bir gün sana Whistle Pig Rye Whiskey ile Whiskey Sour yapmayı çok isterim. Eğer Doha'dan bir gün dönersem. Ya Oğuzhan ne aradım bulamadım biliyor musun? Bak geçen ne buldum, dur. Kaşındınız madem. Yani bizim ülkede viski bulmak çok zor ya. Şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki her yer viski abi, nasıl bulamıyorsun? Zor arkadaşlar. Söyleyeceğim şimdi. Nereye koydum ya ben? Artık burası da çok viski oldu ya. Bunları biraz içelim abi. Bu nedir ya? Çok spesifik bir tane viski arıyordum. En sonunda buldum onu. Nerede lan? Şu ikisini, şunları bir koyayım, göstereceğim şimdi. Aman hey erenler, unutman bizi. Ulan Karadeniz Club nerede ya? Aha. Çok spesifik bir viski arıyordum arkadaşlar. Mafya videosu yapacağım diyordum ya size.
Onu yapmamı engelleyen bir tane viski vardı. Canadian Club. Diyeceksiniz ki... Allah Allah. Mafya ve viski videosuyla Canadian viski ne alaka? Tahmin edenler varsa yazsın. Çünkü çok spesifik bir sebebi var. Bu arada Yunus Emre Şan, Orhan Uğurel, hoş geldiniz. Tuna Bolat abonelik hediye etmiş. Bakıyorum. Solen Magus 10. ayına girmiş. Podcast ya da Pillars of Eternity beklemiyordum. Solen, ben Pillars of Eternity'yi oynamadım. Doğa Geniş 30. ayına girmiş. Tuna Bolat 50. Oo, Tuna Bolat 50 abonelik atmış arkadaşlar. Yazılımcıyım diyen patlatıyor galiba. Yiğit Karataş 17. ayına girmiş. Gökrem Güneş evren yolcusu olmuş. Neyse, Canadian Club'ın esprisi şu, sevgili dostlar, Al Capone ve pek çok diğer o dönemin mafyası Amerika'da viski üretmek ve satmak yasak olduğu için o dönem viskileri Kanada'dan kaçırmaya başlıyorlar. Canadian Club da Al Capone'un favori viskisi olarak geçiyor. Bunun başka hiçbir esprisi yok, tadı da çok iyi değil, anladınız mı? Hiçbir şekilde, yani bulması da zor, çok rahat bulamazsınız. Anladın mı? Çok aman aman bir tadı da yok. Ama esprisi şu, 1920'ler 1930'lar arasında Amerikan sınırları içerisinde moonshine üretiliyor. Kanada'da ise proper viski üretiliyor. Proper viskiden kastım yine Scotch değil tabii ki ama viski. Ve bu o dönem Amerika'sında 20'ler 30'larda mafya filmlerinin altın çağında Amerikalıların en çok içtiği viski. Canadian Club. O dönem Prohibition era viskisi var bu arada, çıkarttılar onu. Onu aradım video için. Buldum. İnanılmaz bir para çektiler çünkü koleksiyon ürünü. Onu almadım, düzünü aldım. Yanına bir tane de Dubliner aldım. Dubliner standart İrlanda viskileri arasında biraz standarttır ama o dönem mafyalar İrlanda mafyası, Yahudi mafyası, İtalyan mafyası gibi gidiyor. Üçünün de kültüründen bir şeyler bulmaya çalıştım. İtalyan viskisi bulamadım. Onun yerine Fransız viskisi buldum. Ya bu arada farklı ülkelerde farklı viskiler üretiyorlar, çok hoşuma gidiyor. Yani mesela size bir tavsiyem var, eğer şu an Türkiye dışında bir ülkede yaşıyorsanız, Avrupa'da filan, muhtemelen sizlerin kendi ülkelerinizde üretilen, mesela Belçika'da mı yaşıyorsun, Belçika viskisi, Almanya'da mı yaşıyorsun, Almanya viskisi, hani böyle hobi viskiler çok geliştirilmeye başladı. O yüzden size tavsiyem, kendi ülkenizin yerel viskilerini keşfetmeye çalışın. Yani Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan, farklı ülkelerde yaşayan çok arkadaşlarımız var. Her ülkede küçük küçük distillerileri açılıp o ülkeye özel viski üretmeye başladılar. Haberiniz olsun. Yerel viskilerinizi keşfedin. Mesela Almanya'da yerel viskicilik başladı. Danimarka'da, Avrupa'da yerel viskicilik başladı. Bunu biliyorum. Haberiniz olsun. Abi sen bunları nereden buluyorsun? Şarap bira olarak da böyle şeyler denemek istiyorum. Babuş Arıcan. Benim de ayrıca sizlere başka bir konum var. Yurt dışında yaşayan arkadaşlar, eğer yurt dışında yerel viskilerinizi bulabilirseniz bana bir mail atın. Çünkü sizin yerel viskilerinizi ben burada bulamıyorum. Bilhassa Amerika'da yaşayan arkadaşlardan bir ricam olabilir. Haberiniz olsun. Şu yayını izleyen, Amerika'da yaşayan, ya Amerika'da ben sana yardımcı olabilirim, bana, benden sana bir kargo çıkar diyen arkadaşlar bana yazsın. cs@kalkgel.team. Haberiniz olsun. Bir şey daha gösterecektim size ya. Ben de gösterecektim. Ha bak. Allah aşkına viskiye bak. Lothair Whisky Single Malt Fruit Floral. Nedir abi? Fransız viskisi. Oğlum Fransız viskisini kim nerede kaybetti de siz yaptınız? Ama önemli olan ne biliyor musun? Viski yapmak zor bir şey değil. Viski yapmak sabır isteyen bir şey. İlk başta da çok lezzetli viski zaten yapman zor. Yalnız Fransız viskiciliği ileride gelişirse şöyle çok önemli bir tarafı olur. Yani Fransa'da çok fazla şarap ve kanyak ve şampanya gibi üretimler var. Haliyle çok kaliteli fıçıları var. Viskinin lezzetinin çok ciddi bir kısmı da cilasının vurulduğu fıçılarından gelir. Bu herifler temelindeki malı iyi yaparlarsa kendi ülkelerinde çok fazla kaliteli fıçı var. Japonya, Amerika inanılmaz fıçı alıyor. İskoçlar full Amerikan fıçı ya da sherry cask falan kullanırlar mesela.
Bu işin arkasında bir fıçı işi var. Şimdi Fransızlar girip bu işi büyütürlerse kendi memleketlerinde çok fıçıcılık var yani. O yüzden biraz kafayı çalıştırırlarsa büyüyen viski pazarında gelecek 10 senede çok farklı ülkelerin viskilerini görebiliriz. Ben de onları yakalamaya çalışıyorum o yüzden. Ay. Can abi evde viski yapıyorum. Göndersem yayında dener misin? Gönder abi bakarım. Konyak, bourbon, viski arasındaki farklar nedir abi? Konyak distile edilmiş şarap. Şarabı yapıyorlar. Şarabı da anlatmam lazım. Emincim şöyle oluyor. Üzüm var. Üzümü eziyorlar. Karanlık yerlere kapatıyorlar. Üzüm orada böyle yavaş yavaş filan diye fermente oluyor. Şarap diye bir içecek çıkıyor sonra ortaya. Çok basit anlattım ama. Tamam mı? Sonra şarabı satıyorlar. Şarap. Bitti bu kadar. Viskide ise şöyle bir şey var. Üzüm gibi bir ürün yerine atıyorum. Arpa gibi bir ürünü. Ya da arpa buğday karışımını. Arpa buğday çavdar karışımını. Buğdayı falan anladın mı? Bir şeyleri. Yatırıyorlar bir yerlere. Aynı üzüm gibi ıslayıp ezip yatırıyorlar. Onlar böyle diye fermente oluyor. Alkolleniyor. Alkollenmiş üzümü satabiliyorsun. Şarap deniyor ismine. Şıra deniyor. Farklı isimler oluyor. Şehri deniyor. Bir şeyler oluyor. Alkollenmiş üzüm satılabilir bir ürüne dönüşüyor. Alkollenmiş tahıl ürünü satılabilir bir şeye dönüşmüyor. İvircik bir şey oluyor. Onu filtreleyip kaynatıyorsun. Kaynattığın zaman aquavita çıkıyor ortaya. Aquavita işte saflığa yakın alkol. Bitkisel alkol. Etil alkol. Daha sonra onu fıçılara yatırdığında viski çıkıyor ortaya. Eğer malı yaparken mısırdan yaparsan, çavdardan yaparsan ve daha sonra Amerikan tipi fıçılara yatırırsan bourbon çıkıyor ortaya. Yok. Şeyden yaparsan, darıdan yaparsan, darıydı değil mi onun ismi? Darı galiba. Ben Türkçesini hep karıştırıyorum onun. Darıdan yaparsan ve farklı tip bir fıçıya yatırıp belli süre beklersen ve bu işi İskoçya'da yaparsan skoç çıkıyor ortaya. Ona da viski diyoruz. Bourbon Amerikan tipi. Tatları daha şekerli olmaya yatkındır. Karamelli olmaya yatkındır. Daha az dinlendirilir. 3 sene, 5 sene dinlendirilir. Mısırdan yapıldığı için ya da çavdar mısır karışımından yapıldığı için daha şekerli, daha doygun bir tadı olmaya yatkındır. Bizim ülkede millet ezberden İskoç över. Ben bu ülkeye inşallah bourbon'u öğreteceğim. Çünkü bence bizim ülkenin damak tadı bourbon'a daha yatkın. Böyle bir iddiam var. Bu aralarındaki fark bu. Yani belli bir yörede yapıldığında bourbon deniyor. Belli bir memlekette yapıldığında şey deniyor. İskoç viskisi. Yani İskoçya'da yapılıyorsa viski deniyor. Temel ürün aynıdır yani. Temel çıkış noktaları. Ama şu an kafadan karıştırmış olabilirim. CS, o Fransız viskisini bugün içtim ben. New York Sour'a Merlot şarabı ve o viskiyi koydu barmen. Dedim Bordeaux Sour olmasın, o adam anlamadı. Ne? Ha, okey. New York Sour'a şarap mı koyuyorlar? Bu da bir tuhafmış ha. Esin Kaftanoğlu, Amerika'dan yardımcı olacağım, Seattle'dan sevgiler demiş. Yaşa be Esin Kaftanoğlu. Mailinizi bekliyorum lütfen. Aradığım birkaç tane çünkü ürün var. Amerika'nın yerli viskileri. Amerika'nın yerli viskisini buradan nereden bulacaksın abi? Kimse getirmiyor, kimse şey yapmıyor. Bourbonların hepsinde fıçı yakılmıyor Kayra ya. Hepsinde yakılmıyor. Yakılanları yazıyorlar üstüne. Şey var bir de, Jack Daniels diye bir namussuz var. Jack Daniels viski olduğunu iddia ediyor ama bourbondur. Jack Daniels'ları kömürün üstünden akıtıyorlar. Oğlum böyle nemini alıyor dayı diye muhabbet yapıyorlar. Ne diyor, kendine Tennessee viski mi diyordu. Jack Daniels da bourbondur yani. CS, Bulleit Rye var mı arkada? Bulleit Rye. Bakayım. Tekelci gibi oldum oğlum. Olabilir Bulleit. Abim Bulleit'im var ama... Varmış gerçekten de. Kardeşim. Kardeşler ben biraz viski koleksiyoneri gibi oldum. Bana o yüzden viski sorduğunuzda arkada çıkma ihtimali çok yüksek.
Hani artık piyasa viskiden sıkılıp yavaş yavaş Fransız viskisi, İspanyol viskisi aldım. Bak, İspanyol viskisini de göstereyim size. Bu da bak farklı bir viski tipi. Viskinin de hep böyle hikayeli olan şeyler oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bunun olayı şu. Bu İskoç viskisi aslında. İskoçya'da yapıyorlar belli bir noktaya kadar. Gel gelelim. Sonra şerif fıçılarına doldurup İskoçya'dan İspanya'ya gemiyle götürüyorlar. Açık havada. Gemide yaşlandırılmış viski olarak geçiyor. Henüz tadına bakmadım. Daha bakayım. Aman hey erenler. Koleksiyonda en değerli viski hangisi? Vallahi Mehmet, fiyat olarak en değerlisinin aslında çok anlamı yok. Yani fiyat olarak en değerli viski daima en yaşlı olandır. 25 yıllık, 30 yıllık, 21 yıllık, 18 yıllık viskiler fiyatta diğerlerini ezer. Fakat mesela İspanyol viskisi Türkiye'de çok içen olmaz. Mesela benim için bence şu an şey en kıymetli viskim bu. Çünkü henüz tadına bakmadım ve bilmediğim bir viski. Ben viski tadımcısıyım zaten abi. Benim esprim ben tadacağım. Diyeceğim çok güzel. Ben viskide de bu neymiş yapıyorum yani. Benim bu neymiş serimi izleyenler ne demek istediğimi anlamıştır. Giriyorum bu neymiş de bir saat iki saat oynuyorum oyunu. Oh diyorum bu da böyle bir şeymiş. Benim bu kanaldaki hep konseptim keşfetmek üzerineydi ya. Keşfediyorum abi ben. Bunların hepsi 2-3 yudum alındıktan sonra burada bekliyor. Yani ben de böyle seviyorum yeğenim. O atlıdan yok midir abi? Bu çok daha hasso bir viskidir. Aman hey erenler, usurtman bizi. Arkadaşlar alkol dostunuz değildir. Wow, Burcu Yamak 50 kişiye abonelik hediye etmiş. 50! Haydi şimdi 50 kişiye abonelik hediyesi gelsin. Arkadaşlar yayınımızın başından beri 200 kişiye abonelik hediye edildi. Lütfen bu 200 kişi çete gelsin, kendilerine abonelik hediye edilmiş olabilir. Abone hediye edenlere bir teşekkür etsinler. Ortalık karıştı yani. Gözünü seveyim abi, nereden bulabiliriz? Kral tadı iyi mi bilmiyorum. Nadir diye alıyorum ben bak. Çünkü şey çok ilginç. Bizim ülkede skoççuluk başladı. Bu arada demin bir arkadaş mankiş olur yoktur bence dedi ama şurayı görüyor değil mi? Burada bir şişe bitmiş. Bir şişe hiç açılmamış Monkey Shoulder var. Oo. Delorm 100 hoş geldin. Enes Ekin hoş geldin. Kaan Altınel hoş geldin. Nevzat Ercan hoş geldin. Oo çok güzel be. CS şarabı mesela ters tutarak muhafaza etmek gerekiyor. Viskide böyle bir şey var mı? Yok Ali Murat. Benim şu an tek bir problemim var. Buradaki viskiler kalorifer gibi bir şeyin önünde duruyor. Ben o kaloriferi kapatacağım kış yaklaşırken. Viski sıcak ortamda beklemeyecek. Güneş almayacak. Bu kadar. Çok güzel. Çok sert kokusu var ha. Abi Japonlarla aran nasıl? Japonlarla aram iyi ama Japon viskileri illaki o kadar iyi olmuyor her zaman. Japon viskisi de biraz İskoç viskisi gibi viskinin artık şeyine ne diyeyim ya biraz adı var Japonculuğun. Japon koleksiyonu, İskoç koleksiyonu yapan tayfa var. Japon viskilerin hep çok ilginç bir şeyi vardır. Şu an arkada şurada şöyle bir 5-6 şişelik bir Japon koleksiyonu var bende. En klasikler var. Geçen Roku Gin mi aldım lan ben? Bir şey aldım. Dur. Ha yok Roku Gin'i bırakıp yanına yerine başka bir şey aldım sonra. Çok güzel kokuyor. Sherry Cask inanılmaz fark ediyor gerçekten ya. Ben çok seviyorum yoksa görmüştüm. Sen nasıl buldun merak ettim. Valla Monkey Shoulder benim easy drinking. Şöyle ağzıma bir viski atayım dediğim zaman Monkey Shoulder benim favorilerimdendi. Şimdi Jameson Black Barrel'la değişti o. Baktığın zaman Monkey Shoulder'ın tadı Jameson Black Barrel'dan bence daha zengin.
Yani Monkey Shoulder benim tavsiye edebileceğim bir konfor viskisi. Konfor viskisi dediğim arkadaşlar, yeni bir şey tatmak istemiyorum. Böyle çalışırken yanda diyorsanız, varsa öyle bir tane şeyiniz, Monkey Shoulder iyidir yani. Ama pahalı gelebilir. Çoğunuz Black Label. Yani ben o seviyelerde Black Label falan mesela daha çok diğerde tavsiye ederim. Ucuz. Çünkü çok arttı viskilerin fiyatı ya. Bu abim su istiyor. Bu abim açılmamış. Böyle tuhaf bir muhabbet var. Viskinin tadını bazen açmak gerekiyor. Her viski sek çok iyi gitmiyor. Bunun alkolü biraz şey. Yüksek galiba. Yani iki şey var ya. Alkol oranı yüksek. %40'ın üzerinde. Bir bakayım şişesinden. Bir dakika. %41.3. Yes. Ben daha 47 gibi tahmin ederim. Çünkü çok yoğun bir alkol tadı var. Bu kadar alkol tadı ve kokusu olmuyor normalde viskilerde. Tuhaf olmuş. Biraz sert. Ama işte yaşlandırılma şeyinden de olabilir. Denizde gittik, açık havada beklettikçilik var ya. Belli bir noktada bazı viskilerin tadı daha kapalı kalabiliyor. Onlara literally bir ya da iki damla su atarak bütün peptitlerini parçalıyorsun. Bambaşka bir viski çıkıyor ortaya. Bütün viskilerin 3 tane formu var. 1. Sek hali. 2. 1 ya da 2 damla su atılmış hali. 3. Buzlu hali. Yani herhangi bir viski içiyorsan 3 tane içecek içiyorsun her zaman. Açmak için buz koymazlar mı? Cık. O öldürmek. O anasını çekmek oluyor. Ama şöyle oluyor yani. Mesela bazı viski buzsuz içilmiyor. Çoğunlukla blendler, Jack Daniels'lar, Johnny Walker'lar, Chivas'ın standart versiyonları. Bunları buzla iç diye yapıyor adam zaten sana. Sek iç diye yapmıyor. O blendi ona göre yapıyor yani, anladın mı? Buz koyduğun zaman viski böyle oluyor. Kaliteli viskiye buz atarsan kaliteli viskinin anasını ağlatmış olursun. Atmazsın yani. Çok hoş. İçtiğim en meyve şeylerden bir tanesi. Ve bu konuyla ilgili sizi çok yetenekli birisiyle tanıştıracağım. Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar, sizi viski konusunda hiç viski içmeyen çok ilginç bir uzmanla tanıştıracağım şimdi. İnanılmaz bir uzman geliyor. Buyurun. Evet. Merhaba. Evet. Saçım başım iğrençmiş. Biraz öyle. Eyvallah aşkım. Dur. Affedersiniz. Saçlarımı açayım bari, iğrenç görünüyormuş. Ceren Hanım, bu şişeyi daha önce gördünüz mü? Hayır. Aa, adı da Nomad'mış. Tamam. Bakınız. Koklar mısınız? Ya bunu yaptırdın, inanamıyorum. Kokla, ne kokuyor bana anlat. Bal, karamel, çimen, çikolata. Aha. En ilk seferde aldığım kokular bunlar. Kafi. Evet, çikolata da kokuyor. Arkadaşlar, viski olayında insanın burnunun keskinliği çok önemli. Benim burnum Ceren kadar keskin değil mesela. Ben bunları çok zor çıkarıyorum. I'm a witch. Peki bir de bunu koklayabilir misin? Çiçek, su, dere kokusu yani. Hı hı. Dere ve dere etrafı değil mi? Dere otları. Bir dakika dur. Bir dakika. Geliyor. Bir daha kokla. Çok yoğun çiçek. Aha. Dere çevresindeki otlar. Bir de şey kokuyor böyle. Biberiye, adaçayı gibi bir takım şifalı otlar. Aha.
Oo, bu İskoç viskisi mi? Evet. Bu çok çok yağmurlu bir yer. Hmm. Ağaç kokuyor bir de, meşe mi? Aa, bas bariz ağaç kokuyor böyle. Hı hı. Şarıl şarıl yağmurların yağdığı bir yerler. Oo, hava çok kapalı filanmış. Bunun esprisi ne biliyor musun? İskoçya'da demlenip İspanya'da bitiriliyor bu viski. İskoç, İspanya karışık bir viski. O yüzden karışık bir tadı var. Ben hiç İspanya kokusu alamadım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı? Şimdilik. Peki. Devasa bir koleksiyonumuz var. Diğer videolarda da sizleri çağırırız. Teşekkür ediyoruz. Bütün kokuları alıyorum ya. Evet, ama öyle. İçmeye geldi mi? Yok, hiç sevmiyorum. Hiç Ceren tadına bakmadı zaten, dikkat ederseniz. İstersen bak tadına ama. Yani bana hepsinin tadı aynı geliyor, işin tuhafı. Tadları aynı geliyor ama kokuları bariz bir şekilde ayırabiliyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Hı-hı. I think I'm a witch. Bye bye. Ay, tokanı da alayım. Tamam aşkım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun Seda. Bunu neden nomad? Nomad işte, çünkü İspanya'dan İskoçya'dan İspanya'ya açık havada tahta fıçılarla göç ediyor. Sonra bitiriliyor. Finish İspanya'da yani. Sherry fıçılarında bitiriliyor. Sherry fıçılarında bitirildiği için biraz üzüm ve şarapçılık da var içinde yani. Böyle daha şekerli tatlar bırakıyor içkiye. Şimdi bunu ben daha sonra viski tadımıyla alakalı bir video çekeceğim daha detaylı ve orada da anlatacağım. Size de bir canlı göstereyim dedim bunu. Şöyle bir şey var. Mesela benim burnum kesinlikle Ceren'in burnu kadar keskin değil. Böyle bir şey yok bende yani. Ben böyle çok ağır ağır alıyorum bunu, böyle kokluyorum. Ulan diyorum, bu biraz şekerli bir tat. Ne var burada falan. Beynim böyle benim çok zor buluyor bu tatları, tamam mı? Ceren'in burnu inanılmaz keskin. Kokluyor. Koklamasıyla birlikte çat 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 arkasından böyle isimleri de çıkarabiliyor. Bu bir yetenek. Sizin de geliştirebileceğiniz bir yetenek. Ama insanın da burnunun kalitesiyle alakalı. Hepimiz böyle olamıyoruz yani, onu söyleyeyim. Şeyde fark etmişsinizdir mesela. Sek halini kokladı. Su atılmış halini kokladı. İkisinden de farklı koku aldı. Şimdi zaten İnsan dili 4 tane tat alabilir, tamam mı? İnsan dili diyorum bak. Acı, tatlı, umami, tuzlu. 4 tane. 5 miydi ya da bir şey daha var. Yani geri kalanında bizim bildiğimiz böyle ne bileyim çikolata tadı, limon tadı, işte dere, otlar falan diyor ya. Böyle tatları hepimiz biliriz bir yerlerden. Bu tatların hepsi uydurma. Hepsi kokudan çıkan tatlar. Ha, ekşi bir de, evet. O yüzden bizim tatlara isim vermemizi sağlayan şey koku. Şaraptan, viskiden, bilmem neyden tat alacaksanız, lezzet alacaksanız burnunuzla çok alakası var. İyi koklayabilmeniz lazım. Koklayabildiğiniz noktada zaten tat alabiliyorsunuz sadece. Kokuyla çok alakalı. O yüzden Ceren'in kokudan yaptığı analizin üstüne bir de damaktan analiz yapsa, ama damakta şöyle çok ilginç bir şey oluyor. %40 alkollü olduğu için Ceren'in ağzı beğenmiyor viski. Diyor, bu ne ya diyor, acı diyor, tamam mı? Devamı gelmiyor. Eğer şayet Ceren içtiğinde içkiyi yorumlayabilecek keyfe alıyor olsaydı viskiden, müthiş bir viski tadımcısı olurdu. Bu bir şans. Ben Ceren'de ilk bunu fark ettim. Ceren'in neler söylediğini not alıp ondan sonra internetteki notlarla karşılaştırdım. Bayağı da tutturuyor. Yani çok ilginç bir şey. Peki içine su attığım viskiyi koklayıp su kokusu var bunda demesine ne diyorsunuz? Orada bir chat altına sıçtı, onu gördüm. Onu duyunca şok oldum abi. Ya bu işler hiç şaka değil vallahi arkadaşlar. İnşallah daha çok bu konularda içerik çektiğimde sizlerin de bunu görmenizi sağlayacağım. Viskinin arkasında çok farklı bir kültür var. Viski çok karmaşık bir içecek. Karmaşık bir içecek derken şey gibi düşünün. Burada böyle fermente olmuş bitki özlerinin damıtılmasından geriye kalan bir tat var.
fıçının verdiği bir tat var. Fıçının bekletilme şartlarının verdiği bir tat var. Viski yaparken kullanılan suyun tadı kalır her zaman, hangi dereden geldiğini mesela İskoçlar çok rahat anlayabilir. Anladınız mı? Çok karmaşık bir içecektir viski. Ve nihayetinde baktığında ortaya böyle bir tane sarı su çıkıyor. La bu ne la diyorsun. Ama işte içindeki bütün o karmaşık tatların dağılma sıcaklığı, dağılma, kimyasal dağılma frekansları farklı. Sek halindeyken mesela şöyle duruyorsa bu, sen buna bir damla, gerçekten bir damla su atıyorsun. Böyle viski bir anda şey oluyor. Falan diye açılıyor böyle, tamam mı? İnflak ediyor içinde tatlar ve bambaşka bir profile geçiyor. Yani sek viskiyle bir damla su katılmış viski, özellikle de iyi bir viski içiyorsanız, bambaşka iki şey oluyor. Buz atarsanız öldürmeye başlıyorsunuz viskiyi. Ama bazı viskiler buzlu daha iyi oluyor. Yani böyle sek halinde bu ne ya diyorsun. Tek damla su atıyorsun, bir şeyler veriyor falan. Çakıyorsun buzları, diyorsun böyle tamam lan, lezzetli bir şeye benzedi. O yüzden bu hep böyle bir kültür. İnşallah bunları al. Bilmiyorum, bu konuyla ilgili böyle bir rehber videosu çeksem ilginizi çeker mi? Demin az önce gördüğünüz canlı yayında izlediğiniz büyülü şeyler ilginizi çekti mi yani? Abi Bilkent bilgisayara girdim. Senin de etkin var bunda. Teşekkür ederim. Birkaç sene önce quest vermiştin. Onları günceller misin? 22 yaşına kadar 10 bin kazan gibi. Ha evet tabii. Buz çok kötü bir şey. En boktan viskide bile buz çok kötü oluyor. İşte katılmıyorum kanka. Ben sana bir red label vereyim. Hadi onu sek iç. İçemezsin. Hemen dersin ki aman bana iki buz. İki buz hem de. Ha. Tek buz bile kurtarmıyor red label'ı. CS, viskiden hiç anlamam. Eşim Dimple'ın ballısından istiyor. Almışken iyisinden almak istiyorum. Bir önerim var mı? Abi şimdi birisi ballı viski istiyorsa zaten bu işlerden çok anlamıyor demektir. Senin eşinin gönlü olsun, sen onu al. Aromalı viski genel olarak çöptür yani. Ciddiye almayın hiç. Ankara bilgisayar İngilizce, helal. Unity developer olacağım diyor. Ya gitme. Gitmiyorum be, burada oturuyorum. Abi Meleklerin Payı YouTube kanalıyla ortak içerik yap bence. Abi Burkay abilerim falan, ben tanıyorum sektörden de biraz. Yani bakmışlığım var. Onların viski tadım şekliyle benim viski tadım şeklim çok farklı. Burkaylar falan aşırı İskoççu ve böyle çok daha böyle ne diyeyim, çok pahalı kaliteli viskilerin peşinde onlar. Ben bir tık daha paralelde halk tipi. Bir de benim yorumlama şeklim de onlara çok benzemiyor. Çok severim bir gün inşallah, onlarla da otururum. Çok böyle hakikaten sektörde viski konusunda uzman abiler var. Oturup böyle onlardan bir muhabbet yapmayı çok severim. Ama ben ben viski konusunda alaylıyım biraz. Yani benim viski anlatma, tarif etme, tatma tarzım böyle nasıl diyeyim, viski elite abilerin yanında çok tırt kalıyor. Ben tırt kalırım onların yanında. Öyle söyleyeyim. Bilgi eksikliğimden de değil. Yani onların yöntemiyle benim yöntemim farklı. Öyle diyeyim yani. Hani şey, onlar gitarcı, biz bağlamacıyız yani. Gönül farkımız da var orada öyle bir. Yoksa oturup muhabbet etmeyi, paylaşmayı çok severim. Ama mesela bakabilirsiniz tabii ki. Yani viski konusunda çok uzman abiler var hakikaten Türkiye'de. Çok güzel içerikler yapan. Red Label hiç içmedim de Chivas Regal içiyorum genelde. Bir tık üstü demiştim viski videomda. Yani Taner şöyle bir şey yapabilirsin. Bir gün Chivas 18 ile Chivas 12'yi aynı mekanda iste. İkisine de sek iç, ikisine de buz at. Chivas 18'i buz öldürecek ve kötü olacak. Chivas 12'ye buz çok yakışacak. Ama Chivas 12'nin bence diğerlerine göre en büyük avantajı Chivas 12 sek de güzel. Bir damla suyla daha güzel ama sek de güzel yani. Abi babam eve hep Ballantines 12 alıyor. Ne diyorsun, iyi midir? Benzeri veya daha ucuz bir viski var mı bildiğin? Ya da yine benzer tatta farklı bir viski. Valla Doruk çok geniş bir kategori o. Ballantines içimi çok rahat bir viskidir.
Ballantine's'ın ateş fıçılı olanı var bir tane. Ondan alabilir. Dur bakayım bende var mı? Bende 12 ile düzü varmış ama bunların bir de alevli fıçıda olanları var. Yani şey, scorched fıçıyı yakıyorlar ilk önce. Onu deneyebilir. Ballantine's sevdiyse babam buzlu mu içiyor? Yani bilmiyorum. Ballantine's böyle yumuşak için bir viskidir. Hani hatta bir tık niyeyse bir işte kadın viskisi gibi bir ara ismi çıkmıştı. Yani kadın viskisi demek tabii saçmalık da hani böyle damağımıza dilimize hoş gelen vanilyalı böyle hoş hoş bir tadı olan bir viskidir. Sert viski sevmez. Ya arkadaşlar viski skalası çok geniş. Oyun gibi bir şey. Hakikaten ben oyunlara çok benzetiyorum. Yani şimdi mesela hani birisi geldi size şey dedi. Abi benim babam Last of Us seviyor. Benzer viskiler, benzer oyunlar var mı? Cık. Ulan var ama yani anladın mı? Gerçekten skala çok geniş yani. Çok hele de işin içine girmeye başladıktan sonra çok değişiyor. Bende de şey huyu var. Tıpkı oyunlardaki gibi. Mesela İskoç övücülüğü var sektörde. Gıcık oluyorum. Abi İskoç viskisi asıl falan. Oğlum dur bakalım lan. Adam İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da bir sürü viski var. İskoçlar inanılmaz bir marketing yapmışlar. Bir İskoç viskisi övücülüğü var. Yolu açık olsun. Her zaman sizin damak tadınıza uymayacak. Zaten onu keşfetmek mantık. Bazen bir viski içiyorsun diyorsun ki oha ben yıllardır bunu arıyormuşum falan. Yani öyle bir tat bulman lazım. Ve her zaman en pahalısı da olmuyor. Bu da ilginç bir şey. Şarapta da öyledir mesela. Pahalı iyi demek değildir. Pahalı daha fazla zorlanılmış onu üretirken. Daha az üretilmiş falan gibi anlamlara geliyor. Shivas'ın yanında sadece çikolata alıyordum. Dostlar, viskiyle bir şey yeme içme huyunuzu benim size tavsiyem bırakın. Bu pavyonculuktan kalma tuhaf bir huy. Yurt dışında çok viski içeriği tükettim ben, globalde özellikle. Viskinin yanına çikolata koyan hiç kimseyi görmedim. Bir bizim ülkede var. Niyeyse böyle bir ezber var. Yapmayın arkadaşlar, viskinin tadını çıkarın. Kalitesiz viski bir şeylerin yanına pije olabiliyor. Ama viskinin kendi tadı o kadar baskın ki ben viskinin yanına hiçbir şey koymam mesela. Ben koymam. Ha ama örnek vereyim. Birazcık daha ucuz bir viskiye giderim. İki tane buz atarım içine. Düz James'in içine bir buz atarım mesela. Yanında turşuyla muhteşem gidiyor. Ama onu çözmeniz lazım. Ezberden gitmeyin. Viskinin yanına çikolata. Abi hangi viskinin? Bunda vişne tadı var. Öbüründe nane tadı var. Bunda maydanoz tadı baskın oluyor. Öteki taşak kokuyor. Yani böyle bir ezber o. Girmeyin ona. Keşfedin, deneyin. Karmaşık bir şey bu yani. Bu arada yani hakikaten size demiştim ya daha önce şey kokan viskiler var diye. Peated viskiler. Bunları demiştim size daha önce. Toprağın üzerinde yakıyorlar diye. Turf toprağının. Turf toprağı da böyle şeydir. Yani işte gübre, toprak, çürümüş şey karışık olur. Ayla viskileri deniyor bunlara. Bu ayla viskileri alayı böyle bir şey kokar. Ahır kokar yani. Ve işin ilginci bunu seven sever, sevmeyen de hiç sevmez. Mesela ayla viskisinin yanına hadi koy bakalım çikolata. Asla. Yani. Erik, elma, çilek viskinin yanında güzel oluyor bence dandik viskinin. Bir de herkesin damak tadı dostlar. Çiğ köfteyle viski bak çok iyi gidiyor doğru viskiyi bulursanız. Şaka yapmıyorum. Viskinin yanına baskın tadı olan sivri şeyler bir ihtimal çok yakışabiliyor. Kaju fıstığı, soslu mısır, çiğ köfte, kuru et, pastırma, çemenli çemensiz, çemenli pastırma. Mesela İngiliz bilmez çemenli pastırmayı, o bize has bir tat. Bir de bunları keşfetmeniz lazım yani. İnşallah vakit zaman oldukça anlatırız bunları yani. Aile için giriş seviyesini önerirsin abi. Hocam ya Ardberg ya da şey. Ne o? Lagavulin. Dur bir dakika bakayım ismine. Bekle bir saniye. Ayla'da zaten 3 tane çok klasik var. Ardberg, Lagavulin bir de
Lafroig. Islay diye arat zaten, çıkıyor bunlar en popüler. Bellidir zaten Ayla viskiler. Peated yazıyorsa üstüne biraz da benzetirsin mesela. Lafroig hastası oldum Ayla bölgesinde. Ya ben Eternals'a benzetmiştim Lafroig'i. Seven sever, sevmeyen sevmez demiştim hatırlarsanız. CS Bey, koronada buhrana düştüğümde yapma toparlarsın demiştin. Geçen hafta Teknofest'te roket attık. Makine mühendisliği son sınıfım. Teşekkür ederim, depresyondan çıkarmıştın beni. Estağfurullah ya. Peat tadı geliyordu Gold Label'ın yenisinde, garipti. Şimdi onlar blend olduğu için şöyle bir şey vardır. Bir blendin içine onda bir oranında bile peat koysan bastırıyor tadı. Çünkü affedersiniz at götü ve testis tadı var yani haliyle. Çileksi tatlar, pamuksu tatlar filan derken hadi bakalım biraz da ahır koksun diye peat'i bir koyuyorsun. Peat çok bastırıyor. Ama ilginç yani peat'i seven var, sevmeyen var. Yani seven de bu ne lan bunlar kız viskisi filan diyor. Daha böyle sert viskiler arıyorlar. O da bir tuhaf. Grand Siege içmedim ya İsmail. Sana kıyak olsun diye alayım içeyim. En kötü dışarıdan gelince ağzımızı çalkalarız. Şefim, viski kadar olmasa da alkoller konusunda genel bilgim var. Beylerbeyi göbek rakıya çok bitiyorum. Ne diyorsun? Oğuzhan zaten Beylerbeyi Türkiye'yi bitirdi, salladı yani. Yeni rakıyı kıçında salladı. Beylerbeyi göbek içiyor şu an bütün Türkiye. Aklı olan herkes. Beylerbeyi göbek. Tekirdağ altın serisi. Mercan diye bir şey çıktı geçenlerde. Denk. Çok lezzetli onların tadı. Bir de çok ilginçtir. Yeni rakı götü yandığı için şey çıkartmaya başladı. Cabernet Sauvignon çıkartmaya başladı özel. Göstereyim onu size. Yani yeni rakı da şey oldu. Bir dakika. Biz de iyi rakı yapabiliyoruz aslında. Yapaydın. 50 senedir Aydın Boysal'ı mide hastası ettiniz. Yapaydın 50 senedir. Yok. Nerede? Yeni rakı da şimdi popiş yandıktan sonra girdi bu işlere. Fotoğrafı çıkmadı. Şu Tekirdağ No, onu içtim. Yani şöyle söyleyeyim hocam. Bu aralar Türkiye'de kaliteli rakı yükselişe geçti. Ucuz rakı da yükselişe geçti. Yani şey çok ilginç böyle. Piyasanın yarısı yeni rakıdan daha ucuz ve daha tehlikeli ve daha lezzetsiz rakılara gidiyor. Piyasanın geri kalan yakısı da aman abi ağzımız yandı güzel bir şey içelim diyor. Sektör böyle laps diye ikiye bölündü. Salih hoş geldin. Normalde sert tatlar sevmem ama Ardberg içtikten sonra peat tadına bayıldım gerçekten. Aynen. Şimdi peat'i de bir kere sevdin mi oradan senin geri dönüşün yok. Ben şimdi sana McAllen versem ooo dersin ama sonra yine canın peated çeker. Onunla ekşi tadını seviyor peated tayfa. Ben o kadar sevemedim. Yani içmekten hiç gocunmam. Hani böyle bu neymiş falan asla olmuyorum. Severek içerim. Ama hani ne içersin dediklerinde benim elim peat'e gitmiyor. Meyhane ortamını pek sevmem diye hiç gitmedim de Ankara'da gidilecek düzgün bir meyhane önerisi olan var mı? Geçen biz Kazıklı Maria ile gittik. Çok iyi bir yere götürdü bizi eşiyle. Şeyde. Ankara'da bir tane kayda değer cadde var. Neydi onun ismi? Koskoca Ankara'da bir tane cadde var ya. Tunalı mıydı? Tunak mıydı? Tunalı Hilmi. Dur gösteriyorum ben sana. Gittim çok beğendim. Ankara'da meyhane. Söylüyorum şimdi başka. Nerede? Kuğulu Park. İn aşağı. İn. Burada bir yerdeydi lan. Bulamadım bak. Ama Ankaralılar anlamıştır nereye bakmaya çalıştığımı. Leman Kültür'den devam ediyorsun. Burada çok güzel bir tane meyhaneye gittik ya biz. Biraz sonra zaten Ankaralılar söyler nerede olduğunu. Beylerbeyi göbek milli gurur resmen reis. Babam fabrikasından emekli diye söylemiyorum. Çok iyi ürün. Maşallah. Yok ya. Tam şuralarda bir yerdeydi. Şeyli böyle. Önceden rezervasyonlu bir mekan. Yok Tunalı Hilmi'de de. Şeyde Bestekar Caddesi'ndeydi yani.
Bulamadım. Ya da Tunus'un üstünde mi? Ha, Tunus'un üstündeydi lan. Bestekar'da değil, Tunus'taydı. Oğlum meyhaneleri sildirttiniz mi lan buradan? Çok güzel bir yerdi. Mezeleri falan da şovdu. Ama pahalı biraz. Yok ya, bulamadım. Yok. Çok güzel bir yerdi ama. Yine gitsem giderim yani. Ankara'ya gitsem tekrar gideceğim yer. Can sağlam, zeytin sahibi olmuş. Murat uzay vatandaşı olmuş. Afitap. Sana helal olsun Berdan. Bak bildi. Helal. Ankaralılardan gelir diyordum. Bak burası. Bu ne lan? Kalamış mı? Yok lan, Ankara Ankara. Burası. Şeyde. Çok güzel bir mekan. Afitap diye bir yer Ankara'da. Ben gittim, çok memnun kaldım. Mezeleri de çok iyi. Ama fiyatlar artık meyhane fiyatı tabii hani. Helal edeceğim. Tunus'ta Afitap var ya. Aynen, ben de Afitap'ı arıyordum. Ankara'da meyhane body arıyorum. E hadi o zaman Ankaralılar. Yakın evren tayfa. Discord'dan buluşun. Hadi yallah ya. Güzel şöyle bir minimum bir mercan açtırın. Ya bir beyler bey göbek falan. 4, 5, 6 kişi şöyle bir fırlayın gidin hadi. Mert Atakan hoş geldin. Abi Nisan gibi gel, Menticon'da seni gezdireyim, hem de RPG oynarız. Kardeşim sağ ol, ben elde oynuyorum RPG'yi ya. Bak Asterte, Furkan meyhane body olurum diyor. Haydi, Ankara'da meyhane body aranıyor. 6 kişiye kadar ekip kurulacak. Önce meyhane sonra pavyon. Yakmayın birbirinizi. Abi Genshin Impact'te Orta Doğu temalı bölge geliyor, bir haftaya bakma ihtimalin olur mu? Olur da ben Genshin Impact'te girmeyeli bir sene oldu ya. Ne kızlar kaçırmışımdır şimdi, hiç haberim yok ha. Kulüp rakı seven yok mu? Yani kulüp rakı sevdası biraz nostaljicilik gibi geliyor bana ya. Çok da iyi değil açıkçası yani. Bak Kübra diyor, ben de olurum meyhane badı diyor. Kübra bir de şeyci, ortodontist yok, odyolojist öyle bir şey. Gökalp Koca, Lor, hoş geldiniz hepiniz. Geçen arkadaşın babası bir rakı koydu bize. İzmir'de birinden alıyormuş. Çok lezzetliydi. Ne yapmış bilmiyorum ama içimi de çok rahattı. Abi iyi alkoldür, iyi damıtılmıştır. Yani aslında bu kadar zor değil iyi rakı yapmak. Senelerce yediler milleti. Lor, hoş geldin. Hadi bakalım meyhane badicilik. O zaman... Moderatörlerimiz buradaysa, sevgili Selçuk, Büşra, Berna, hanginiz buradasınız bilmiyorum. Discord'umuza bir developer, game developer, yazılımcı buluşma alanı açıp bir de meyhane body, meyhaneciler birbirini bulsun. Şehirlere göre, özellikle büyük şehir İzmir, İstanbul, Ankara bölelim. Geri kalanları da daha küçük odalarda. Meyhane body'ler birbirlerini bulsun. Yazılımcılar, geliştiriciler birbirini bulsun. Bunun için Discord'umuzda bir ayarlama yapalım lütfen. Helal olsun Ahmetciğim. Derya Dilara Doğan hoş geldin. Açıldı mı? Helal. Hadi bir de meyhane body odası lazım bize. Tamam. İzmir, İstanbul, Ankara'ya ayrı oda. Diğerlerine genel. Abi Discord'a nasıl girebiliriz? Can Sungur ya benim galiba. Ya discord.gg/cansungur olması lazım. Bakayım. Ben de bilmiyorum ki. Ben hiç girmiyorum Discord'a bu arada. Siz seviyorsunuz diye şey ettim.
Yok değilmiş lan. Bilen birisi söylesin, ben bilmiyorum. Ha yo, discord.gg/cansungurmuş. Ha tamam, ben yanlış yaptım. Dur, bunu pinliyorum o zaman yukarıya. Hop, pinledim. Yukarıya pinledik arkadaşlar. Kayra Çetinkaya, Batuhan Uzun, Arda Erol, hoş geldiniz. Efe Çetinkaya, hoş geldin. Ben kaç saattir konuşuyorum ya? Oo. Şişt, bana bakın. Koç yiğitler, saat 1.30 olmuş. Niye saatten bahsediyorum biliyor musunuz? Bizim ülkede Mankiş olur 600 TL 500 mililitre. Sence değer mi? Yani bence değer de. Hani şimdi şeye bağlı. Haydi dostlar, kendinize iyi bakın. Yarın işiniz vardır, okulunuz vardır. Aslanlar gibi bir çarşamba günü bizleri bekliyor. Bugün oyunsuz geçti. Öyle oldu yani. Şekilli şukullu oldu. Şimdi yayını kapatıp gidip hentai oyunları oynayacağım. Bu neymiş, yalan ettik. Onu da başka gün yaparız. Bu neymiş konusunda viski denedik bugün. Öyle düşünün. Bu neymiş viski yaptık bugün. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşüyoruz tekrar. Hoşlarca kalıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Haydi iyi geceler.